İyi akşamlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Yine bir cumartesi akşamında Sinan Engin'le karşınızdayız. Sevgili seyirciler öncelikli olarak akşam saatlerinde çok acı bir haber aldık biliyorsunuz. Hakkari'de 3 şehidimiz var. Şehitlerimizi Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı. Sadece yakınlarına hayır ulusumuza başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bu süreçte gerçekten çok kritik bir süreçte çok sıkıntılı anlar olabiliyor. E, birlik olmak e, zamanı diyoruz. Şehitler hepimizin şeydi. Vatanımızın, milletimizin acısı çok büyük ama maalesef hayat devam ediyor ve bu e, devam eden hayatta da biliyorsunuz bizim için e, futbol, futbol arenası çok 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 önemli. Ama tabii ki üzüntümüz çok büyük. Sinan Engin Aynen, e, Sinan, Sinan abi eylesin. bununla başlamak istedik. Aynen ben de söyleyeyim sonra sen devam et yine. Evet şehit Allah rahmet eylesin şehitlerimize. Yani bir de cadde ortasında yani ben de aynen gördüm öyle. yani. Öyle arkadan herhalde gelip atmışlar. Evet, aynen öyle. Haince, kalleşçe. Allah Allah, belalı, Allah belalarını versin. Allah rahmet eylesin. İnşallah herhalde bu işin kökü birini herhalde ne? Evet, Azınacak bir herhalde süreç yani. var. Bir çözüm süreci var. Çözüm Kardeşlik, süreci dostluk, beraberlikler. Yani derken, bunu engellemeye yoktu. çalışan bazı yoktu. hainler var. Yoktu yani. Bu bitmişti. Yani bu kaç zamandır gelmiyordu böyle şehit haberleri fazla gelmiyordu. Yani tek tük böyle ufak tefek böyle Arada bu işte süreci karıştırmak isteyenlerdendi. Ama ne olursa olsun Allah rahmet eylesin. Allah belalarını i̇nsanın versin. tadı tuzu kaçıyor değil mi Sinan abi? Belalar. Ne top, ne futbol, ne şu, ne Allah bu. Allah belalarını versin diyorum yapanların da o kadar. Amin. Gerçekten çok üzgünüz. Bugün beraberce maçı da seyrederken... ...hani derler ya insanın burnundan geldi diye... ...hiç bir keyfimiz yok, sıkıntımız büyük. Ama tabii kimseyi sevindirmeyeceğiz, kimseye mutlu etmeyeceğiz... Şehitlerimize dua ediyoruz, tıpkı bundan önceki şehitlerimiz gibi. Bu ülkenin birlik beraberliğini bozmayan insan, bozmaya çalışan insanlara da izin vermeyeceğiz. Bu süreçte, bu çözüm sürecinde sıkıntı oluşturmaya çalışanların da her zaman milletçe karşısında olacağız sevgili seyirciler. Kardeşliğimizi, dostluğumuza, beraberliğimizi kimseye bozdurmayacağız. Karstan Edirne'ye kadar birliğimizi, beraberliğimizi kimseye bozdurmayacağız. Kuzeyiyle, güneyiyle, doğusuyla, batısıyla. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Ülkemizin başı sağ olsun. Ee, diyoruz. Acımız büyük. Maalesef çok büyük. Evet sevgili seyirciler, Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmaları start, start aldı. Ee, ekranın altına da yansıyor. Kartal için İsmail Kartal için bir galibiyet oldu bu. Fenerbahçe Gençler Birliği'ni 2-1 mağlup etti biliyorsunuz artık skoru herkes biliyor. Fenerbahçe zorlu bir galibiyet elde etti Gençler Birliği karşısında. 2 penaltı Özgür Yankaya'nın pozisyonlar konusunda. Tartışıldığı bir maç oldu. Penaltılarla Fenerbahçe 2-1 kazandı diyelim. Maç sonrası İlhan Cavcav'ın gençler Birliği Başkanı'nın son derece sert açıklamaları var. Ee, birazdan onu ekranlarınıza getireceğiz. Ertan Süzgün'ün İsmail Hocaya hafta içerisinde Yürgen Kulop'un başkanlarla ilgili yaptığı açıklamaya paralel olarak bir sorusu vardı. Ona cevabı var ee, İsmail Hocanın onu ekranlarınıza getireceğiz ve Galatasaray. Galatasaray'da 35. Başkan Sayın Profesör Doktor Duygun Yar Duygun Hoca'ya başarılar diliyoruz. Galatasaray'da ateşten bir gömlek giydi. Bununla ilgili olarak ekranlarınıza çok özel röportajlarımız gelecek. Duygun Yarsulat Başkan'ın Beyaz Sivi'ye yaptığı açıklamalar Abdurrahim Albayrak yeni yönetimde, yeni yönetici, çiçeği bunun da yönetici diyebiliriz. Özel açıklamalar ekranlarınıza gelecek. Son derece özel bantlarımız var. Sevgili seyirciler Beşiktaş'ta ekranlarınızın başından ayrılmayın. Bu gece uzun olacak. Sinan Engin'in son derece önemli açıklamaları olacak. Kliplerimiz var bunları ekranlarınıza getireceğiz. Ama önce Fenerbahçe diyelim. Ee, Senen abi, Hı. manşetiniz ne olurdu? Ya da ne? Neyle ilgili? Fenerbahçe'nin Fenerbahçe galibiyetiyle ilgili. Yani tabii gazetede attım tabu değil de manşet ne olurdu? Tam maçın içinde anlayamadım. Yani İsmail Kartal'ın gözyaşları diye manşet atabilirim. Yani Kartal'ın gözyaşları. Yani tabii... Biraz sonra tabu konuya geleceğim de... Fenerbahçe takımı iyi oynamıyor Ertem. Yani Fenerbahçe geçen seneki Fenerbahçe'yi arıyorsun. Yani Fenerbahçe'nin iyi oynaması için Fenerbahçe'nin öndeki oyuncuları iyi olması lazım ama öndeki oyuncuları iyi değil. Şimdi mesela sana soruyorum. Musa Sov'u çıkarır mısın Emenike'yi alır, alırken? Ben onunla ilgili olarak bir tweet de attım. Hayatta çıkartmam. 1-1 bir, bir skor. Niye çıkartayım? Bak işte bunları ben bekliyorum İsmail Hoca'dan. Hemen orada 4-4-2'ye döneceksin. Niye çıkartıyorsun Sinan abi? Şimdi sana gol lazım. Al kayıt oyundan. Al kayıt oyundan tamam mı? Hemen dön orada 4-4-2'ye. Hemen ikili orta sağın, iki tane önlü bir an, iki Doğru. tane kenar. Hemen, hemen ile sana gol lazım. Ikiyle, Musa ve Musasov ve Musasov senin takımın en iyi oyuncusu. Tartışmam. Hucumda en etkili elemanın en iyi oyuncun. Dolayısıyla bak bu bir yanlış. Bu yanlış. İkincisi Fenerbahçe takımından yani çok umut vermiyor. Yani taraftarına şu ana kadar oynanan futbol umut vermiyor. Ve Fenerbahçe kazanıyor ama kazanırken Ha, çok böyle ezerek mi kazanıyor? Hayır. Ezerek kazanmıyor. Yani rakibine çok üstünlük sağlıyor mu? Hayır sağlamıyor. Ama onun yanı sıra önemli olan tabii 3 puandır. Bugün çok önemli bir 3 puan aldı. Şimdi Fenerbahçe'nin öndeki oyuncuları iyi değil. Bak ne dedik burada 3-4 hafta evvel? Ne yap? Net. Emenike ile arayı düzelt. Emenike ile futbolcuların aynı şekilde. Bak Emenike ile futbolcuların şeyin ne o? Taraftarın arasını düzelt. Emenike ile. Eminike'li taraftar çünkü Eminike'ye ihtiyacım var. Eminike içeride dışarıda oynar. Her yerde oynar. Ha dışarıda yüzde yüz başlarsın. İçeride Eminike mi Vebo mu düşünürsün. Ama yine Eminike hamlesini her zaman yapabilirsin. Çünkü etkili Eminike. Kuvvetli Eminike. Birebir adamın göbeğinden içinden geçen bir Eminike sana lazım. Çünkü başka alternatifin yok. Şimdi Diago alındı. Diago bizim arzuladığımız oyunu oynuyor mu oynamıyor. Yani Fenerbahçelilerin beklediği oyunu oynuyor mu oynamıyor. Ama Diego kalitesi var mı? Var. Tartışılır mı? Tartışılmaz. Ama şu an istenilen düzeyde değil. Şimdi Fenerbahçe'nin orta sahası çok iyi işlemiyor. Yani neden işlemiyor? Çünkü Emre Belezoğlu bakıyorsun çok fizik olarak iyi değil. Sakatlıktan yeni çıktı işte tam değil. Merales kaç haftadır oynamıyor o. Alper iyi gibi görünüyor. Etkili gibi görünüyor. Ama çok oyun zekası çok üstün değil. Yani bir Emre'nin oyun zekası veya ne bileyim bir Kaytın da dahil. Mesela Kaytın yani Kaytla şeyi değiştirmek lazım mesela fizik olarak. Mesela Kaytın Emir'in şeyin ne o? Alper'in mesela fizik yapılarını değiştirmek lazım yani daha hareketli. Düşünebiliyor musun? Doğru. Yani Alper gibi koştuğunu Kaytın çünkü o zekasıyla. Doğru. Ama yapamıyor istediklerini. Şimdi burada. Olmaz İkisi birbirini sor. tamam yani, ya ancak. Olmaz olmaz oyuncuları var. Bakın kim? Mehmet Topal. Fenerbahçe adını Allah nazardan saklasın. Gökhan Gönül. Müthiş. Aynı şekilde oyun ikinci yarı Caner girdi. Oyunun bir anda kalitesi değişti. Hafif bir sakatlığı varmış. Ondan dolayı oynatmamış. Yani adelesizle falan bir Şu doğru bir mu şey senin abi? Özür dilerim. Hani siz ...içeriden de bilgileri evet. çok rahat kesin, Çok yakın Beşiktaş da maçında sordum. hani sarı burada sarı kart görseydi Beşiktaş maçında ceza alırdı. için. Ondan ziyade düşecekti. hafif bir adalesinde de belli bir, bir sertli sakatlığı varmış. Risk almamak için oyunun başında. Ondan dolayı yani oynayabilirdi aslında. İyi değil. Beşiktaş maçıyla ilgili değil. Her maç 3 puan Ertem. Doğru. Yani bu da 3 o da 3. Bunu kazanamadıktan mi? sonra Aynen Beşiktaş öyle. maçını kazansan ne değil, olacak? Değil onlar adalesiyle ilgili bir sorun. ama girdi. Hemen oyuncu oyun şeyi değişti. Yani oyunun şekli değişti. Evet. Ama onun için Fenerbahçe'nin iyi olması için Fenerbahçe'nin özellikle bireysel yetenekli oyuncuların iyi oynamaları lazım. Oyuna ağırlıklarını koymaları lazım. Maçın gidişatını, şeklini değiştirecek hareketleri yapmaları lazım. O işte asist yapacak olan asistçisi, golcüsü gol yapma, yapması gereken. Şimdi bugüne bakıyorsun. Fenerbahçe mesela kaç? 7. haftayı bitirdik. 7. hafta, geçen seneki 7. haftaya bakalım. Mesela Musa veya Menike veya işte ne veya kimse. Kaçar goldeler, bugün kaçar goldeler. Yani, kaçar gol. Emre yani. bir bakar mısınız? Yani bir baksınlar mesela zannedersem gol sayısında bir yani düşüş vardır. Yani daha hazır değiller. Şimdi tabii statta yaşananlar var. Birazdan röportaja geldiği zaman İsmail İsmail Hoca'nın röportajına geldiği zaman bunlar tabii üzücü şeyler. Yani özellikle özellikle şimdi geçen teknik direktör yani geçen senenin teknik direktörü şampiyon. Ersun Yanal şampiyon. Bu takımı şampiyon yapan teknik direktördür Ersun Yanal'dır. Evet. Ersun Yanal artık gitmiş. Sinan abi çok özür dilerim. Oğusan Sulağan arkadaşımız, evet. sürekli takipçimiz. Size evet. de sevgileri, selamları var. İzmir'de bir hocamız. Fenerbahçe geçen sezon ligin 7. haftasında 16 gol atarken bu sezon 9 golde kaldı. Buyur işte. Maç başına gol, gol ortalaması 2.2'den 1.2'ye düşmüş. Diyorum ya, teşekkürler yani. Oğuzhan Evet, bu arada sağ olsun. Yani geçen seneki, geçen seneki e, oyuncuların formuyla bu seneki oyuncuların formları iyi durumda değil. Ondan dolayı Fenerbahçe bu sıkıntı yaşıyor. Çok Fenerbahçe... güzel bir yakaladınız ama 7. hafta ama işte Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin bir oyuncu kalitesi var. oyuncu kalitesini bulması için şu an fizik bak kim hazır? Beşiktaş hazır. Galatasaray da hazır değil. Galatasaray hazır da Galatasaray'ın maksimum bundan fazlasını oynamaz Galatasaray. Galatasaray belli. Ha teknik direktör bir takım stratejik önlemler olabilir oyun içinde. Galatasaray değişebilir ama e, Fenerbahçe bu değil. Fenerbahçe bunun daha üstünü oynayabilir. Yetenekli, meziyetli oyuncular. Şimdi Beşiktaş maksimumunu oynuyor. Değil mi? Beşiktaş maksimum bu. Bunun daha üstün oynama. En iyisini mesela Partizan maçında oynadı. Bu arada Sinan Engin maç öncesinde biz maçı izlerken Ertem dedi alt yazıyı ver. Önümüzdeki hafta Beşiktaş, Fenerbahçe maçı kaç kaç biter. Onu da söyleriz. Onu deriz. söyleyeceğim dedi. Onun için ekranlarınızın başından ayrılmayın. Yani ee, burada tabii... <laughs> Skor tahminlerinde genelde yayın ee, evet. çok fazla yani, şimdi, yanılmaz Sinan Engin. Burada ee, Ertem yani ee... 3 Temmuz ne demiş? İsmail Hoca mı diyor onu? 3 Temmuz yani. sürecini unutmayalım. Taraftar Tabii. bizim her şeyimiz Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Fenerbahçe taraftarı daha güç güçlendirdi camiasını. Aziz Yıldırım'ı güçlendirdi, takımını, kulübünü camiasını güçlendirdi. Müthiş sahip çıktı 3 Temmuz'da. Her camianın yapmayacaklarını, her taraftar grubunun yapmayacağını Fenerbahçe taraftarı yaptı. Onun için Fenerbahçe taraftarı Hakikaten Övgü'ye her zaman öv, Övgü'ye namzet bir taraftar var. Müthiş bir, fena bir taraftar. Ama geçen seneki şimdi buradan Aziz Yıldırım'ı yaralamak için İsmail Kartal'ı öldürmeyelim. Evet Sinan abi ya bir de hak etmiyor değil mi şimdi yani? Gerçeğini söylüyorum. Bir, varsa istersen İsmail Kartal'ın röportajı var mı? Var mı? O bir şey bölümü var mı arkadaşlar? Ertan'ın Ertan Ertan sorduğu soru Ertan değil mi? Ertan'ın sorularına yani genel bir yani taraftarla ilgili varsa geldi... Taraftarla ilgili olan bölümünü hani alalım. Geldi hazırlıyorlar. mi? Var. Hazırlıyorsa ya bekleriz. Yani onun için yani burada Fenerbahçe yani Fenerbahçe taraftarının tamam belirli bir kısmı Aziz Yıldırım'la sorun yaşıyor olabilir. Ama burada zararı Fenerbahçe ve İsmail Kartal görüyor. Bak burada kararı vermiş kardeşim. Bu Aziz Yıldırım deli. Bu Aziz Yıldırım deli bir adam. Normal bir adam değil. Futbol delisi. Yani fark etmezdi kardeşim. Normal olarak dedi. Yani nasıl anlarsan anla. Deli derken <laughs> hani kötü anlamda söylemiyorum. Tabii, tabii, deli tabii. bir adam, futbol adamı, deli bir adam. Deli adam olması bunları hani karar verebilir mi bunları? bu yaptığı işlere geçen senenin şampiyon hocasını yolluyorsun geliyorsun ve diyorsun ki hiçbir antrenör şampiyon yapmadı. Burada buraya buraya gelen antrenör burada şampiyon olunuyor. Ve işte ne no, kötü giderse sorumlusu benim. Evet. İyi giderse sorumlusu İsmail Kartal'dır. Normal açıklamalar mı onlar? Değil. Normal. Bunu iş bir kulüp başkanından duydun mu bunu Bu altyazı olarak veriyorum Normal. arkadaşlar. Siren Aziz Yıldırım Yıldırım Başkan ile olarak az Yıldırım Aziz Yıldırım deli. Deli bir adam deli. yani. Evet. Ama bu kötü anlamda değil biliyor Aziz Yıldırım Aynen öyle. Benim ben Aziz Yıldırım'ı işte. sevdiğimi de biliyor. Ayrı bir şey. Ben başka bir şey. Deli bir adam. Normal değil. Onun için bir yere geleceğim için söylüyorum. İsmail Kartal diyor ya. İsmail Kartal burada diyor ya. İsmail Kartal burada kardeşim. Yani bunu yani başka geçen seneki antrenörü veya bilmem ne falan filan tezahüratlarla İsmail Kartal'ı yollamaz. İsmail Kartal'la beraber aynı kayıkta Aziz Yıldırım. Burada futbol takımı kötü giderse sezon sonuna bakmak lazım. Ona göre Fenerbahçe taraftarı değerlendirmesini yapsın. Türbünler bağırır mı, yıkılır mı, e, şampiyon mu olur ayrı bir şey. Ama söylediği şunu söylüyorum. Yani Aziz Yıldırım dili derken nokta içinde şu anlamda söylüyorum bunu. İsmail'li sezon sonuna kadar burada kimse göndermeyecek. Ben olduğum sürece diyor. Ve giderse kendi gider diyor. Bak, yani, ben göndermem ben kendisi diyor. Kendisi gelir dersek İsmail Kartal. Ben bu işi becerim. Zaten o tiniyette. Aynı onu söylüyor zaten. O sadece. tiniyette o karakterde bir adam. Bak ben sana söyleyeyim mi? Belki de gidebilir. Hayır. Bir tane daha böyle bağırsın duygusal bir çocuk ağladı falan. Çünkü gidebilir de kendisi Ertem. Neden gidebilir? Geller ben bu işi beceremiyorum. Olmuyor. Başkan seni zor durumda da bırakmak istemiyorum. Bir değişiklik yap derse o ayrı. Ama onun dışı Yıldırım'a git demez. Çünkü beraber aynı tavanın içindeki hamsiler bunlar ikisi. Aynı 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 kayıklar. Doğru. Binmişler aynı kayığa binmişler. Batarsa beraber batacak giderse he. beraber Aa, İsmail gidip derse ki ha ben beceremedim bu işi seni de zor durumda bırakmak istemiyorum başkanım. Ayrılmak istiyorum derse ayrı. O zaman işte Şaktere mi gider, Lučsk'a mı buraya mı buraya mı falandı filandı bir yere artık Aziz Başkan gider ama kesinlikle kesinlikle Aziz Yıldırım'ın inisiyatifinde değil. İsmail Kartal'ın inisiyatifinde. Çünkü olay bu. Bu saatten sonra çünkü çok kamuoyuna dekler edildi bu. Yani İsmail Kartal benim çocuğumdur. Buradadır. Onun için bunlardan esinlenerek taraftar da Biraz kötü gittiği zaman bağırdı zaman ama İsmail Kartal'a ve dolayısıyla Fenerbahçe'yi Aziz Yıldırım'ı yaralayayım derken Fenerbahçe'yi yaralıyorsun. Fenerbahçe'ye zarar veriyorsun. Çünkü Fenerbahçe şampiyonlukta şu an avantajlı. Bak ne avantajı var? Beştaş ve Galatasaray gibi, Trabzon gibi değil. Tek kulvarda maç oynuyor. Fenerbahçe'nin en büyük avantajı tek kulvarda maç oynuyor. Haftada bir maç oynuyor. Onun için şampiyonluk avantajı her zaman biraz daha fazla. Kesinlikle. Biraz daha fazla. Onun için taraftarın böyle davranması gerektiğini düşünüyorum. Yani Aziz Yıldırım'ı yaralayayım diye İsmail Kartal'ı da yok etmesin. Yok etmesinler. Çünkü İsmail Kartal da o zaman yok olacak yani. Tabii. Röportaj gelmiş. Biz böyle dururken tam ortada izleyelim. Ee, İsmail Hoca neler söyledi? Ertan Süzgün'ün yayına başlarken de söylemiştim. Muhabir arkadaşımızın e, bir sorusu vardı. Yürgen Klop'un hafta içerisindeki açıklamasıyla ilgili olarak hem onu sordu hem de İsmail Hoca başka neler söylemiş. Bir i̇zleyelim dönelim sonra. Hafta arası Yürgen Kulop Galatasaray maçı sonrası şu ifadeleri kullandı. Benim başkanım Türk mantalitesinde olsaydı ben bu kadar başarılı olamazdım dedi. Yerli bir teknik adam gözüyle bu açıklamalar karşısında sizin yorumunuzu merak ediyorum. Ben Fenerbahçe'nin bir evladı olarak, bir çocuğu olarak buna cevap vermek istemiyorum. Bana başkanım, yöneticilerim, taraftarlarım yeterince sahip çıkıyorlar. Onun yorumunu ben tekrar soruyu siz sordunuz. Sizin yorum, yorumlamanıza bırakıyorum. Türkiye'de neler olduğunu, ne olduğunu herkes biliyor ama teşekkür ederim. Sağ olsun başkanım, azıldırma yöneticilerime ve taraftarlarıma, camiyen bana inandılar. Beni bu göreve getirdiler. Ben de layık olmak için elimden geleni yapıyorum. Bir, bir şey daha söylemek istiyorum. Taraftarlarımız bizim her şeyimizdir. Biz onlarla var olduk. Onlarla bugünlere geldik. Onlarla bu camiye, bu Fenerbahçe'ye biz hep beraber başarılı olduk. Onlara çok teşekkür ediyorum. Onlar bizi desteklesinler, bize güvensinler, bize inansınlar biz gereğini yapacağız. Ama bize desteklerini devam ettirsinler. Bize güvensinler, bize inansınlar. Bu çocuklar, bu oyuncular aslan gibi. Hepsi karakterli. Çok zor bulunur. Onun için bu oyunculara da bizlere de güvensinler. Lütfen rica ediyorum. Taraftarlarımız bizim her şeyimizdir. Biz onlar için varız. Onların başarısı, e, mutlu olması için, onları mutlu edebilmek için biz elimizden gelen her şeyi yap yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Bu arada iki hafta önce hatırlarsanız kendinizi bu ekranlarda görmüştünüz. İzlerken Sinan Engin ve Ertem Şener'i beni izlerken programımızda fotoğrafınızı çekiyorsunuz. İnteraktif e, olarak Yine biz tekrar ekranlara getireceğiz. Beyaz futboldayım e, diye hashtagimiz de var. E, yoğun Yap talep yine. var bu konuda. Yap yine, yine derbiye bilet verelim. Yine gönderecek. Öyle mi? Evet hadi yapalım derbiye bilet Beşiktaş, verelim. Beşiktaş Fenerbahçe. Aynen bilet. Tamam hadi dört bakalım. Dört bilet verelim. mi geçen sefer gelenler? Sen diyorsan geldi tabii tamam, onlar yine. gittiler. Dört bilet tamam, gitti. Tamam yine pasolikten alalım. Dört beşiktaş, alalım. Dört, Beşiktaş 4 diyorum. Beşiktaş Fenerbahçe e, Allah derbisine... <laughs> Beşiktaş <Allah> Fenerbahçe'yi aradı. <laughs> <laughs> dört mü? 4 fazla Nasıl yakaladın ya. 4'ü yani birazdan söyleyeceğim ilerleyen dakikalarında yani. tahminimin ne olduğunu, tahminimin ne olduğunu söyleyeceğim. Beşiktaş Fenerbahçe için. Ee, evet Beşiktaş Fenerbahçe derbisine 4 bilet veriyoruz sevgili seyirciler. Pasolik'teki arkadaşlarımızla yine konuşacağız ama Pasolik kartı olanlar e, bu karşılaşmaya gidebilirler. Onun da altını çizerek belirtelim. beyaz Beyaz Futboldayım. Hashtagimiz en ilginç resimlerinizi çekin bize. Nasıl izliyorsunuz? İlginç resimleri çekeceğiz. Sinan Engin mesela ne demişti? Bir plates topunun üzerinde... Öyle mi? Tamam. Hadi gelsin hemen. Hemen hemen bize konuşuyormuş. Duygun Başkan özel röportaj. Canlı yayın. Şimdi yemek yiyorum. Canlı yemek yiyoruz. Afiyet evet. olsun başkanım. Teşekkür ederim. Onu bir yesem iyi olur değil mi? Sabahdan beri bir şey yemedim. Afiyet olsun size o zaman. Sağ olun teşekkür ederim. Siz yemeğinizi... Ben yiyeyim sonra görüşürüz istiyorsanız. Tamam olur peki. Olur Afiyet olsun başkanım. Teşekkür ederim. Evet başkan sabahtan beri tabii seçim e, seçimden dolayı e, çok yorgun. Yemek de yiyememişti. E, Evet, biz canlı yayınımızı sürdürüyoruz. Şu anda Galatasaraylılar lokalindeyiz. Görüyorsunuz başkan ve yönetim kurulu üyeleri, eski yöneticiler bütün herkes şu anda burada. Evet, sol tarafta Refik Bey'i görüyoruz. Evet, Refik Bey afiyet olsun. Şu anda canlı yayındayız. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Neler söyleyeceksiniz? Ben, 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 ben eee Tabii ki Duygun Bey'in seçimi kazandığı için çok mutluyum. Kendisinden de yardımcı olacağıma dair söz verdim. Bana ne şekilde başkan emrederse geleni yaparım. Ben Galatasaray, benden ne isterse yaparım. Galatasaray'ın her zaman hepsi bir arada zaten. Şu anda da eski yönetim, yeni yönetim. Alp Bey de geldi, tebrik etti. Alp Bey, Alp Bey çok değerli bir başkanımız, abimiz. Ben Alp Bey'le 3 tane 4 tane seçime girdim beraber. Alp birikimi de çok üst seviyededir. Ama bu bir yarış oluyor. O yarışta herkes mecburen belki şartlar öyle gerektirdiği için bir tarafta yer alıyor. O göre e, bir seçim bitti. Ardı herkes beraber yani Alp Bey de yarın Duygun Bey'e yardım edecek. Hep beraber bu bu sıkıntılı durumda aşacağız. Peki efendim Ünal Bey'in size göre haksız edildiğini düşünüyor musunuz? Efendim? Ünal Bey'e haksızlık yapıldığını düşünüyor musunuz? Çünkü kaç deniyor. Eee yani bu cümleleri konuşmak Eee ben, ben 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 Ünal Bey'in eee çok hazırlıksız bir şekilde Galatasaray'ı bıraktığına inanıyorum hazırlıksız bir şekilde. Evet. Yani bir e, Ünal Bey'in e, biraz daha bırakmadan bir şey... bırakmadan evvel mesela yönetim kurulundaki arkadaşlar da soruyorum. Diyorum ki e, e, siz bu istifa kararını alıp seçim kararını alırken yarın ne olacak diye düşündünüz mü? Maalesef öyle bir bir cevap alamadım. Evet. Dolayısıyla e, biraz daha eee bu işleri planlayarak yani Galatasaray'ı daha daha rahat bir imkanda bırakmasını beklerdim. Ama Ünal Bey de Galatasaray'a çok büyük hizmet verdi. Çok büyük sportif başarılara imza attı. Eee Ünal Bey de Tardegi Galatasaray'daki yerini alacak. Fotoğrafı duvara asılacak bu kadar. Teşekkür ederim. Çok sağ, sağ olun. olun. Evet Ertem Şener şu anda e, röportajlarımıza devam edeceğiz. Yeni yöneticilerimizden birisi de Sayın Cem Kınay. Merhaba efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Merhaba. Ee, neler söyleyeceksiniz? Bir iki cümle de sizden alalım. Allah yorgunuz ama çok mutluyuz. Heyecanlı bir gün geçti. Bu akşam birazcık eğleyelim. Yarın sabah işlerimiz zor. Ama Galatasaray'a bir günde hizmet etsek, bin günde hizmet etsek bizim için bir şeref. Teşekkürler, çok sağ olun. Evet Ertem Şener Şu anda bize verilen süre doldu Bundan dolayı görüyorsunuz bütün gözler bize çevrildi Biz de yavaş yavaş buradan ayrılıyoruz Sözü şimdilik size bırakıyoruz Röportajlarımız vardı Gün içinde çok önemli açıklamalar vardı Onları sanıyorum Siz ilerleyen saatlerde dakikalarda Ekranlara getireceksiniz Dağ saraylar Lokalinde Başkan ve yeni yönetimi görüyorsunuz Bir kutlama yapıyor Ve şimdilik sözü size bırakıyoruz Çünkü bize burada verilen süre doldu ve biz yavaş yavaş buradan ayrılmak zorundayız. Tekrar sözü size bırakmadan önce Evet, Aydemir Bey merhaba. Kimsin? Beyaz gibi efendim. Söyle. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim, söyle. Neler söyleyeceksiniz efendim? bu Bu Galatasaray'da soygunun sona erme tarihi. Çünkü Galatasaray yıllardır soyuluyor, parası çalınıyor. İnşallah benim bir tek bu yönetimden isteğim var. Hırsızlığa son verecek. Vermezse ben bunları mahkemeye veririm. Ben Ve çok önemli açıklamalar yapıyorsun şu ne an. Ne demek önemli? Gayet normal. Galatasaray'ın borcu nereden kardeşim? 700 milyon. Nereden? Ha? Çalınıyor. Ben de duygunla anlaşmam şu. Hırsız daha son vereceksin. Vermezsen ben seni takip ederim. Kan kustururum. Yaparım da. Peki biraz açıklamak ister misiniz kimlerden? Hayır. İsim yok. Teşekkür ederim çok sağ olun. Evet Aydemir Bey, Aydemir Bey gördünüz önemli açıklamalar yaptı ve Ertem Şener Görüyorsunuz bile artık bize ayrılan zaman doldu. Çok teşekkür ediyorum. Ee, çok teşekkürler, çok sağ olun. Sağ olun, çok, çok teşekkürler, şey çok yok sağ, yok sağ, yani. sağ şey olun. Evet. Çok sağ olun, çok teşekkür. teşekkürler. Ee, sevgili seyirciler Galatasaray'da e, 35. Başkan, Sayın Profesör Doktor Duygun Yer, Suat ve ekibi e, şu anda kutlamalar yapıyor sağ olsunlar. E, kapılarını beyaz siviye açtılar, beyaz futbol açtılar. Çok çok teşekkürler. E, birazdan sizlere gün içerisindeki röportajları başkan olduktan sonraki ilk açıklamasını Beyaz futbolu yaptığı açıklamalarda ekranlarınıza getireceğiz. Ama Aydemir Akbaş çok güldünüz. Doğru söylüyor. Hayırlı olsun. <laughs> Zaten bir şey söyleyeyim yani soygun derken para anlamında da değil. Yani değil, de. şöyle de anlayabilirsin. Yani transfer yanlışları da transfere harcanan ve boşa harcanan transferlere de harcanan paralar da aynı şekilde bunlara da söyleyebilirsin yani soygun anlamında. Ve yani bildiğim kadarıyla Galatasaray Liseli ve bu seçimi Galatasaray Lisesi kazandı. Yani liseliler kazandı diyebiliriz. Ben de orada gördüğüm kadarıyla Abdurrahman Bayrak var tanıdıklarımızın evet, içinde. Evet, Ebru Köksal hanımefendi. Zaten evet, eski ve Cem Kınay var orada. Çok sevdiğim bir insandır kendisi. Hayırlısı olsun, Allah mahcup etmesin. Taşın altına ellerini falan değil, kafalarını soktular. Çok Ateşten önemli bir görev. Aynen, çok önemli bir görev. Yani Alp Yalman da kazansaydı aynı şeyleri söyleyecektik. Şu ortamda aday olmaları bile büyük cesaret. Önemli adamlarla birlikte, önemli yöneticilerle beraber büyük cesaret. Tebrik ederiz ve Duygun Bey dediğin adam bunlar... E, hukukçu zaten Ektör. Bir de hesap kitap Aynen öyle. işleri bilmem ne yani böyle boşa falan hayatta izin vermezler imza atmazlar yani Galatasaray'da en azından böyle gereksiz futbolcu transferi olmaz. Gereksiz böyle, böyle işler olmaz. Yani hayırlısı olsun Galatasaray için inşallah bu Galatasaray taraftarı da bu dönemde bu yönetime destek olmalı. İsmail Hoca'yı bir kez daha dinleyelim, dinleyelim. mi? Değil mi? Biraz Galatasaray girdi araya. Yok, Sıcaklığı Galatasaray geleceğiz den gece. Tabii tabii. Galatasaray'ı Beşiktaşlılar ekranlarınızın başına ayrılmayın. Onu konuşacağız tabii ki Trabzonspor. Ama İsmail Hoca'nın açıklamalarını bir kez daha izleyelim. Dinleyelim. Hafta arası Yürgen Klopp Galatasaray maçı sonrası şu ifadeleri kullandı. Benim başkanım Türk mantalitesinde olsaydı ben bu kadar başarılı olamazdım dedi. Yerli bir teknik adam gözüyle bu açıklamalar karşısında sizin yorumunuzu merak ediyorum. Ben Fenerbahçe'nin bir evladı olarak, bir çocuğu olarak buna cevap vermek istemiyorum. Bana başkanım, yöneticilerim, taraftarlarım yeterince sahip çıkıyorlar. Onun yorumunu ben tekrar soruyu siz sordunuz, sizin yorum, yorumlamanıza bırakıyorum. Türkiye'de neler olduğunu, ne olduğunu herkes biliyor ama teşekkür ederim. sağ olsun başkanım, azıldırma yöneticilerime ve taraftarlarıma camiyan bana inandılar. Beni bu göreve getirdiler. Ben de layık olmak için elimden geleni yapıyorum bir şey daha söylemek istiyorum. Taraftarlarımız bizim her şeyimizdir. Biz onlarla var olduk. Onlarla bugünlere geldik. Onlarla bu camiye, bu Fenerbahçe biz hep beraber başarılı olduk. Onlara çok teşekkür ediyorum. Onlar bizi desteklesinler, bize güvensinler, bize inansınlar biz gereğini yapacağız. Ama bize desteklerini devam ettirsinler, bize güvensinler, bize inansınlar. Bu çocuklar, bu oyuncular aslan gibi, hepsi karakterli. Çok zor bulunur. Onun için bu oyunculara da bizlere de güvensinler. Lütfen rica ediyorum. Taraftarlarımız bizim her şeyimizdir. Biz onlar için varız. Onların başarısı, e, mutlu olması için, onları mutlu edebilmek için biz elimizden gelen her şeyi yap yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Hemen yönetmenim Ahmet Demirci ekranın altına verdi. Beşiktaş Fenerbahçe derbisine 4 bilet e, izlerken resminizi çekin ve paylaşın. Beyaz Futboldayım hashtag'ine gönderin. 4 biletiniz var. E, Beyaz TV'den, Beyaz TV Spor Servisinden, Beyaz Futboldan ya da Derin Futboldan. Pazartesi akşamı açıklayacağız kazananları ama pasörik kartınızın olması lazım resimlerinizi fotoğraflarınızı bekliyoruz en değişik en ilginç fotoğrafları bekliyoruz Sinan abi e, İsmail hocayı seyrederken rejiden sesler gelmeye başladı arkadaşlar dedi ki Aziz başkan gibi konuşmaya başlamış ve ben de şunu ekleyeyim sanki sesi biraz daha yüksek çıkmaya başlamış yanılıyor ama mu? çok sinirlenmiş siz çok iyi tanıyorsunuz bak çok sinirlenmiş ve de üzülmüş çok sinirlenmiş üzülmüş sinir ve bak. sevinç şey üzüntü bir arada Ertem bir takımın bir takımı yenmesi kolay değil yani bu Gençler Birliği de olabilir. Bu ne bileyim... E, Ankara Gücü de olabilir. Sakarya Spor da olabilir. Yani artık normal olarak baktığın zaman... Takımlar arasında çok büyük farklar yok artık. Akıllı oynayan, kapatan... Önde de iki tane iyi oyuncun varsa... Kalen de sağlamsa falan... iyi de savunma, iyi de koşuyorsan... Çok kolay yenileme... Artık yenemiyorsun. Ya Bugün ya Fenerbahçe Gençler Birliği'ni yendi ama... Kolay yenmedi. Kolay değil. Ya, dolayısıyla ya bir de öteki taraftan futbolculara kalkıp da Ersun Yanal diye bağırdığın zaman sağdaki futbolcu da etkileniyor. Sağdaki futbolcu hata yapmak istemiyor. Hata, hatadan kaçınıyor. Sinan abi bir de çok ilginç bir şey söylediniz. Dediniz ki Fenerbahçe e, gençler bile tek pozisyon bulmadı bile. Pozisyonu bile ya, yok. Şimdi, abi, hani Fenerbahçe, abi, e, Fenerbahçe çok fazla buna var. Hayır pozisyon yok. önceleri var. Net olarak ay bu da kaçar mı vay falan filan diyeceksin. Öyle pozisyonlarda fazla da görmedik. Ama baskı var. Ama dediğim gibi öndeki bireysel oyuncular kim? Kim bireyselin? En yıldızın ve şey Emenike yok. Emenike, yok. Oynamıyor. Musa Sof, oynadı oynadığı sürece kitlendi ama Musa Sof, tam rahat edecek. Emenike oyuna girerken mesela Musa'yı oyundan aldı. Almaması lazımdı. Evet kesinlikle. Onun için yani bak hakikaten 3 puan Aslan'ın ağzında, ağzında falan değil. Aslan'ın midesinde Ertem. Yani öyle falan değil. Aslan'ın midesinde. Kolay değil. Şimdi orada Gençler Birliği gelecek tak 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 kolayca falan yeneceğim falan filan. Hayır abi. Şimdi üçüncülükten ikincilikten bir kupa, kupa maçı oynasın e, onunla da zorlanırsın. Öyle kolay değil artık yani. Tabii. Koşuyor takımlar. Kapatıyor akıllı oynuyorlar. Ve dolayısıyla bugün tabi bu şartlarda zor bir ga e, e, galibiyet. Futbolcuların Emre'nin falan işte İsmail Hoca'yı kulübeden çıkarıp bir şey yapması. İsmail Hoca, niye? İsmail Hoca moral olarak motivasyonları çöktü. İşte Ersun Yanal falan filan türbinlerin bağırması çöktü. Dolayısıyla morali bozuldu. Golde de sevinmedi. İçeride kaldı ve orada bir sinir boşalması. Zaten Doğru. sinirli yani sinirlerken gergin, hırslı. stresli. Yani, dolu. Hırslı, Yapı olarak da hırslı, yenilgiyi o da sevmeyen bir yapıya sahip. Yumuşak bir insan da değil. Yani sert, agresif bir insan ha. Şey olarak demiyorum, ...kalp olarak, tarz olarak da. Ne oldu? Ondan sonra bu gerginlik oldu. Maçtan sonra konuşması da bu tip gerginlik. Ama ee, bu böyle devam etmez. Bak bunların daha çoğalabilir bu. Ha, çoğalabilir ama buradan bizler söylersek, insanlar söylerlerse bu Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında şampiyonluk yarışında geride bırakır bu tip tezahüratlar. Bu tezahüratlar çoğalırsa Fenerbahçe'ye ve İsmail Kartal'a zarar verirsin. Aziz Yıldırım'a zarar veriyorum diye. Ha şimdi burada amaç nedir? Amaç nedir? Aziz başarısız olsun, Aziz Yıldırım gitsin. Amaç. Ama Fenerbahçe'nin bir sezonu. O zaman Fenerbahçe'nin bir sezonu düşünülmüyor. Doğru. İsmail Kartal hiç düşünülmüyor yani. Buradan bunu çıkarabilirsin. Ama bir gerçek var. Fenerbahçe şu an istenilen düzeyde iyi oynamıyor. Fenerbahçe taraftarından değil. İsmail Hoca'nın bunları halletmesi lazım. Takımını ne olursa Fenerbahçe olsun. Fenerbahçe çok kötü oynuyor. Fenerbahçe ne olursa olsun. Fenerbahçe bu protostaların... Bakın yenemeyebilirsin. Kazanamayabilirsin içeride. Ama öyle bir futbol oynarsın ki... taraftarın Taraftarın buna bir şey söylemeyebilir. Ne Ersun diye bağırır ne bilmem Ahmet diye bağırır. Sinan abi, e, kaytın açıklamalarını bir ekrana getirebilir misin? Ahmet bunu getireceğiz ama tekrar. Kayıt diyor ki Aziz Yıldırım diyor, Aziz başkan bizi hafta boyunca idmanlarda izledi. Biz çok iyi çalışıyoruz, savaşıyoruz. Ne kadar şampiyon olmak istediğimizi herkes bilsin diyor. Bakın Aziz Yıldırım hafta boyunca hep idmanlarımızı izledi. O da gördü bu takımın nasıl savaştığını. İsmail Hoca Fenerbahçe için ölür diyor. Erdem. Hepsi tamam, hepsi. O başka, hepsi tamam. başka. bir şey. Demin ama takım oynamıyor. Şey. Demin anlattık evet. ama yetmiyor. Neden? Çalışmak da yetmiyor. Ne diyoruz? Kimsenin öndeki oyuncun kim? Sana maçı değiştirecek oyuncun kim kaderini değiştirecek oyuncu? Bak bir daha söyleyeyim. Emenike. Bir numara Emenike. Kesinlikle. İki Musa Sov, üç Vebo. Arka arkaya sıralarsan. Arka tarafa doğru geldiğin zaman da sana arkadan maçı kurtaracak oyuncun var mı orta sahada? Emre Belözün dışında maçı kurtaracak, maçın kaderini değiştirecek oyuncun var mı? Yok. Yok. Yani dolayısıyla bu üç oyuncunda şu an birisi problemli Emenike taraftarla. Musa Sov oyundan alıyorsun. Aynı şekilde. He ve bu iyi pas gelirse çıkar Ancak. vurur. Aynı. İşte bu sayede 3 tane nokta var. Bunların iyi olması lazım. Fenerbahçe'nin çok çalışmak yetmiyor. Emenik 11'de başlamalı diyorsunuz hep. Bak, içeride de dışarıda da Emenik her türlü ben başlarım. Sıkıntı bu mı var göre Sinan abi Efendim? Sıkıntı mı var? Hani e, tamam. o olaydan sonra hani Emre ile yaşadı olaydan sonra var, değil var, mi? Bilerek oynatıyorlar. Emenik devam etmiyor devam etmez mi? Bugün bugün baktım ben. Emelike Emelike artık şey yapmış. Hep diyorsun ki Sinan İzeytin abi ocakta ya da sezon sonunda Bitti. gider. Söylemem. Söylemez misin? Hayır. Bugün ben Emenike'yi gördüm. Bugün Emenike'yi gördüm o Emenike gitmiş. He. Yani ocakta gidecek Emenike böyle değil. Bilemeyiz ocağa kadar. Buzlar Ama erimiş yani. Öyle Emenike de erimiş. Bugün gördüm. Bugün Emenike'nin isteğin hırsını gördüm. Dolayısıyla Emenike evet. şey Emre Belazoğlu mevzusu kapanmıştır. Ama burada... Bugün Vebo'yu denedi. Bak bugün şimdi Emenike'yi koymuş olsaydı kafadan. Emenike gol atmasaydı bugün biz şunları söyleyecektik Ertan burada. Ya kardeşim içeride Vebo'yla ile başlanır. Hep budur. Vebo'yla ile başlanır. Emenike ile başlanmaz diyecektik. Doğru. Bu budur. Ama Emenike'yi mutlaka mutlaka içeride 45, 50, 60 dakika neyse şans almalı. Çünkü senin şimdi diyor ya bak şurada kayıtın açıklaması var. Ne diyor? Çalışıyoruz. Abi çalış istediğin kadar çalış. Git istersen taş ocağında taş kır. Pazalarını geliştir, git ağırlık çalış. Her şey ne istiyorsan yap. Yeteneğin var mı? Yeteneğin yoksa, işi Hiçbir bitiren şey oyuncun var. yoksa, sabahtan akşama şey kadar var. bak sana bir şey söyleyeyim. Samandıra'dan Samandıra'dan Olimpiyat Stadı'na kadar her gün koştur onları. Gitsinler, gelsinler, antrenman yapsınlar. Yani istediğin kadar. Yeteneğin var mı kardeşim? Yeteneğin varsa. Onun için yeteneği olan oyuncular devreye girmeli Fenerbahçe'de. Bu da işte saydığım oyuncular. Hani bir daha tekrara düşmek istemiyorum. Hep aynısını söylüyorum yetenekli oyuncuları Fenerbahçe'nin devreye girmedi daha. Oynamıyorlar. İyi değiller. İyi. Bugün Emelike biraz kımıldadı. Penaltı menaltı falan filan kımıldadı. Musa Soh tam kımıldamıştı. İstediği gibi oyun oldu. Oyundan aldı. Aynen öyle. İşte bunları yapmayacak. Kayıt al oradan. Hemen 4-4-2'den bunları yapacak İsmail Hoca. Onun için ama Fenerbahçe taraftarı eğer Fenerbahçe'yi düşünüyorlarsa Fenerbahçe'yi düşünüyorlarsa bugün Ersun Yanal diye bağıranlar İsmail Kartal'ı ve Fenerbahçe'yi yaral yaralıyorlar. Aziz Yıldırım'ı yollatmak için. Aziz Yıldırım'ı, Aziz Yıldırım'ı istifaya veya Aziz Yıldırım'ı kötü gör görünmesi için veya Fenerbahçe'yi kötü göstermesi ama Fenerbahçe'yi bugün aslında sezonunu heba ediyorlar. Evet. Bu bağırtılar. Ama bunlar bak, bunlar artar. İsmail Kartal takımını ona göre oynatacaksın. Bunlar artar. Sen de bu tip bazı bu teknik hataları yapma. Sinan abi, Fenerbahçe'nin şimdi orta sahasına bakıyoruz. 72. dakikaya dönmek istiyorum. 72. dakikada Emre Belezoğlu çıkıyor. Evet. Yerine Diego giriyor. Şimdi Diego'dan ziyade Fenerbahçe'de hani orta sahayı sadece bir adam, bir önlü Bero'yla götürse onun yerine ...Emenike'yi oyuna soksa. ...Kait, Emenike, Sov, Vebo beraber. Çünkü Gençler Birliği bir tek pozisyon bile bulamadı. Evet, ama Gençler Birliği'nin orta sahası Fenerbahçe ile başa çıkacak bir... İşte ondan Çok bulamadı. özür diliyorum kusura bakmasınlar. Ama ondan bulamadı. Ama futbolun gerçeği bu. Ama ondan bulamadı. Bak sonra gol oldu. 1-1 oldu bir anda. Ondan bulamadılar. Tek önlü böreğe döndüğün zaman sıkıntı yapabilirsin. Çünkü bak ne yapıyor? Ama defanstaki yine... Mehmet Topal'ı bir kademe daha öne şu savunmaya geliyor. dönüp... Hani 3,5... Defansı 3.5, buçuk, orta saha 1.5 buçuk ön libero gibi böyle. Şimdi senin söylediğin gibi oynadığın, oynadığın zaman mı? gidip atamazsan döndün mü? Kontrolü yakalandın mı? Orta sahadan da çabuk geçildiği zaman atarsan olacak. Sen gittin atacaksın. Ya yani senin söylediğin sistemde gittin mi atman lazım. Onun için risk almaması, hani risk almak istemiyor. Çünkü neden biliyor musun? Kaybetme korkusu çok kötü bir şey Ertem kaybetmek. Diego da geriye dönmeliydi. Şey bak olarak kumarhanelere zengin adamlar giderler mesela ...urlet masalarına giderler değil mi mesela. Giderler hiç böyle para meyfumu yok. Tık tık basar. Yine gelir ona. Ama öteki tarafta korkarak oynayan adamı tık, tık 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 gelmez. Niye kaybetme korkusu yok? Kahman diyor giderse ama Tabii. kazanır. Kazanır. Geldi içine işte gelir. Bu da böyle şimdi. İsmail Kartal'ın da şöyle bir şeyi var. Lüksü yok. Kaybetme lüksü yok içeride. Onun için risk almak istemiyor. Riske girmek evet. istemiyor. Bak Emin İki'yi son 10 dakika mesela oyuna sokuyor. Son 10 12 dakika oyuna sokuyor. Değil mi yanılmıyorsun? Doğru doğru tabii tabii. 82'de girdi. Buyur. 82'de. Yani niye? Risk almak alıyor ama korkarak alıyor. O zaman risk alamazsan. Eh, işte o zaman da diyorum ya İsmail Kartal daha yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Çünkü niye? Bugün bugün o taraftarın bağırtıları yarın çoğaldığı zaman. Yarın çoğalırsa İsmail Kartal. Yani İsmail Kartal'a bakın bu taraftarın bağırmaları İsmail Kartal'ı sadece kendi İsmail Kartal'ın kendisini bıraktırır. İsmail Kartal istifa eder. Evet. Bak bu da Aziz Yıldırım istifa etmez. Onun için yani Fenerbahçe taraftan onun için buradan söylüyorum. Yani boşuna bağırmayın diyorum. Boşuna bağırmayın. Aziz Yıldırım onlar da bağıranlar da tanıyor Aziz Yıldırım'ı. Ne olduğunu. Burada İsmail Kartal'a yazık olur. Bir de Fenerbahçe'nin sezonunda yazık olur. Aziz Yıldırım'a bir şey olmaz. Kongresi Aynen. zaman Fenerbahçe'nin bilmiyorum yani. Ne zaman? İki sene sonra Ne zaman? Tabii daha var. Vardım, var değil mi? İki sene sonra galiba. için zildirme burada bir şey olmaz ki. Yola Fenerbahçe İsmail Kartal olur. Dolayısıyla bunlara gerek yok. Onun için İsmail Kartal'a ve takıma sahip çıkın. Ama Fenerbahçe'de bir an evvel geçen senek gibi olmalı. Bak şimdi önümüzde hafta Beşiktaş maçı var. Yani Allah korusun yani oradaki... Yani fena, ya Ha Beşiktaş kazansın ben. Beşiktaş kazansın isterim ayrı bir şey. Ama orada kötü bir sonuç ondan sonra Saraçoğlu devamı kötü. İsmail Kartal'a o zaman yazık olur. Ama ne yapar Aziz Yıldırım? Kardeşim camianın içinde adam dediniz. Evladımız getirdik. Evladımız dedik yediniz. Gidecek ondan sonra yedi kat yabancıyı bulacak. Ya Lüçesko'ya gidecek ya bir yere gidecek falan filan. Onu hoca yapacak o zaman. Doğru. Evet çok doğru. Bu arada e, interaktif yayınımız devam ediyor. Canlı yayınımızda fotoğraflarınızı yayınlıyoruz. Beyaz futboldayım hashtag ile. Sevgili seyirciler fotoğraflarınızı yolluyorsunuz. Bakalım kimlerin tweetleri var. Erman Özalp, Mert Balkan, Kutsal Zafer, Ufuk Dede, Erhan KRV'le. Giderli adam, giderli adam. Eyüp Doğan, Trabzonspor Haber, Mustafa Koç, Onur İyi, Rezzak Kalaycı, Nevar Neval, Anıl Arı. Burak Ersoy gibi isimler devam edelim. Ufuk Akkoç bir Beşiktaşlı, minik Beşiktaşlı. Günay Kerem Çite zalimin düşmanı. Ha, plates, Ufuk dedi Evet ilginç fotoğraflarınızı bekliyoruz efendim. Geri mi geri gelsin kimmiş bakalım bu kim kimmiş Semra mı değil mi kim o ha öyle mi Burcu. Burcu evet bizim sevgili Burak'ın nişanlısı. Öyle mi? Evet sevgili Burcu'ya da Selamlar. sevgilerimizi selamlarımızı gönderelim buradan. Evet fotoğraflarınızı göndermeye devam ediyorsunuz sevgili seyirciler. Biz canlı yayınımızı sürdürüyoruz. Beşiktaş Fenerbahçe derbisine 4 bilet. Pasolik kartı olanlara 4 bilet vereceğiz. Ve tekrar Sinan Hocam'a dönüyorum. Sinan abi İsmail Kartal'la ilgili bir grafik var evet. şu anda. Birinci adamlar, ikinci adamlar şeklinde. E, üç numaralı grafiği ekrana getirelim. Aslına bakarsanız adamlığına, dürüstlüğüne, düzgün bir adam olduğunu e, kimse Bak, tartışamaz. Kesinlikle çok böyle bir haddimiz Çok net bir şey yok. söylemek istiyorum Mertemcim. Ama e, bazı gerçekler var ortada Sinan abi. Ertem'ciğim çok net bir şey söylemek istiyorum. Bak. Sss. Evet. Ne biliyor musun? İsmail Kartal'ı diyelim taraftar bu şekilde bağırmaya devam etti değil mi kardeşim? Hı hı. Aziz Yıldırım iki kelime söyler. İsmail Kartal gider der ki başkanım ben bu işi halledemiyorum. Yani ben bu işi yapamıyorum, beceremedim. Olmadı, istifa eder tamam mı kardeşim? Az Yıldırım çıkar der ki evet İsmail Kartal evet Fenerbahçe taraftarının bir bölümü İsmail Kartal'ın çalışmasını istemedi. Anladın mı? Değiştirme kendisini işte antrenörle devam etmek istemediğini söyledi. Yolluyoruz der. Az Yıldırım hiç şey olmaz. Yıldırım başkanlığı o devam evet. eder. Ama İsmail Kartal'a destek olun. Eğer siz eğer camianızı seviyorsanız, camianızın futbolcusunu seviyorsanız İsmail Kartal'a destek olun. Doğru. İsmail siz... Kartal'a destek olmak, değil mi? Fenerbahçe destek oluyorsun. Fenerbahçe'yi seviyorsan Fenerbahçe. Ha İsmail Kartal başarılı mı? Bu işi becerebilir mi? Beceremez mi? Çok zor görünüyor. Sizin de Neden ee... zor görünüyor biliyor musun Ertan bak? Zor göründü nedir? Zor göründüğü nedir? zor. Şu ana kadar 7 haftalık periyotta iyi değil. A. İsmail Kartal hoca olmasa bugün diyelim ki bilmem kim hoca oldu. Yani Ersun is... hoca kalsaydı mesela 14 olurdu. 14 puan olur dertem. Yani belki 2 puan daha fazla olurdu. Bilemeyiz bunu. Veya İsmail Kartal hoca olmasaydı da yanındaki yani veya altyapıdaki hocalardan bir tane veya yandaki Sefer hoca veya altyapıdan bir tane hocayı e, yapsaydı ona da belki aynı puan alabilirdi. Evet. Ama 7 haftalık periyoda baktığınız zaman Fenerbahçe iyi top oynamıyor. Fenerbahçe'den şu an memnun değil ama bu bir süreçtir. Bak şimdi Fenerbahçe bir de ayrıca yani Ertem çok yoğun bir maç trafiği de oynamıyor yani. Çarşamba, pazar, çarşamba. Haftada bir maç oynuyorsun kardeşim. Evet. Yani bu takımı yani çok çalışıyoruz, çok koşuyoruz. Hayır. Çok çalışmak, çok koşmak yetmiyor. Yetenekli oyuncuların bir an evvel forma girmesi lazım. Şu anda Beşiktaş'ta Galatasaray ve Trabzonspor. Aynen. Onlar ana yere... alıyor. Yetenekli futbolcuların forma girmesi lazım. Eminike falan ben onu gün ona söyledim orada Eminike'yi mesela. Eminike'yi orada oynatacaktın sahada. Eminike'ye bak yine buradan söylüyorum. Eminike'ye. Ersun Yanal'a da söyledik bunu. Eminike'siz olmaz. Çünkü senin şu kadrondaki en kreatif adamın Eminike. Eminike sana maç alır. Doğru. Bir de Musa Sobalar. Onun dışındakiler şeydir yardımcı oyuncu. Aynen öyle. Sinan abi şimdi bu ekrana geliyor Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş, Ersun Yanal, Aykut Kocaman, Ertuğrul Sağlam. Bir sonraki fotoğraf gelsin. Fatih Hoca, Mustafa Denizli, Şenol Güneş, Ersun Yanal, Aykut Kocaman, Ertuğrul Sağlam. Metin Tekin, Müfiter Kasap, Tayyip Fıravuç, Ümit Davala, Mutlu Topçu. Şimdi iki tane ayrı ayrı fotoğraf yaptık. Kimse darılmasın, kimse gücenmesin. Adamlıklarına, insanlıklarına diyecek hiçbir lafımız yok ama bazı gerçekler vardır. Ben Sinan abiyle bazen otururum futboldaki anılarını anlatır, futboldaki bazı gerçeklerini anlatır. Hani kitap yazsa e, üç sayfada bir en çok kullanacağı kelimelerden birisi liderdir, liderlik özelliğidir. Ve hep şunu söylersiniz bana da e, liderlik özelliği olması gerekir bir teknik adamın, bir patronun, bir yöneticinin mutlaka liderlikten. Şimdi İsmail Hoca baktığınız zaman hangi kalıba giriyor? Şimdi İsmail Kartal'ın birinci adam mı, ikinci Bak, adam mı derler İsmail ya. İsmail Kartal ikincilikte Lig'de yani PTT Ligi mi oluyor alt, alt. Evet, PTT, PTT, PTT Ligi değil Ligi. mi? Yani, Karşı Bankası evet. neyse. Evet. PTT Liginde lider adam olabilir. Ama Fenerbahçe'de lider olması için, lider teknik direktör olması için önceden hani alt, önceden yardımcı antrenör olarak çalışmasaydı bunu çok rahat söyleyebilirdik. Hı hı. Şu an için. Yani şimdi niye Bakın eskiden yardımcı antrenörken futbolculara çok daha samimi, çok daha labali. Labali samimi. Yardımcı antrenörün görevi odur. Futbolcu arada hep iyi polis falan olur. Yani devamlı futbolcuların gazını alır, yedek kalanlar onlara bunların Daha samimidir. Onun için İsmail Kartal normal bir Anadolu takımını çalıştırıp geçen sene Kayseri Gaziantep'in hocasıyken veya hocası hocasıyken gelip de Fenerbahçe'nin teknik direktörü olsaydı çok daha rahat olabilirdi. Şimdi yardımcılıktan buraya geldiği için biraz şu an sıkıntı olabilir futbolcular davranışta veya liderliğinde. Ama Fenerbahçe'de lider olması için biraz zaman alabilir ama doğuştan lider mi dediğin zaman doğuştan liderlik vasfı yani şimdi örnek verdiğin zaman Mustafa Denizli, Fatih Terim, onlar işte Şanol Güneş bunları ayırıyoruz tamam. Ama Galatasaray şeyin Fener Fenerbahçe'nin yardımcı antrenör olduğu için zorlanıyor. Onu gör, göremiyoruz böyle. Hmm. Ama dışarıdan gelmiş olsaydı ha derdik ki tamam. Ama şimdi Fenerbahçe'de olması için 3-4 sene falan böyle arada kendini şimdi Ersun Yanal da geldi zaman o, o o şeyi formayı veremedik ona. Yani Fenerbahçe'nin ünvanını, teknik direktörlük ünvanını tam, tam oturtturamadı Fenerbahçe taraftarı da. Zaman aldı. Şimdi İsmail bizim evladımız, bizim oğlumuz işte yardımcı antrenör Arap İsmail falan filan diye geçiyordu. İsmail'e baktığın zaman İsmail'in futbolculuk geçmiş kariyeri Ersun Yanalı 15 kere katlar. %100. Yani ama liderlik vasıfları onu zamanla Fenerbahçe bu nesil bu futbolcu topluluğu mesela gidecek başka futbolcu bir topluluğu gelecek falan o zaman daha rahat liderlik vasfını ünvanını e, alabilir veya liderliğini daha fazla sergileyebilir anladın mı yani şimdi Emre ile çok samimi mesela. Ee, ne o Mehmet Topal'la Caner'le herkese samimi abi kardeş ilişkisi. Tam ama... burada bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Çok özür dilerim. Bir Ahmet bir beni versene şimdi. Sinan abi ben futbolcuyum. Teknik direktörümü alıyorum başını böyle öpüyorum. Şöyle yapıyorum. İşte diyorum ki ya. burada ya. Yani bak, ben hani ben hani ama. istediğin kadar. Ama arkadaşlar Ertem. Olmaz değil mi? İşte, i̇şte bak, siz onun üstüne. Bak, evet, onu bravo, istiyorum. aynı yeri yakalamışsınız. Şu an Yani Emre Belezoğlu şu an arkadaşlar. Şimdi Emre Belezoğlu'yla İsmail Kartal abi kardeş rolündeler. Ama İsmail Kartal ile Emre Belezoğlu daha önceden tanışmıyor olsalardı o hareket yapabilir mi? Yapamaz. Evet. Çünkü onlar neler yaşamışlardır onlar. Tabii. Şimdi yardımcı antrenörler bak bir nevi yardımcı antrenörler teknik direktörle futbolcuların aralarında kontaktır. Bir de yardımcı antrenör futbolcuların neşesidir, eğlencesidir. Esprilerini, anılarını anlatırlar bilmem ne. Lavallik vardır. Ondan dolayı sıkıntı vardır. Onun dışında sıkıntı olmaz. İsmail Kartal'la taviz vermez. Ayrıca gördüğüm kadarıyla bütün futbolcularda, bütün futbolcularda gördüğüm kadarıyla İsmail Kartal'a da çok yardımcılar. Yani ve inanmasalar, İsmail Kartal'ı sevmeseler kalkıp da o kulübeye koşmazlar. Doğru. Tabii %100 orada zaten kimsenin şüphesi Ama yok. Ama burada benim bak ...statta tabii giden arkadaşlarınız var. ...bağırıldı diyorlar. Bir bölüm bağırdı diyorlar. Hoş değil. Bak yani Fenerbahçeliysen, Fenerbahçe'yi seviyorsan yani İsmail Kartal eğer Fenerbahçe'nin teknik direktörü eğer bizim evladımız diyorsanız eğer yani Fenerbahçeli'nin Fenerbahçeli'ye saygısı varsa İsmail Kartal'a yani bağırmayın bak bir daha noktalıyorum televizyonunu yeni açanlara bir daha nokta koyuyorum Ertem Aziz Yıldırım'a bir şey olmaz giderse İsmail Kartal'ın kendisi gider yerine başka bir hoca gelir aynen öyle. Anladım güzel kardeşim. olur? Sizin her zaman bir lafınız var ya. Kim olur? Fenerbahçe olur. yazık Fenerbahçe'ye evet. olur. Ne taraftara, ne ona, aynen. ne buna. Olan Fenerbahçe olur. Ahmet, e, fotoğrafları bir kez daha verelim. E, Fenerbahçe Beşiktaş Fenerbahçe derbisine 4 bilet e, hashtagimiz beyaz beyazfutboldayım. İzlerken resminizi çekin ve paylaşın. <laughs> hashtagimiz beyaz beyazfutboldayım. Sevgili seyirciler bu gece boyunca bütün fotoğraflarınızı yayınlayacağız. İlginç fotoğraflarınızı yayınlayacağız. Eee e, İyi olan eleştirilerinizi de buradan okuyacağız. Ama güzel eleştirilerinizi okuyacağız. Onu söyleyelim. E, olumlu olumsuz her türlü eleştiriler ama kaba kelimeleri kabul etmiyoruz. Onu söyleyelim. Reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra akışımız e, çok uzun. Bu gece uzun olacak. E, Sinan Engin'le, İmparator'la çok uzun meselelere gireceğiz sevgili seyirciler. Bizden ayrılmayın. Kısa bir reklam arası. Beşiktaş'a geçeceğiz. E, Beşiktaş'lı taraftarlar e, yıllardır bekledikleri şampiyonluk yolunda büyük Umutlarla bekliyorlar. Henüz ligde 6. haftadan 7. haftaya girerken siyah-beyazlı taraftarlar alınan sonuçlarla beraber Avrupa'daki başarılı sonuçlardan sonra da artık bu şarkıları söylemeye başladılar. İlerleyen dakikalarda Beşiktaş'a çok ayrı bir sayfa açacağız sevgili seyirciler ama Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Fenerbahçe'nin iki 1lik galibiyetini konuşuyoruz. Sinan Engin'den pozisyonlarla ilgili olarak... Penaltı pozisyonları ile ilgili olarak yorum rica edenler var. Onları konuşacağız. Ama önce 5 numaralı Samandra kurallar isimli bir grafiğimiz var. Ekrana gelsin. Ee, sevgili seyirciler, Fenerbahçe'de Samandra'da bazı kuralların olduğu belirtildi biliyorsunuz. Gece 24'ten sonra dışarı çıkmak yasak. 17.30'dan önce kimse tesislerden ayrılmayacak. Dışarıda yenilen yemek diyetisyene rapor edilecek. Normal olması gereken şeyler. Yani bunlar normal olarak bir futbol kulübünün yani koyması gereken kurallar. Normaldir. Sizde bu. de var mıydı Sinan abi böyle? Yani vardı bizde kuralları bizde kurallar vardı. Bizde kuralları çiğneyenler vardı ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> bizde mesela Sergen mesela çekirdek <laughs> yemiyordum Sergen'e mesela oturuyordu çekirdek yiyordu. Fazla yemesin diye ben de yiyordum onunla beraber. Şaka şey yapıyorsun. Değil ya. Diyeyim, kamp akşam mesela dizi seyrederken falan oturup film seyreder, O da toplanır. çekirdek mesela. Bazen Sinan Sirena... abi ne yapıyordun? Yakalıyordun mesela. Benim abi. odada mesela kamera vardı. Ben bana yeme diyordum. Yani kilo alıyorsun zaten şey yapıyordun Sakattan yeni çıkma falan filan. Yeme. Bu mesela şu şeyin eşofmanın içine biraz koyuyor. Kameradan görüyorum gelişini. Geldi geldi. Benim odaya uğramıyorsa anla bir şey var. ...içinde koyuyor. Yasaklamıştım ona yemeyeceksin diye. Çekirdek. çekirdek o, o yemesin diye ben de yiyordum. Yani fazla yemesin diye çekirdek yiyorduk. Ya, kurallar bah. oluyor gece. Köfte söylerler, onu söyler. Ya futbolcu bir şey yengeleyemez. Hiç mesela böyle oluyor muydu? İşte akşam bakıyorsun, hani istemediğim bir şey yapıyor futbolcular. Görmezden geliyor muydun böyle? yani ne olduğuna bağlı. Yani ne yaptığına bağlı yani. içki zaten içmez. Deli tabii, olması tabii. lazım. Onu demiyorum. Hani Ama demiyorum. yemek memek falan filan. Yani Uyku tutmuyor. E, oturmak istiyor. Onlar oturuyorlar. Dörde kadar oturanı da var. Oyun oynayan da var. Odasında sigara içen de var. ışıkları yanan da var. Yani karışamaz zaten. Ya futbolcu zaten uykusu gelirse uyur. Tabii. Uyur. Doğru. Zaten sabahın 12'ye kadar kahvaltıyı serbest koyarsın. 12'ye kadar herkes kalkar. 12'ye kadar dediğin zaman yani futbolcu zaten 4'te de 5'te de uyursa bir 7 saat 8 saat maçta akşamsa öğleden sonra da bir 1 saat falan da uyuduğu zaman toparlar. Zaten genç oyuncular yani. Mesela Sergen ellemezdik mesela. <laughs> Sergen iki gün kampa girdi zaman iki gün uyusun derdik gece. Yani zaten kampta uyuyordu. Normal hayatta uyumadığı için. Normal <laughs> duymadı çünkü. Ondan sonra çok enteresan ya. ya enteresan şimdi mesela ee, tesiste mesela güvenlikçilere söylemiştim gece, gece saat mesela birden sonra tesiste kimseyi almayın. Almayın yani. İşte tesiste gelmesin işte. yatmasınlar ayrı. Evinde birden çok sonra olur. almayın. Kapatın tamam diye. Tabi Sergen bağlamış tabii güvenliği müvenliği herkesi bağlamış. Ben her geliyorum sabahları idmana geliyorum bakıyorum. Sergen'in arabası Allah Allah diyorum minibüs şey e, jipi görüyorum hemen tam orada yani şeyin önünde. Allah Allah Sergen'e bak aferin erken geliyor diyorum. Meğerse saat dörtte üçte dörtte falan gelip <laughs> yatıyormuş. Yani <laughs> evden gelirse geç olur. Yani gece gezmekten gelip orada şey yapıyordu. Teste yatıyordu yani. Sergen'de de maşallah büyük cesaret. Senin her yerde kolun var. Ama ben derim ki ya birisi mutlaka ya Sinan abiye söyler. Rica ediyordum. İyi, ne diyor? İltimas geçiyordum Sergen'e. Ama oynaması için bu tip oyunculara itimas geçeceksin. Ayrıca Rahat olması gerekiyor değil mi Sinan? Rahat geç. Ee, rahat bir bırakacaksın. De, bir de ama şimdi Ağazın o da Allah var yani. O da Maçlarda... oynuyordu maç betmiyor. Allah var. Gollerde ilk sana koşar. Sergen oynar. sana sarılır diye. Yani Sergen, nasıl? ben yine söylüyorum. Sergen inşallah ileride büyük teknik direktör olacak. Ben onu Beşiktaş teknik direktör olarak görmek istiyorum. İnşallah uzun yani önümüzdeki yıllarda teknik direktör olarak Beşiktaş'a önemli hizmetler verecek. Çünkü çok önemli bir futbol bilgisi var. Önemli futbol bilgisi var. Bunu aktarması lazım. Onun için uzun yıllar önümüzdeki sezon eğer Beşiktaş'ta yani bir teknik direktör boşta olursa veya en azından Beşiktaş'ın futbol olarak Sergen'den teknik olarak falan faydalanmasını isterim. Çünkü öyle bir futbol Futbol şubesinin başında olsanız bugün Beşiktaş'ta ee, ...bir teknik direktör... ...şu an olmaz... Uygun görür ...şu an Sleven Bilic var... ...başarılı bir teknik hı hı. direktör var... ...her geçen gün daha iyiye giden bir... ...ama e, bir bir şey olduğu zaman öyle bir şey yaratabilirim... ...yani... Hı. E, ...sportif direktör gibi onu alırsın... ...hem Bilic'le beraber çalışır tecrübe ama... ...ileride hazırlanır... Hazırlarsın kocaman gibi. ...hazırlarsın onu... İşte bunu Galatasaray'a da söyledim bu modeli ben... ...diyorum ya Galatasaray bir yerli... ...niye yetiştirmiyor... ...yani hep bu yabancıya mı gidecek... ...hep Fatih Terim mi gelecek... Ya Fatih Terim mi gelecek hep? Doğru. Hep yerli mi olacak? Şey, yabancı mı olacak? Kendi içinden birini yetiştir. Onun için dedim mesela ben öyle olsam aynı alacağım hemen sportif direktör olarak hem teknik olarak iyice e, doğru. işe ısınması için sergini değerlendirebilirim. Bu kurallar doğru diyorsunuz. Normaldir. Bunların hepsi ee, bir hep normaldir. Olması gereken kurallar diyorsunuz. Ya daha fazla daha da sert olunabilir. Bazen mesela Lüçesku'ya karar verirdik. Mesela iki gün kamp yapardık. Ya, önemli maç olurdu. Yapmamız gerekiyordu. Şikayetçi oluyordu futbolcular ama olmuyor. Ama en önemlisi dediğim gibi futbolcunun Biz kampı... Kampdaki... Bizde kamp olmadan olmaz değil mi Sinan abi? Bizde olmaz. Ama Avrupa'da yok mesela. Şimdi Oğulcan mesela şu Geçen an... sene Mancini de kaldırmıştı hatırlarsanız. Oğulcan mesela şu an Madrid'de. Mesela yarın Arda'nın maçı var. Evde oturuyorlar Oğulcan'ın Arda şu an. Mesela kamp yok. Atletico Madrid'in kampı yok mesela. Evde yarın herhalde öğlen yemeğine gidecek. Bilmiyorum takımının öğlen yemeğine. Işte. Evet, evet. Peki e, altı numara gelsin. Aziz Yıldırım şampiyon olacağız diyor. Bir VTR, bir VTR var. Onu bir izleyelim isterseniz. Gelsin ekrana. Ve şimdi de evet. Açılarımızda güvenin. Bugün önemli bir maç başlıyor. Yeni dönem bugün itibaren başlıyor. Biz onlara güveniyoruz. Öyle inanıyorum ki bu sene de şampiyon olacağız. Yani. Öyle inanıyorum ki bu sene de şampiyon olacağız. Yani. Onun için rahat olun bu konuda. Biz onlara güveniyoruz. Evet, Sayın Aziz Yıldırım, ee, Aziz Başkan, bugün divan kurulu toplantısının sonunda bu ifadeyi kullandı. Rahat olun bugün bir başlangıç yapılıyor. Fenerbahçe şampiyon olacak dedi. Ya yani bir kulüp başkanının inanması ise Fikret Orman UEFA şampiyon olmak istiyoruz. Evet. Yani bir kulüp başkanının bunları söylemesi gayet normaldir. Ve Fenerbahçe bu şampiyonluğa aday mı? Aday. Yani şimdi dört tane takımdan birisi. Trabzon, Fenerbahçe, Galatasaray Beş... ve bunların en önemli birinci adayı Beştaş. İkinci aday Fenerbahçe'dir. Bu sene bunu çok söylemeye başladım. Beştaş, Güveniyorsunuz. Abi, Beştaş takım olarak ben hep söylüyordum. Bak 2-3 senedir söylüyorum. Beyaz TV'de belki başladığımızdan beri söylüyorum. Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu var. Sadece eksiği vardı Demba Ona ona geçen sene de aynısı Ocak'ta dedim kardeşim. Alın, üst düzey bir adam alın. Nian, Nian evet, falan evet, değil. Evet, evet. Üst düzey ihtiyacı olan işte Demba Ba. İddia ediyorum Demba baba 30 tane maç oynasın, 30-32 tane maç oynasın. Aynı Oğuzhan da aynı şekilde Sosa. üçü böyle yer alsınlar. Beşiktaş şampiyon olur. Onunla ilgili birazdan geçeceğim. Biliç Sanki programı izlemiş ya da konuşmuşsunuz e, dışarıda beraberce. Anlatıyorlardı. Aynı ama. şeyleri e, söylüyorsunuz. Birazdan ona gireceğiz. E, bu şartlarda dahi eğer bugün daha doğrusu berabere bitseydi Gençler Birliği maçı ne olurdu Aziz Başkan'ın bugün, bugün divan sıkın... kurulu toplantısındaki bu açıklamasından sonra? Fark etmez. Sıkıntı olur statta olurdu Ertem'ciğim. Yani statta sıkıntı olurdu. İstifa, bağır, mağar, kavga, dövüş. Ama 15 dakika evvel bir şey söyledim bir daha söyleyeyim. İsmail Kartal kendisi görevden istifa eder, Aziz Yıldırım yerine başka bir yabancı ucu getirmeye çalışır, getirir. Hı hı. Kaybeden İsmail Kartal olur, Fenerbahçe taraftarı İsmail Kartalı yemiş olur, bitirmiş olur. Yani evet. bağıran kesip. Aziz Yıldırım'a hiçbir şey olmaz ve sezon sonunda da şampiyonlu belki olabilir de, muhtemeldir de. Ama arada İsmail, Ka İsmail Kartal kaynar. Evet. Peki ee, bir on numaralı. Grafik var. Sayın Vefa Küçük Divan Kurulu Başkanı bugün çok ilginç bir açıklama yaptı Sinan abi. Bir VTR var. Çok enteresan bir şekilde dedi ki 1 milyon üye ile ilgili konuştu. Sonrasında Fenerbahçe'ye mallarınızı hibe edin. Hibe eden cennete gider dedi. Çok ilginç geldi bize arkadaşlarımızla. Çok değişik bir montaj yaptılar. Sevgili Sinan, Adem Hüseyin abi bir bakalım izleyelim sonrasında dönelim. bahçeye kim çivi çakarsa kim hizmette bulunursa kim hibede ve bağışta bulunursa kim gayrimenkulünü Fenerbahçe'ye bağışlarsa herhalde cennette yer alacaktır kim gayrimenkulünü Fenerbahçe'ye bağışlarsa herhalde cennette yer alacaktır O zaman Fenerbahçe'de bütün yani Vefa Bey'in söylediğine göre bütün görev yapıp bırakanlar o zaman şey ne o? E, Metin Aşık o zaman duble cennete falan gitsin o zaman yani <laughs> çok büyük para zamanında bıraktı Fenerbahçe'ye. Peşinden de işte Aziz Bey de falan yani kulübe parası olan şey yani, yani yani bir söylenecek bir şey yok yani bunu <laughs> gayri ciddi yani gayri ciddi bir aşk ama yani. <laughs> Böyle bir şey yok Değişik yani ne alakası var yani Yani cennetlik falan ne alakası cennetlik olmak için daha önemli işler var yani Fenerbahçe'ye yardımla ne alakası var? Vefa Bey de çok zengin ayrıca versin malının dörtte üçünü versin bağışlasın o zaman cennete mi gidiyor nereye gidiyor bakarız. <gülüyor> <gülüyor> yani çok zengin yani <laughs> değil mi? Yani nereye gideceğine bakarız. Cennete evet. gitmek başka. Sinan abi bu statla ilgili olarak daha doğrusu şu anda bir eleştiri var. Beşiktaş iyi oynamaya başladı. Beşiktaş bu sezon sopanın ucunu gösterdi. Bir yandan Fenerbahçe bir yandan Galatasaray tırnaklarını çıkarttı Beşiktaş'a karşı diyorlar. Buna katılıyor musunuz? Doğru. Şimdi yani, yani Beşiktaş'ı görüyorlardı. Anca görmüyorlardı. Kardeş kulüptü sezon başına kadar. Şimdi ailenin iyi çocuğuydu yani ne olur mahallenin efendi çocuğuydu Beşiktaş. Evet. Ya diyordum ya biraz yani kavga edin biraz şey yapın ki hissettirin kendinizi. Şimdi Beşiktaş'ın oyuncusu var. İki yıldır hep söylediniz. Yani. Evet söylüyorum yani PR diyorum. Beşiktaş'ın oyuncuları var kardeşim. Hiçbirisi yıldız şeyi görmüyor. Ya şu Beşiktaş'ın oynadığını, şu Beşiktaş'ın oynadıklarını Fenerbahçe ve Galatasaray yapsa o yer gök inlemişti biliyor musun şunlar? Şu ne metiyeler ne metiyeler falan. Ne Olcay'ın ne Gökhan'ın yıldızlığı ne bilmem neyin Veli'nin yıldızlığı. Ya kardeşim Atiba'nın oynadığı oyunun 10 mislisini oynuyor. Şey Veli Atiba ne o? Melo'nun. Melo'nun oynadığı oyunun 10 mislisini oynuyor. Mu? Atiba ya ne Melo'su ya? 10 mislisini oynuyor ya. Al Veli. Konuşuyorlardı yok Veli falan. Ne alakası var? Her maçta yapıyor Veli bunları. Aynen. Ve Melo'nun 4'te 1 parasını oynuyor. 5'te 1 parasını falan oynuyor. Sen gördün mü Melo'nun cihaz sahasına birazdan Dortmund maçını hazırlasın Ahmet göstereceğiz bir daha. Ahmet Dortmund maçını hazırla. Bir bakın Dortmund'un yaptığı ataklara bakın. Galatasaray'ın yaptığı ataklara bakın. Şu Beşiktaş'ın Partizan Partizan karşısında oynadığı futbolu Fenerbahçe veya Galatasaray oynasaydı yer gök ünlemişti. yıldızlar topluluğu yıldızlar. Beşiktaş'ınkiler de yıldız. Ama biz sessiz böyle kabımız acı yok abi ya. Çıkacaksın abi konuşacaksın ya. Mahallenin iyi çocuğu. Fenerbahçeli de Beşiktaş'ı seviyor. Galatasaray'ı da seviyor. Sevmesin kardeşim Beşiktaş'ı. O ayrı bir şey. Bak ben hep bir şey söyledim. İşte bana Beşiktaş'lar kızıyorlardı. Hep Fenerbahçe, Fenerbahçe yani Fenerbahçe işte koruyor Sinan Engin, işte Aziz Yıldırım ama Beşiktaş yoktu kardeşim. Beşiktaş yoktu ki. Beşiktaş da kapışmıyordu ki ben korurken. Ama Beşiktaş olduğu zaman farklı. Evet. Beşiktaş olduğu zaman farklı. Evet. İşte mesela siz... abi Galatasaray konumuz var değil mi bizim? Tabii tabii var. var hep uzun uzun var. çok enteresan bir şey söyleyeceğim biliyor musun? <laughs> ya eğer doğruysa çok şeyler, enteresan. Doğruysa çok... çok çok enteresan. Seyirciler beklesinler çok enteresan Galatasaray ilgili çok komik bir şey. Söyleyeceğim. Alt yazıyı verelim hatta. <laughs> e, alt yazıyı verelim e, biraz böyle hani ipucu verelim. E, Fenerbahçeliler ve Galatasaraylılarla Beşiktaşlılar beraber soruyorlar. E, beyaz futboldayım hashtag ile beraber. Pozisyonlar penaltı mı? Bak ben sana şu şey söyleyeyim mi? bir pozisyon var. Bazı ben ben hakem falan bana dinliyorum falan filan yorumcularını falan. Katlicin pozisyonu var değil mi? Evet. Ya çapraz bağları falan kopacak çocuğun ya. Kardeş. Kart veririm de vermezim de kırmızının var ya kan kırmızı kan kan. Katlicin pozisyonu kan kırmızı Ertem. Kesinlikle. Daha ondan başka kırmızı mı olur ya? %100 katılıyorum. Adamın dizi parçalanıyor çocuğun ya. %100 katılıyorum. Ya, tam kat, şanssız pozisyon. Katleş girmemiş ama o da böyle ayağıyla falan. Yok böyle bir şey arkadaş. Kırmızının babası. Bak şimdi Alper'in pozisyonunu seyrederken Ertem çok penaltı değil gibi geldi bana böyle gri gibi geldi belirsiz yani belirsizlik Hı -hı. gördüm ama darbesi var sonra Devrim geldi dedi ki sonra Devrim de bana dedi dedi ki abi röportaj yaptım dedi faul yapa, e, Devrim mi pardon Sezgin. Sezgin Sezgin söyledi röportaj yaptım dedi darbesi varmış Alpere Hı -hı. var ha bak nasıl penaltı biliyor musun Ertem? Evet. %60, %70 penaltı Alper. %60, %70. Demin ki katleçe olan pozisyon %200 kırmızı kart. Bak %200 kırmızı kart. Emenike'nin ikinci penaltı %100 penaltı. Emenike'nin ikinci. Emenike'nin verilmeyen üçüncü pozisyon %100 penaltı. Hadi üçüncü ya. pozisyonda. Tabii canım. Yerde hani futbolcu elinde, şu omuzuyla e, burada ne? Omuz? Omuzuyla koruyor değil mi Yok şöyle? Abi, şu şekilde el ya. Olur mu? Şöyle alıyor, bilerek Tabii yapıyor. Canım, ben de yüzde fark yüz. ettim. %100 topun üstüne yatıyor. Ya yüzde yüz. bak ben seyrettim sonra içeride tekrar arkadaşlar bana bilgisayardan pozisyonlara baktım. Tekrar çocuk yatıyor yere. Engelliyor. Ahmet altyazıyı bir alsana. Sinan abi tam gösteriyor böyle yere yattığı anda top tam böyle pozisyon. Bak abicim. Top bu şekilde şöyle dönerken Çocuk şöyle yaparken, şöyle yaparken şurasıyla alıyor. Şu, şu var. Bak şu kısım var ya. Şu kısım el mi abi bu? Şurası var ya topta ya bu. Yüzde yüz penaltı. Doğru. Alper'in pozisyonunda ilk birinci pozisyon yüzde yetmiş yani. Verilir. Hakem ka verir misin de bana veririm. Penaltı. Darbesi var şeyin. Ama öteki türlü üç pozisyonda yüzde yüz penaltı. Yani şey pozisyonu ne o? İkinci pozisyon, Emenike'nin ikisi zaten o böyle bir kontrolsüz giriş yok. Tabii. Yani böyle stopper'in girişi bir. Öteki pozisyonda penaltının babası. Hakan'la ilgili olarak, Hakan'ın bir e, röportajı var. Arkadaşlarımız kendisiyle bir röportaj yapmış. O pozisyonla ilgili olarak hani %60-%70 dediniz ya evet. Alper'le ilgili. E, ne demiş? Bir izleyelim dinleyelim, bakalım. Dinleyelim Ertan. Cığım. Pozisyonu soracağım. Penaltı pozisyonunu çok itiraz ettiniz. Neler söyleyecektin? Ayper Potuk'la girdiğim bir mücadele vardı. Evet yani tam temas var. Orada pozisyon hatam var aslında. Yani daha iyi durmam gereken bir pozisyon. Hafif bir temasım var. E, bilirdi. Benim tam pozisyonu sonradan görmedim ama aynısı bize olsaydı verilir mi? Onu kimse cevabını veremez. Evet. Ee, Abi, temasım var diyor. Bitti. Ama bize olsa aynısı verilir. Ben Bilmiyorum. ona farklı bakarım. Sana olsa bana olsa Hakan'cığım bana bakmam. Ben bir şeye bakarım. Darbe var. iki kere var. İki kere. Aslında ben sana söyleyeyim mi? Alper kaleci attırırdı biliyor musun? Kaleci attırırdı. Bir pozisyon var biliyorsun. Tabii tabii. Kalecin arka, kaleciden atladı. Orada kaleciye çarpışsa biliyorsun değil mi? Alper de kırmızı, çok iyi değil misin? Evet, penaltı. Bak, kırmızı penaltı. Bak kırmızı penaltı. Alper topu yetişirim diye üzerinden atladı. Üzerinden atladı kalecinin kırmızı penaltı. Bugün esas olarak Fenerbahçe takımının hakem Fenerbahçe. Bir için pozisyonu yüzde kırmızı ama hakem kötüydü. Hakem kötü. Öteki pozisyonda yüzde yüz yani. penaltı. Yani üçüncü pozisyon falan penaltı. <laughs> Çok güzel. Yine ilginç penaltı yani onun için yani ben söylüyorum Fenerbahçe'nin yani hakemler kötü. Hakemler iyi değil arkadaş. Hakemler kötü. Ne oldu bu her şey yerde olduğunda? bank yani ne o? PTT Ligi bilmem ne bugün yine Adana Buca maçı aynı şekilde konuştum yani arkadaşlarla. Geçen hafta Adana Demirspor o maçta. Ya aşağılarda hakemler falan kötü arkadaş. Hakemler doğru eğitilmiyor. Bilmiyorum kim eğitiyor, ne yapıyor, ne ediyor. Hakemler doğru. Bak Zekeriya abi bilmiyorum. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Kimler yüksel yokçu oldu, kimler var ama hakemler iyi değil arkadaş. İyi değil, iyi değil. Evet. İyi değil. Evet, beyaz futboldayım hashtag ile e, sorularınızı yorumlarınızı alıyoruz. Nur Muhammed 27 isimli bir arkadaşımız neden Vefa Küçüğün açıklamasını ney kullanarak e, yayınladınız diyor. Saygı duyuyoruz. Bir Mehmet Korhan ne diye? Hani e, arkadaşlarımız ney kullandılar ya? Neden o müziğin üzerine kullandınız diye bir eleştirisi var. Doğru. Saygı duyuyoruz. Mehmet Korhan, Arzu Çulha bir bebek var. Onu mutlaka yayınlayalım. Arzu Çulha hanımefendi Arzu alt çizgi Çulha. Hanımefendinin Serkan Ateş, Aykut Albayrak, Osman Uslu, Ferles 33, Kaan Özbek, Mutlu Can Kuş, Ömer Mezardaki Adam, aman böyle bir isim mi olur ya, Tolga Hansekin, Sekin, Olgun Kaan yine tekrar, Selahattin Uysal, Ferles, Bülent Yılmaz Sönmez, Mehmet Varis, Bilal BJK 69, İlyas Polat, Sibel Günister, Sevdamız Galatasaray, Ertem Şener fan teşekkür ediyoruz Sinan abi sana çok selam var fanlarımızın onu da belirtelim ve yine böyle gelmeye devam ediyor bizler de yayınlamaya devam edeceğiz Galatasaray'ın hocası burunmayı ısırdı. Nasıl ısırdı, neresine ısırdı birazdan Sinan Engin açıklayacak sevgili seyirciler ama. Ya <laughs> e, mu ya söyleyeyim şimdi söyleyeyim. söyleme söyleme ne olur söyleme ya, ne çok olur söyleme ya. birazdan ekranlara getirelim birazdan anlat çok ilginç e, çok komik e, 13 numaralı bir bant var penaltı pozisyonları ile ilgili bir şey söyleyecek misiniz? Yok pozisyonlar var başka artı üçüncü verilmeyen seyiriz. penaltısı penaltıdır Alper'in de penaltı Menike de penaltıdır Katlec'in pozisyonunda da oyuncu atması lazım evet. Gençler biliyor oyuncu atması lazım. Ee, sevgili seyirciler Aziz Yıldırım, Sayın Aziz Yıldırım'ın Beşiktaş'ın statı ile ilgili olarak, e, Beşiktaş'ın stat talebi ile ilgili olarak özellikle Sayın Ahmet Nur Çebi'nin istekleri ilgili olarak bir açıklama yaptı haftaya içerisinde hatırlayacaksınız. E, bu konuyla ilgili olarak e, Sinan Engin'in yorumlarını merak ediyorsunuz. Önce bir bantımızı izleyelim sonrasında Sinan Hoca'ya dönelim. Hemen Hı. size dönmek istiyorum. Haklı. Bunlar da haklı. Yani sen planlamanı kendin yapacaksın. Geçen hafta söyledim mi ben bunu Ertan. Evet. Yani e, sen senin sınıfın ne zaman biteceği belli. Senin olimpiyatta takımının oynamak istemediğini, olimpiyatın kışın çok kötü olduğunu, olimpiyatta bir deplasman dezavantajı yaşamıyor gelen takım. Şanslar eşitleniyor. Bunların hepsini senin önceden öngörmen lazım ve senin buna göre hareket etmen lazım. Sen kendine bir stat yaratman lazımdı <laughs> bu sezonduk. Çok önemli çünkü. Çünkü niye? Sen bu sene şampiyon olduğun zaman yeni stadına Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi maçı oynanacak senin stadında. Onun Abi. için burada doğru. Kendi planlamanı kendin yapacaksın. Ama ee, ben söylüyorum Beşiktaş'a oynayacağı tek stad Ankara'daki Osmanlı stadı. Gidecek oraya yerleşecek. Kamp kuracak orada. Orada oynayacak. Nasıl Şaktar e, ee, <laughs> şeyde savaş var diye Donetsk'te savaş var diye başka şehirde oynuyor. Sen de gideceksin. Ankara, Osmanlı şahane stat sana vermişler. Gideceksin oraya süstücen. türbinlerine yerine alacaksın. Osmanlı sporla beraber orayı kullanacaksın. Şahane. Şey, yönetim bu konuda sana kapılarını sonuna kadar açmış. Osmanlı spor da sana açmış. Yani onun dışında yapacağın başka bir şey yok. Yani göçebe gibi buradan oraya buradan. Buradan oraya oradan oraya oraya gideyim falan filan. Hayır, sana vermiş stadyum. Onun için sen bunu önceden düşünmen lazım. Ben ne dedim? İşte Pendik, Darıca, Bayrampaşa, Gazi Osman Paşa falan herhangi bir stat da olabilirdi. Yani 15-20 bin e, seyircili. O da olabilirdi. Evet. Ama güzel şartlarda sana şey yapmış. Size sorum şu. Burada haklı ee, yani Aziz Bey haklı. Evet. Ee, eyvallah buraya kadar Onu tamam. Ama, haklı. ama Sinan abi Beşiktaşlılar diyor ki tamam Aziz Başkan haklı olabilir. Siz de haklı diyorsunuz. Tarafsızlığınızı biliyoruz. Ama niye şimdi Fenerbahçe çıkıyor bu açıklamayı yapıyor? Biz bir buçuk yıldır iki yıldır stat konusunda konuşuyoruz. Aziz Başkan hafta içerisinde bir anda çıkıyor Ahmet, statla ilgili Ahmet konuşma bir, yapıyor diyor. Ahmet Nüçe bir gazete röportajında Aziz Bey'e e sammi değilsin dedi. Tamam ama Beşiktaş hep bu şekilde Ondan dolayı işte. söyledi. Galatasaray'ı da, Fenerbahçe'yi de eee samiyetsizlikle suçlamıştı. Beşiktaş Ondan... biraz atağa kalkınca mı? Yani e, o ayrı şey bir şey. Dio yani var Yok o, çünkü aslında. söylemiş zaten Aziz şey Aziz Bey yani eleştiri yapacağını. Hı hı. E, Fikret Bey'e söylemiş. Fikret Orman'a söylemiş yani böyle böyle yapacağım zaten yani. bunun cevabını verecek çünkü. Çünkü Fenerbahçe bak arkadaş Beşiktaş Fenerbahçe stadında oynamaz. Beşiktaş Telekom'da oynamaz. Olmaz. Eğer yani eşyanın olmaz. %100 olmaz. Tabii. Eşyanın tabiatına aykırı. Hem Fenerbahçe taraftarı bunu istemez. Hem Galatasaray taraftarı Hem Beşiktaş taraftarı da Fenerbahçe stadında gidip oyunu hani, takımını seyret istemez kardeşim. Bu gerçek bu yani. Bu, bu niye yani uğraşılıyor ki? Ben bunu o zaman da söyledim yani. Sinan abi bir de şu var siz daha iyi bilirsiniz benden Fenerbahçe'nin soyunma odasında ben soyunuyorum Veya Galatasaray'ın Benim abi. takımla ilgili özel açıklamalar Ya orada bütün statta Fenerbahçe'nin Resimleri var arkadaş ben, Bana özel kalması lazım Ertem'ciğim orada bütün stada gidiyorsun Bütün mazisi orada Fenerbahçe'nin Tabii. Telekom'a gidiyorsun Galatasaray'ın mazisi orada Aynen Sen Beşiktaş futbol takımı olmaz Bunu söyledik mi sen bunu Bak sen bunu Mayıs'ta yapacaksın Mayıs'ta gideceksin kendine bir stat bulacaksın O stadı süsleyeceksin kendi Beşiktaşlı resimlerini getireceksin, koyacaksın. Orası bir mini Beşiktaş stadı olacak. Evet. Onu sen kendin yaratacaksın. Planlama derken ben bunu söyledim. Olimpiyatta gitmez. Olimpiyatta şanslar eşitleniyor. Deplasmana gelmiyor. Yani olimpiyata, şimdi olimpiyata Kayseri geldiği zaman veya Balıkesir geldiği zaman deplasman gibi olmuyor. Şanslar Doğru. eşit oluyor. Onun için açım bunu yapacaklar. Osmanlı stadı, şahane sadı. Aynen öyle. Gitsinler i̇şte orada oynasınlar. Bak şahane de veriyorlar. Onun için Aziz Bey'in burada Söyütleri tamamıyla şeyle alakalı. Yani bu şimdi erken. Yani Beşiktaş güçlendi, dirildi. İşte işte şu an rakip olarak görülüyor. Ondan dolayı mı falan? Yok. Onlar alakalı değil şu an. Doğru. Bunu tamamıyla Ahmet Doçebi cevap burada ver. Mehmet Korhan isimli bir izleyicimiz Abi sizleri çok seviyoruz ama çok taraflısınız gerçekten. Hangi yani konuda olduğunu Sevgili Mehmet Korhan. Hangi, Hangi konuda konu konu taraflı olduğumuzu lütfen Hemen açık bir şekilde bana. yaz. Sana yanlış anladıysan niye yanlış anladın? Ya da gerçekten sen mi kendince yanlış anladın? Anlatalım ama taraflı bir şey olmadı zaten. Beş varsa, konuştuk, ha neyse yazsın cevabını. Bak, Aynen. Tabii Ertem, Mehmet Korhan senden bekliyorum. Ertemciğim cevap veremeyeceğimiz hiçbir şey burada yok. Aynen öyle. Ne söylerse cevabını veririz. Ayrıca bir şey söyleyeceğim sana. Mesela Galatasaray'da olimpiyatta oynadı. Hiç hayıflanmadılar. Hiç böyle stat falan da aramadı biliyor musun? Tabii. Galatasaray gitti oynadı orada yani bir sezon. Ertem yani bu bizde var. Ama oynamayacaksan. Stat bulursun. Beş taş stat bulur kendini arkadaş. Dur. Burada dur. Burada dur. Bakar mısın ya? Gecenin en samimi fotoğraflarından birisi. Ayağında çocuğunu almış bizi seyrediyor. Beyaz futbolu seyrediyor. Ee, gerçekten çok güzel. Ben bunu defalarca yaşıyorum biliyor musun? Hafta içinde Sinan yani, abi. Normal. Mesela bu sabah saat beş buçuktu. <laughs> ayağımla kızımı salladım. Normal sen de altını be, değiştirdin. Sen de üç tane çocuk var. <laughs> dördü beşi de bekliyoruz. telefonda konuşamıyoruz hani. Ama Sinan abi yeter. Zaten. Senden dördü beşi de, de bekliyoruz. Ben de şimdi. Selam abi Belçika'dan Mehmet ben demiş. Mehmet Bey'e selamlarımızı, sevgilerimizi. Beşiktaşlılar ağırlıklı. Ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aa forma şeyi hak ettiniz. Evet. Bilet hak ettiniz. Daha pazartesiye kadar neler gelecek. Arkadaşlarımız bunların hepsini ama hepsini ee, şu anda arşivimizi atıyor. Pazartesi akşamına en güzel fotoğrafı ya çekiyoruz. Şey Pazartesi akşamına bize? en güzel fotoğrafı. falan. Body mi? Body mi istiyorsunuz? Bodyci vücutçu. Evet en güzel body. Böyle body falan evet, böyle. Sporcu arıyoruz. Ee, sevgili seyirciler en güzel fotoğrafı seçeceğiz. Dört tane fotoğraf. Pasolik kartı olan en güzel e, fotoğraf sahibi kişiyi Beşiktaş maçına göndereceğiz. Az önce Gökhan Töre'yle OJ yapmış. Yani, i̇zleyicilerimizi gördük. Dikkatimizi çekti. Yani. Beşiktaşlılara ağırlıklı fotoğraf gönderiyor. E, fotoğraflar arka yani, arkaya, arkaya geliyor. Bak Erten'cim evet. yani Fenerbahçe Galatasaray sıkıntılı. <laughs> Şimdi Beşiktaş orada çok kritik bir maç oynuyor diyelim değil mi? Üç tane sahaya taraftar atladı. Evet. Adamın alnında mı yazıyor hangi takım olduğu? Tabii, X takım doğru, atladı. Doğru. Ne olacak o zaman? Doğru. Olmaz arkadaş. Olmaz. Aynen öyle. Beşiktaş Fenerbahçe'de falan oynamaz. Herhalde bu sene. İkinci yarı. İkinci yarı ben sana söyleyeyim mi? Ateşten gömlek. Sen ne diyorsun abi? Testeren ucu sipsivri. Kıyamet İkinci olacak arı. değil mi? Üstüne düştün mü cırt. Felaket üstü. Ben için. Onun için. Falan onun için kesinlikle böyle bir şeyi falan kabul etmiyorum. Beşiktaş kendine yine söylüyorum buradan başkana. Yine söylüyorum. Olim, bırak Olimpiyatı falan. Ankara derbi oyna haftaya. Git Ankara Osmanlıya oraya mekanını kur. 12 numara. Orada Melih Başkan der de türlü sahada her şeyde hazırlar. Ankara orada. Dur Sinan abi 12 numara dedim yanlış anlaşılacak. 12 numaralı grafiği istedim. <laughs> orada her ekranı. şeyi Bak Ahmet Gökçek de orada. Yani şimdi bak şeyi zannetmesin ara Bizde bir alakası yok. Yani Beyaz TV veya hani Gökçek ailesi falan filan öyle bir şey yok. Osmanlı Spor stadını vermiş. Kim başkanı? Ahmet Gökçek. Teşekkür, teşekkür ediyoruz kardeşim. Mesela. Beşiktaş yönetimi çıktı Ersiz Gün. Teşekkür etti. Biliş teşekkür, teşekkür etti. Diyoruz. Dembaba teşekkür stat etti. Hazır teşekkür stat hazır abi. Stat orada. Harika stat. Aynı Git öyle. oraya kur tezgah. Ben, ben kimsenin işine karışmam. Ne yönetici arkadaşlarımın ne de teknik kadronun. Bu ne? Fikret Başkan'ın açıklaması SporX'den aldık. SporX'deki kardeşlerimizi de kutluyoruz. Güzel bir röportaj olmuş. Ben kimsenin işine karışmam. Ne yönetici arkadaşlarımın ne de teknik kadronun. Aziz Bey mi kastediyor? Evet. Kastetmez Aziz Bey zannetmiyorum. Aziz Bey'le araları iyi. Aziz Bey'le dostlar. Herhalde bir soru soruluyor. Ben kimsenin işine karışmam. Teknik rektörümün, yönetici arkadaşlarımın ne de teknik kadronun şeklinde bir açıklama. Şimdi açıklama doğru açıklama değil. Karışılır. Kötü giderse karışılır. Ama Klop öyle demiyor. Bir şey söyleyeyim sana. Ha? unuttum Kulop bak. Kulop'un... Kulop ne dedi bana bir söyler misin sen bana? Gelsin. Ee... Söyle bakayım 17 numara gelsin o zaman. Bir buradan oraya hemen geçelim bunu Fikret burada Aziz Yıldırım'a taş atmaz. Fikret Orman'dan Aziz Yıldırım'ın arası kötü değil. İyiler. İyi. 17 numara... Ama şu anda daha sık Genel anlamda. Ama. Şu anda daha sık rakipler ama. Olabilir de genel anlamda. Bir alalım araya klopu. Bir izleyelim. Bak, Aziz Yıldırım'ın her zaman ben bunu söylemişimdir. 100. Yıl döneminde de. Aziz Yıldırım Galatasaray olsun der. Şey Galatasaray olacağına Beşiktaş olsun der. Hani ben dedim ya Aziz Yıldırım bize yardım etti öyle bir şeydi. Aziz Yıldırım bizim şampiyon olmamızı istiyor derken Galatasaray olmasın siz olsun evet. anlamında söylüyorum. Aziz Yıldırım her zaman Galatasaray'ın Beşiktaş derken Beşiktaş'ın Peki ben sana bir soru soracağım senin abi. Beşiktaş şampiyon olmazsa kim olsun? Zor bir soru. <laughs> bir düşün istersen bir klopu izleyelim. <laughs> evet. Çok güzel söylüyor. Ama başkan ve Türk Başkanı'na bu laf değil ki aslında. Türk Başkanı'na alakası yok Ertem. Bugün stat ne diye bağırdı? Fenerbahçe statında ne diye bağırıldı bugün? Ersun Yanal. Ersun Yanal diye bağırıldı. Kaçıncı hafta? Yedinci Altı, hafta. Yedi. Altı. Yedinci hafta. Yedinci hafta. Fenerbahçe taraftarı mı? Ee, şey. Fenerbahçe taraftarı mı? Kulübün başkanı. Hayır. Taraftar dayanmıyor ki kardeşim. Taraftar sabır göstermiyor ki. Başkanla ne alakası var? Taraftar başkana göre hareket şey, taraftar başkanı yönlendiriyor. Tamam. Bugün işte örnek verdim. Klopp da bu işleri bırakacak. Klopp oradan alıyorlar bir milyon. Klopp'a versinler bakalım iki buçuk buraya geliyor mu? <laughs> Türk başkanı falan elini öper. <laughs> Türk başkanı elini öpersen sevgili Klopp. Bu işleri bırak. Sana orada veriyorlardı. bir alıyordur en fazla. Sana burada iki iki buçuğu bir gör. Türk başkanından iyi başkan lafı yoktur bayılırsın. Ayrıca Türk başkanlar karar vermiyor. Örnek veriyorum bak bizde hepsi örnek var. Bugün stat bağırdı değil mi 7. hafta İsmail Kartal'a. İsmail Kartal'ı belki Aziz Yıldırım 5 sene hoca yapmak istiyor. Doğru. E işte örnek işte sana Ertem'cim. İşte kulübün kulübün bugün tezini ben çürütüyorum şu an sana. Sinan abi yine çok detaylı bir şey söyledin. Manşetlik bir şey söyledim böyle hani 750 bin 1 milyon euro alıyordur. Bugün Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon 2,5-3 milyon euroyu ver. Ya sen Bak de. nasıl geliyor? Hemen Türk, Türk Başkanı'nın omzuna taşır. Onzuna Türk başkanı'ndan da büyük başkan yok der. Ama der onu, mi ya? Der ya sen ne demiş ya para ya ne demeyecek ya kulüp bırakacak bu işleri kulüp. Bir şey söyleyeceğim sana. Bak Ertem'ciğim kulübün söylediği Türk Başkan'la alakalı değil. Türk Başkan niye istediklerini yapamıyor? Bir taraftar baskısından dolayı. Yarışmacı takımsan istediklerini yapamıyorsun. Dortmund'da ona süre tanımışlardır. Dortmund'da bir süre vermişlerdir. 2008'den. Bak, şimdi Dortmund'da bir süre vermişler ama burada burada öyle değil. Bak burada ne diyorum sana? İsmail Kartalı 5 sene hoca yapmak istiyor değil mi? Evet. Ya Fatih Terim gibi bir adam 2 sene şampiyon oluyor. 3. sene şampiyon olamıyor hocam bırakacak mısınız diye soruluyor. Taraftar soruyor bunu. Medya soruyor Ertem'ciğim. Evet. Yani bunun başkanla alakası. Çünkü başkanlar istiyor ki aldığım teknik direktör yıllarca gitsin istikrarlı olarak çalışsın istiyor. Ama başkanlara izin vermiyorlar kabul etmiyorum kulaba. Hayır taraftar. Taraftar istemiyor. Taraftar başarılı olmayan teknik direktörü 7. haftada taraftar göndermek istiyor. Bugün İsmail Kartal'a yapılan iki hafta sonra ne olacağı belli değil. Hayır. Onun söylediğinin tam tersi. Tam tersi bizde. Hiç alakası yok. Türk Taraftar diyecek. Sizin taraftarlarınız diyecek. Sabırlı değil. Hayır. Türk taraftar sabırlı değil. Daha ince Medya bir sabırlı değil. Evet. Ben Klopp'a katılıyorum ama sizin bu yorumunuza da katılıyorum. Be, yorum ee, bu. taraftar doğru söylüyorsunuz. Taraftar diyecek ki taraftar hazmetmesini bilecek önce. Abi taraftar yedinci hafta sana. Bekleyecek misin? Değil mi? Bekleyecek misin? Ya sana örneğini Bekleyecek verdim işte Ertem'cim bugün. Yedinci hafta İsmail'e Ersun Yanal diye bağırılıyor. E örnek verdim işte. Evet. E, taraftar mı kulübün başkanı? Değil. Kulübün başkanı Az Yıldırım değil mi? Az bir şey diyor mu İsmail'e? Sezon sonuna kadar kalacak diye. Ben buradayken devam edecek değil mi diyor. Doğru. E ne oldu o zaman kardeşim? Kulüp ne oldu? Ne oldu? Kulübün çürüdü tezi. <laughs> Hangi e, şey? Ne diyor Fikret Orman? Sileven bir iş diyor. Uzun keşke 3 sene 5 sene imzalayalım diyor. Ama başarısızsan taraftar bağırdığı zaman ne yapıyor? Kulüp başkanı arkasında duramıyor. O zaman taraftar sabır, sabırlı olacak ve taraftarın, bu söylediği taraftar, sizin şunu söylemesi lazım. Türk başkanları değil, sizin taraftarlarınız sabırlı değil diyecek. Hep şampiyon olmak istiyorlar. Evet. İkna oldun mu? Oldum. Oldum. Zaten hani taraftar konusunda sonuna kadar haklısınız. Taraftar bir kere önce Aynen öyle. bir beklemesini bilecek. Bir işte siz deyin ki bugün çıkın işte bana 3 sene süre verin. Taraftar bunu kabul edecek bir taraftar yok Türkiye'de maalesef. Yok 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 öyle bir şey yok Erdem öyle bir şey yok. Evet Türk başkanlara çok sözler. Başkanım Türk olsa başarı olamazdım. Fikret Başkan'ın o açıklamasını bir kez daha ekrana getirelim. Grafik olarak e, sevgili seyirciler. E, Fikret Orman'ın Beşiktaş kulübü sayın başkanı. Ben kimsenin içine karışmam. Ne yönetici arkadaşlarımın ne de teknik kadronun şeklinde bir açıklama. Yürgen Klop'un bir açıklaması üzerine mi bu açıklama yapıyor? E, Aziz Yıldırım'ı da tabii ki burada... E, Kısmen ima ediyor. Bunun da altını çizerek belirtelim. Teknik kadronun işine karışmam diye bir şey yok. Bir kulüp başkanı teknik kadronun işine karışır. Nasıl karışır? Kötü giderse çağırırsın. O niye oynamıyor? Bu niye oynamıyor? Bunu niye oynatmıyorsun? Bunun durumu falan. Karışırsın. Ha, şunu oynat bunu oynat falan demezsin. Başkanına göre değişir. Ama şu an Beşiktaş'ta işleri iyi gittiği için yani teknik direktörün veya birinin işine karışılacak bir durum yok Beşiktaş'ta Ertem'ciğim. Evet. Ertem. evet. Ama klopla ilgili söylediğimi Anlatabildim herhalde değil mi? Bugün Doğru. 7. hafta İsmail'e e, Fenerbahçe taraftarı bağırıyor. E kimse o zaman? hakimin ma, mantelitesi? Hayır bizim önce futbol taraftarı mantelitesini düzeltecek. Evet. Hep yarışmacıyız. Hep yarışalım. Hep birinci olsun. Hep şampiyon olsun. Hep en iyi olsun. Yok öyle bir şey. Bugün bakın kaç kişiydi biliyor musun? Dortmund maçı. 80 bin dolu. Full stat. 70-80 bin bütün kombine sat ful. Ve Tayfun Hoca devirdi. Bizde ne var? Bizde ne var? Bomboş. Evet. Aynen öyle. Ee, sevgili seyirciler. Franz Beckenbauer. E, Almanların efsane ismi. Alman futbolunun efsane ismi. Hatırlarsanız geçen sene Didier Drogba'yı hedef alan bir açıklama yapmıştı. E, Drogba'ya sallamıştı tırnak içerisinde futbol tabiriyle. E, bugün de bir açıklama yaptı. Galatasaray ile ilgili bir grafik. Galatasaray kadar kötü bir takım Bundesliga'da bile yok şeklinde. Her nedense Franz Beckenbauer her sezon Galatasaray yani şu son iki sezondur Galatasaray'ı hedef alan açıklamalar yapıyor. Almanlar işi gücü bıraktılar Jürgen Klopp Galatasaray'ı ve Türk başkanlarını hedef alıyor. İşte futbolcumuz orada çıkıyor bir açıklama yapıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun itibarı yerlerde tamam haklıdır haksızdır olayda. Tabii ki biz söyleyeceğimizi söyledik ama Türk futbolunu itibarsızlaştırma çabası Almanlarda bunu? başladı Almanya'da. Ya öyle bir şey yok şimdi. Geçecek bu işleri. Yani, yani Galatasaray Galatasaray kötü takım falan değil. Galatasaray'a kötü oynatan bir antrenör var. Galatasaray'ı yanlış oynatan bir antrenör Aynen var. Öyle. Ne alakası var Galatasaray'da? Ben Galatasaray'a baktım çıktım dedim ki abi bu, ya, Prandelli ile ilgili sıkıntı var. Bu, bu Prandelli futbol adamı falan değil. Yani bir teknik direktör böyle bir futbol hatası yapamaz. Bir oynayan takıma karşı bugün biz bir gün önce Galatasaray'ın nasıl gol yiyeceğini, nasıl kontrol yapılacağını, kanatlardan geleceklerini ne kadar anlattık. Ahmet doğru, Hoca orada doğru. siyahi diyor, bilmem ne diyor. Ya lan burada herkes biliyor, herkes söylüyor bir Prandelli bilmiyor. Ona göre önlemini alsana kardeşim sen. Prandelli sen, nasıl hocasın sen? Abi Prandelli, Mancini'nin Türkiye'ye kazığı Prandelli'dir. Mancini'nin raporudur Ertem'ciğim. Doğru. Mancini, Türkiye'ye Prandelli'yi önermiştir. Kendisi buradan baba yürümüştür. Giderken de raporu yazmıştır. Giderken işte Buruma ile ilgili negatif rapor bizimle o Engin'le, Sabri'yle, Gökhan'la, Ebo'ya için bunlarla ilgili bir rapor yazmıştır. El bombasını atmıştır. Mancini, Prandelli de oyunu önermiştir ve Galatasaray'a el bombasını atmıştır gitmiştir Mancini. Mancini aynen böyle. Ya. Ben sana söyleyeyim. Evet. Ee, Yok katılmıyorum. söz olarak... konusu değil. Galatasaray'da bugün biliyorsunuz başkanlık seçimi vardı. Başkanlık seçimi öncesinde devrim zengi e, kulübün önde gelen isimlerine, camianın ya. önde gelen isimlerine mikrofon uzattı. Ya bu İtalyan antrenörlerden falan vazgeçsinler abi. İtalya'dan falan. Bak yine söylüyorum buradan bak sevgili başkan yeni geldin. Ya ne olursun bir tane Türk yetiştirin ya. Bak Fatih Terim 3 sene 4 sene daha milli takımda. Ha Galatasaray'la beraber milli takımı çalıştırır mı ona? Onu bilemem. Olmaz o. Olmaz. Çünkü Türkiye'de olmaz. Yani Galatasaray'ın hocasıyken mini takım hocası olmaz yani Fenerbahçesi var Trabzon falan filan şampiyonluk yarışı olmaz. Bizde olmaz o iş. Bizde olmaz. ama bir Türk yetiştirin. Sevgili başkan bir tane alın. Orada yani koyun bu Prandelli'nin önce bir Türk monte edin. Abi bunlar rahatsız bu. Ya sana bir şey söyleyeyim abici. Mancini Mancini Balotelli ile bir kavgası var Ertan. Evet. Söylemiştim size. Ve verebilir Doğru. misiniz onu? Getirelim ekrana. Getir Mancini Balotelli. Mancini Balotelli kavgası var. Gelsin bakalım bir ekrana. Hazır mı arkadaşlar? Hazır olması lazım. Evet. Mancini Balotelli bakalım. Ekranda Sinan hocam. Bu görüntüyü diyorsunuz. Manchester Aynı. City'deyken Aynı. Balotelli Mario Balotelli ile Mancini Mancini yakasına yapışıyor. Balotelli'nin sağ dışına doğru sürüklemeye çalışıyor orada. Ya bunlar bak Ertem'ciğim. Bunlar Türkiye'de Fatih Terim, Mustafa Denizli falan gibi böyle hocalık falan böyle normal takımlarda yapamazlar. Başarılı olamazlar. Bunlar üst düzey antrenörler. Bunlar üst düzey takımların antrenörleri. Yani üst düzey futbolcuların olduğu. Yani vasat bir takımı büyük oynatamazlar. Yani sıradan bir takım alayım da böyle çıkarayım mesela. Klop gibi Bunlar da süperstarlar olacak. Aynen öyle. Bu aynı Mancini. Buruma'nın kulağını, kulağını ısırıyor idmanda. Nasıl? Buruma'nın kulağını ısırıyor. Buruma da bunu itiyor. Kavga ediyor. Buruma bugün niye oynamıyor? Mançini. Buruma'nın kulağını ısırıyor biliyor musun sen? Kavga ediyorlar ya. çok önceden de bunu şimdi söylemek yani şey yaptım. Mark Tyson gibi. Kulağını... Mancini geliyor. Saldırıyor şeyine kulağına. Isırıyor. O da itiyor onu. Bugün nerede Buruma? Gal Galatasaray'da, Galatasaray'da kaleye en çabuk giden oyuncu. Buruma. Bugün oynamıyor. Mancini'nin raporu doğrultusunda oynamıyor. Ertem nasıl oynamaz ya Buruma? Galatasaray takımı zaten kanı kanı. Kanı ya zaten. Hızlı bir tane oyuncusu yok Galatasaray'ın. Abramat ya. Abramat bu takımda oynamaz mı ya? Gitti. Hep Mancini'nin raporları bunlar. Mancini giderken bombayı attı gitti. Buruma niye oynamıyor? Buruma'nın kulağını ısırdı diyelim arkadaşlar. Buruma'nın kulağını ısırdı herif ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Buruma da bunu itiyor. Baya. Aynen o zaman söylemedim yani ben bu. Polemik olmasın da şimdi gitti diye yani şey yapıyor. Mancini Buruma'nın kulağını sırdı diyor. Aynen öyle Mancini Siren o da diyor. Engin. Rapor niye ayağa sana soruyorum. Buruma ya. ne yapıyor? Buruma niye oynamıyor arkadaş? Buruma niye Buruma şu Galatasaray'da oynayamaz mı? Olur. oyna adamı giremez. Hızlı, çok hızlı. Süratli kaleye zaten zor gidiyorsun. Prandelli'ye rapor veriyor o zaman Mancini. Abi Prandelli'yi getiren de o zaten. Prandelli'yi öneren de Mancini. Prandelli'yi öneren Mancini. Be. Sinan abi sen benim kulağıma niye ısırırsın? Ya kavga ediyorlar işte. Hayır ama ya niye, niye kulağıma ısırır ısırırsın? Ya. Bir adam bir adam i̇şte niye vurur? Bunlar böyle adamlar kardeşim bunlar böyle. ya, Cins herifler ya. Cins bunlar artık. Cins. Allah Allah. Ya Sinan <laughs> abi anlamadığım nokta. İtalyan... Şimdi ben futbolcu olacağım. <laughs> hadi dönem. bunu açıklama benim yapsınlar kulağımı... da desinler ki... Açıklama yapsınlar desinler ki... Yalan. Yalanlasınlar hadi. Hadi yalanlasınlar. Alan falan diye o zamandan diyorum sana. Ya saldırıyor diyorum ya. Tamam iyi böyle bir adam. Ya Sinan abi ya. neler duyacağız daha hayat hani içinde bundan. Aman bak futbolcuyla bak kavga ediyor. Bak futbolcuyla orada görüyor musun? Futbolcuyla kavga edelim. Futbolcu odana çağırırsın. Ertemciğim çağırırsın. Gel buraya dersin. Söylersin, söylersin. söylersin ya bağırırsın, ya. çağırırsın. Oğlum ya sen kavga kavga ne işe yararsın? Ya kulağını ısırmış. ne yaparsın dersin? Buruma da bunu itiklemiş ya, ayırmışlar falan filan ya. Allah Allah. Ya sana bir şey soruyorum. Anlamıyor musun? Buruma niye oynamıyor? Niye oynamıyor yani uzun, uzun zamandır? Yoklar. Niye oynamıyor? Hiç oyna, oyna bile girmiyor. İyi gitse hiç oynamayacak. Sabri'yi kim kadro dışı bıraktı? Mancini. Yok Zan. Abdurrahim Albayrak'ın birazdan açıklaması var. Ilgili. Engin. Hepsi. Affetsinler abicim. Affetsinler. Affetsinler. Eğer Abdurrahim Albayrak bu kulübe transferi falan değil. En büyük transferleri bu futbolcuları affetmektir. Aldıkları oyuncular belli. Bak ben futbol adamıyım. Başka hiçbir şeyden anlamam. Ocak ayının transferleri bu yeni oyuncular olur. Affetmek olur. Aynen öyle. Sinan abi, Yılmaz Hoca hatırlarsan e, hangi kulüpteydi? Denizli Spor'da mıydı? Bir futbolcusunu Ankara tokatladı. Gücü. Ankara gücünde. Futbolcusunu tokatladı. Adamı yerden yere vurduk. Şov yapıyor dedik bilmem ne. Bunlar yapınca, yabancı teknik direktörler yapınca, ya bak Sinan abi ben Mançene'de yani bir daha faşistlik gördüm. biliyor musun? Daha. Daha. Bak, yemin ederim çok faşizan bir isim. Ee, şimdi kulübü Hangi kulüp olduğunu biliyoruz. Nasıl bir kulüp olduğunu biliyorum, nereden geldiğini. E, hep siyahi oyuncularla Drogba, hatırla. ile yaşadı. Eee neydi biraz önce? Mario Balotelli evet. ve evet, Bruma. Ki. Hep siyahi oyuncularla bu sıkıntıları var bu adamın ya. Güzel kardeşim, Prandelli nereden çıktı? Piango'dan çıktı ya. ya. Ya Prandelli Piango'dan çıkan bir hoca ya. Prandelli adı vardı? Adamı geçti Prandellini ya. Ya ayıp ya Prandelli'ye ne kadar Türkiye'de Mustafa Deniz, Hikmet Karaman, Yılmaz Zoral bin tane hoca var. Ayıp ne macera arıyorsun? Prandelli <laughs> kim kardeşim? Prandelli'nin var mı şampiyonluğu? İtalya Ligi'nde. Benim anlamadığım. İtalya Ligi'nde hiçbir şampiyonluğu olmayan İtalya milli takımı çalıştırdı. Hop patates oldu döndü ülkesine. Patates. Patates oldu ülkesine döndü ve hoca yaptın geldin milli takıma. Yapma gözünü seveyim ya. Benim gerçekten beni hayretler içerisinde bırakan bir adam bir adamın kulağını niye ısırır? Bir teknik direktör. Dünya cönü İtalyan teknik direktör diyorsun. Ee, kulağını abi. ısırıyor Nasıl <laughs> 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 abi? Şaka yapmıyorsun değil mi ya? Allah çarpsın doğru ya. <laughs> ya dedim ki benim hani bana bir oyun mu oynuyorsun rejine Ya yok ya sormuş ya. Ya niye kardeşim sana soru da soruyorum. Bak ben bir şey söylüyorsan devamında söylüyorum sana. <laughs> Diyor ki Bruma'yı niye oynatmıyorlar bu zamana kadar? Galatasaray takımı zaten öteki tarafa zor gidiyor. Yani rakip sağ mı? İkinci bölge, üçüncü İkinci bölge. bölge. yani ver abi Dortmund başını ver Ahmet. Oynat Dortmund maçına Ahmet. Sinan abi işte Dortmund maçına geçeceğiz de. Aha. Bu şu anda yıkılıyor. Twitter yıkılıyor sosyal medya. Ama gerçeği söylüyorum. Sen beni niye ısırırsın Sinan abi onu söylesene. Beni neden ısırırsın ya? Ya ben kendi servisimdeki eleman arkadaşlarımı, eleman demiyorum ben arkadaşlarıma. Çalışanlarım, değerli kardeşlerimi. Mesela diyelim ki Onur'la tartışıyoruz. Veya devrimle tartışıyoruz. Sezgin abiyle, Emre'yle, Buğra'yla. Abi. Ben Buğra'nın kulağını niye ısırırım abi, ya? Yumruk atarsa karşılık gözü Ya ısırmış. hayır tamam yumruk atarsın. Ya isırmış bak Balotelli'nin yakasından çekiyor. Drogba yaşadığı diyaloglar. Buruma'yı Buruma'yı küçük gördü herhalde. Biraz kulağını ısırıyor Ya bir insan niye kulağı ısırır ya? Sürmüş herhalde. <laughs> <laughs> <Ne bileyim gülüyor> ben yani. Ya oradaki insan anlatıyor ya Ertem ya. Allah Allah ya. Ya, ya kardeşim bak burada ikimiz bir şey yaptık değil mi ikimiz? Şu kameraman bizi kardeşlerimiz görmüyor mu şu an? Evet. Sen görüyor musun bizim ne yaptığımızı? Görüyorsun değil mi? E i̇şte aynı öyle anlatıyor, işte o anlatıyor. Oradaki çocuk anlatıyor. Allah Allah. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Vallahi ya yani, sana bir şey oynatır. Kıyamet yaklaşıyor bu ya. Burma'yı niye oynatmıyorlar kardeşim diyorum. Hala söylüyorum ya cevap vermiyorsun ya. Prandelli'nin şey raporuyla e, o zaman. Işte, ben bu adamın sana. kulağını ısırdım. Ya yok bunlar Oynatma. problemli. Bunlar problemli. Ah. Bilmem ne. Garibim Sabri. Abdurrahim Albayrak affet hepsine en büyük transfer Onun olur. Onun açıklaması var birazdan. Bak affet tarihe geçersin. En büyük Ocak ayı transferin olur. Şaka gibi ya. Para verdiğin oyuncuları tekrar kazdır, kazandırıyorsun. Rekabet arttırıyorsun. Sabri'yi de hepsini de art hepsini affet. 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 Mancini burunluğuna kulağını ısırdı. Isırdı ya. Adam şaka gibi ya. Yemin ediyorum. Sonra yazık ondan sonra medyanın dedikleri bilmem ne. Şudur o, o, budur. Isırıyordu onu itiyor. Araya giriyorlar ayırıyorlar sonra <laughs> yani. Ya evet. Yani evet. Fotoğraf getir Ahmetçim. Ahmet fotoğraf var mı? Ahmet fotoğraf isteyelim. Ahmet'ten Beşiktaş-Fenerbahçe maçına 4 bilet vereceğiz. Eee Pasolik'teki arkadaşlarımızla konuştuk. Sağolsunlar olsunlar. Pasolik kartı olanlara yükleme yapacağız. Efendim. Sinan abi senin istediğin vücutçular ekranda bu arada. Yavaş yavaş abi geliyorlar bu Ah benim Beyaz futboldayım hashtag'i. Ee, Beşiktaş Fenerbahçe derbisine 4 bilet izlerken resminizi çekin ve paylaşın. Sizlere e, sevgili seyirciler fotoğraflarınızı böyle ekrana getiriyoruz ve en güzelini yapmış. Bir geri gel Ahmet, bir geri gel Ahmet. Ha. Gecenin Saatinde oh ne güzel aman tüpe dikkat yerde çayı yemeği mis gibi ne güzel bir de yavru kartal mı? Hayır efendim kaslarını gösteriyor Sinan abi aferin, kaslarını aferin, gösteriyor görüyor musun? Aferin koçum aferin. Aferin yakışıklı ya. Oh. Evet, sanırım benim ben. <gülüyor> <gülüyor> vay, 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 en lan güzel lan fotoğrafı lan. pazartesi akşamı derin futbolda açıklayacağız dört fotoğrafı. Lan Yine jürimiz hazır olacak burada. Şampiyon Kartal, şampiyon helal Fenerbahçe. Bravo, için. helal olsun sizlere. işte Türk futbolunun istediği. Ee, bir yandan ne güzel. Ee, bu tip fotoğraflar tek tek ekrana giriyor. Sinan abi bak. Almış arkadaşlar ambulları ne güzel. Vücut yapıyor. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 4 bilet, eee Demba forması. Şu Beşiktaş beş, Demba beş, 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 klibi bir daha oynasın hemen bir araya araya gir. Hemen Alın araya be. hemen araya be. Birkaç resim daha varmış. Bir bebek. Ha onu yine gelse resimler gelir Bebe, e, Bebek diyorum. E, resimler yine gelecek sevgili gelir seyirciler. Gelir, yine gelir çok daha. güzel fotoğraflar Olcay Gökhan Töre pozu. E, tek tek ekrana gelecek efendim. He, ulaştırmadan sevgili kardeşimiz Ferhat Ferhat hmm. ve e, kıymetli hanımefendi eşi Başak çok sevgilerimizi selamlarımızı gönderiyoruz Şu şirketimizin emekdarlarıyla çalışan güzel Büyük var. Klibi lise bir lise. ekrana getirelim Yine Haydi Beşiktaşlılar ekranlarınızın başına e, Beşiktaşlı taraftarların Çok 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 sevdiği bir e, Şarkı Galatasaray tribünlerinin beslenildiğini biliyoruz ama Ben yıllarca Beşiktaş tribünlerinden çok duydum e, Bu şarkıyı bu tezahüratı Bu şarkı geldiği zaman Beşiktaş şampiyonluğa doğru koşuyor demektir İzleyelim sonrasında stüdyoya dönelim Az önceki Franz Beckenbauer Konumuz yarım kalmıştı ona da tekrar döneceğiz Hadi bakalım şarj alet Evet e, sevgili seyirciler burada şarj aleti derken söyleyelim madem e, bitiyor lazım. çünkü sosyal medyada tweetleri takip ediyoruz arkadaşlarımdan rica ediyorum. E, sevgili seyirciler e, sevgili Ebu Bekir, sevgili Ebu Bekir kardeşimin e, biliyorsun baş göz ediyoruz onu da Bizim aslanlar gibi tabii. Evleniyor mu? Evleniyor Selman Arslan hanımefendi e, şu anda deplasmanda kayınvalidesinde buradan sevgilerimiz selamlarımızı gönderiyoruz. Deplasmandaymış buradan sevgilerimiz selamlarımızı Damat. gönderelim Ebubekire ve kıymetli hanımefendilere değerli Damat. eşine. Ve Selman e, Hanımefendi Aslan ailesine çok çok selamlarımı gönderiyorum buradan gönderiyoruz beraber Sinan abi büyük bir kriz yaşanıyor şu anda ne telefonlar ya? bak samimiyetimle söylüyorum bütün telefonlar kilitlenmiş içeride ne Isırık. ya ısırık. <laughs> <laughs> Buru. <laughs> Niye sır <ısırır> ya? Buru. <laughs> Saçını çekseymiş. sevmiş. Buru. Saçını çek <çeksevmiş. gülüyor> Sinan abi nereden buluyorsun böyle bilgileri ya? ya? Sırmış. Ya Sinan abi nasıl sırır ya? Ya her. Ya ten... şaka mı? Allah aşkına şaka ya, mı bu ya? Sana kimi söyledi? Söyledi haklı. Ya adam. Ya kulağına sırıyor, ısırırken de itiyor onu. Ya sonra sonra itmesin falan boyunca. Kulağımı ısırdıktan sonra itmesin ya. Ne bileyim. <laughs> Ya, neyse. ya Sinan abi sen benim kulağımı niye ısırırsın ya? Ahmet de işte, Onur diyor ki e, şu anda darp, darp olmasın diye. bak bütün sosyal darp, medya, tweetler, darp olmasın telefonlar. diye. Nasıl? Darp olmasın diye kavga etmemişti. Isırmış, sinirlenmiş. Hani gidi de ya yanağını ısırmak istemiştir veya kulağına kaymıştır. Buruma'nın kula, kulakları büyük mü? Alaaddin Aslı Yüce diyor ki Sinan abi sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. Buruma'nın idmanlara çıkma işi kulağının birinin eksik olmasından olabilir mi? <laughs> Bilmiyorum kulağım eksik. Evet, Mancinin raporundan. Allah çıkma ya. mı? İdmanlara çıkma mı? İdmanlara çıkıyor da hayır yani <laughs> görmüyoruz ya maçlarda şurada burada görmüyoruz. Abi oynamayı tamam tamamıyla bak ben sana söylüyorum tamamıyla iyi gitse işler iyi gitse hiç oynatmayacak. Bakma işler şimdi kötü falan gidiyor diye. Hey ya Galatasaray takımında Buruma oynamaz olur mu ya? Hızlı, süratli, çabuk, kaleye çabuk giden bir adam. Yani... Yani Sinan abi GS Salih diyor ki 1905 abi Beşiktaş'ı abartıyorsunuz. Doğru dürüst rakip çıkmadı diyorsun. Diyor. Ne için? Beşiktaş'a doğru dürüst rakip çıkmamış. Bugün Çıkse. bugünkü eee Bugünkü futbolda artık küçük büyük takım yok. Bak Tottenham. Letonya geliyor bir bir berabere kalıyor. İhsan tam tane atıyor. O zaman o zaman güçlü güçsüz oluyor da Partizan. Salih ver ya, at, at kardeşim at. Ver buraya. Salih, <laughs> Salih Salih bir şey söyleyeceğim sana. Salih yani çok güzel söylüyorsun Salihciğim de Toplum nasıl takımdı? Totlum kötü takım mı yani? Tottenham Hayır bir de. de Selam abi. Sinan abart, abi. Abart, abartma falan yok. Şimdi e, tamam Dortmund, Arsenal çok farklı iyi bir takım olabilir. Ama Beşiktaş onlarla inan diyorum şu formuyla Arsenal'le orada nasıl oynadığını Beşiktaş biliyorsunuz. Şu formuyla, bu temposuyla Beşiktaş Arsenal'le de orada, Dortmund'la da hepsiyle kafa kafaya falan oynar. Şu formuyla. Hayır bir de e, şu var Sinan abi. Ben hep şunu söylüyorum. <laughs> tarafsızız ama e, işte Letonya, İzlanda karşılaşmaları olduğunda Türk milli takımı yenildiği zaman ya böyle basit takımlarda yeniliyorsun. Abi o zaman takımlar basit oluyor. Kimi? Beşiktaş Partizan'a dört tane attığı zaman Kimi? Partizan bir anda Şimdi konuştuk. Çok 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 güçsüz tamam olabilir. Dakika, yani böyle bir şey var mı? Böyle bir yorum sana. olabilir mi? Ya? Tamam, bir dakika, Ertemciğim. Ertem Letonya kötü değil mi? Evet. Kime göre? Ya kime göre kötü kardeşim? Sen çok mu iyisin? Sen iyi değilsin ki. Sen daha yeni yapılanan bir milli takımsın falan filan bilmem ne. Önce oraya bakacaksın. Aynen öyle. Yani kesinlikle kesinlikle ben buna katılmıyorum. <laughs> Futbolda artık küçük büyük falan yok. Bakın dünya takımları tamam, çok yakın. E, bakın dünya, dünyadaki bütün takımlar birbirine çok yakın Ertem. Evet. Çok yakınlar artık. Doğru. Fazla koşan, kapatan, fizik olarak iyi durumda olan iki döndüğü iyi oyuncun varsa... inan diyorum ya ben ben için sebep yok. Şu seyrettin. Zaten Türkiye'de. İspanya maçını seyretmedik mi beraber? Aynen öyle. Neydi? Kimle oynadı İspanya? Slovakya mı? Aynen öyle. Ne yaptı? İspanya'yı Dünya şampiyonu. O defans, defans. öyle bir şey yok arkadaş. Sinan abi bir de şu var. Kimse kusura bakmasın. Beşiktaş, Beşiktaş potaya girdiği zaman. Beşiktaş'ın test maçı haftaya olimpiyatta Fenerbahçe ile. Birazdan 10-15 dakika sonra o maçla da ilgili sonuçları söyleyeceğim. Cenk sen de biliyorsun <gülüyor> sana <gülüyor> video çektim söyledim. Buna benzer şeyler söyleyeceğim Cenk'ciğim. Haftaya olimpiyatta Beşiktaş ne olur görürsün. Cenk kim? Cenk Tosun değil değil mi? Değil. Şeyde. Ne o? Ee, Fenerbahçe kulübünde Aziz Bey'in yanında ha, Necdet Bey var arkadaşım. menajer bir de. <laughs> şu an beşte şeyin Fenerbahçe'nin e, menajeri. Sinan abi Alaaddin Aslı Yüce diyor ki Sinan abinin hiç kavgada kulağını ısırmışlar mı? Ne kimseyle kavga <laughs> etmedim. sen, sen başlattın Alaaddin soruyor <laughs> Alaaddin şu an. Alaaddin'cim hiç kavga etmedim ben kimseyle <laughs> kavga etmem arkadaş. Benim kimseyle <laughs> kavga edecek böyle pozisyon olmaz benim. Kimseyle hiç kavga etmem ben. Hayır kimseyle... buruma da etmez de. Buruma da etmez de Ali, hani abi buruma etmedi. Senin kulağını ısırdım. Biz durduk burma, yere gelip böyle buruma saldırdı. O anlamıyor diye herhalde şu şöyle bir durum oldu. İstersen yarın tam net öğreneyim. Neden <laughs> ısırdığını hani muhtemelen bir pozisyonla ilgili burumu anlamıyor. öyle bakıyordur. Falan ona da gelmiştir. <laughs> Ayırtmak için herhalde ısırır. Kendine <laughs> gel falan. ya, <gülüyor> <gülüyor> ya niye? Ya, bu, kocaman din adamın burnunu, şey, kulağını ısırıyor. Allah seni ya. Tövbe tövbe ya. Galatasaray kadar kötü bir takım Bundesliga'da bile yok dedi Franz Beckenbauer. Hiç katılmıyoruz. Şöyle biraz önce yaptığımız açıklamaların üzerine diye Galatasaray, Galatasaray iyi camiasının takım. önünde gelen isimlere bir profesyon bu konuyla ilgili. Alalım Galatasaray iyi futbolcu topluluğu var ama Galatasaray'ı maalesef maalesef Mancini'nin bonusu Mancini'nin bonusu Prandelli'yi yönetmiyor. Hiç kusura bakmasın. Evet. Bir izleyelim bakalım böyle bir ortaya alalım. E, röportajlarda neler söylemişler. Özellikle Sayın Faruk Süren'in söyledikleri çok ilginç. Franz Beckenbauer'le bağlantılı. İzleyelim sonrasında stüdyoya dönelim. Zaten Bundesliga'nın 14. .'si geldi vaziyette 4 attı. <laughs> Birincisi zaten Roma'ya 7 atıyor. <laughs> tabii, tabii Bundesliga'da oynayamaz. Galatasaray bu futboluyla 3 tane faul olabilir mi ya 90 dakikada? Demek ki hiçbir angajman yok. Hı, ya böyle bir şey olabilir mi? Yani futbol mu oynadı Galatasaray? Adamlar gene 4 tane attılar, idare ettiler. Efsane Başkan. Gelmiş geçmiş en başarılı başkan. Evet. Doğru söylüyor. Ama... Galatasaray bu değil. Yok ki 14. geldi bize 4 attı. Lideri de gitti zaten Roma'ya 7 attı. Fark Diliyor. etmez. Öyle değil o. Galatasaray bu değil. Galatasaray bak Galatasaray burada Real Madrid'leri bilmem neleri kimleri dize getirdi. Juventus'ları getirdi. Galatasaray bu değil. Ertem Galatasaray bu kadar kötü oynamasının en büyük sebebi Prandelli'nin taktiğidir. Şu şu haliyle şu haliyle olabilir. Ama Galatasaray taraftarı Melo'ya bu kadar taviz verirse bilmem ona bu kadar taviz verirse bir Melo Atiba'yı bir seyretsin biraz ya. Atiba'yı bir seyretsin ya. O da önlü bera, da önlü <laughs> Atiba pire gibi gidiyor geliyor. Melo yana, yana. Yana. Yok öyle bir şey abi. Bir görelim ya Melo. Evet. Önlü oynuyorsun. 5 milyon euro alıyorsun ya. İki tane, iki tane şey yap ya. İki al git bir sezonda dört tane beş tane falan bir gol at görelim dinleyelim. Devam edelim mi? Bir Haldun Bey, Haldun Üstünel e, konuşuyor. Bence Galatasaray zayıf bir takım değil. Ee, Galatasaray, e, Galatasaray doğru yapılanmadı. Son derece yanlış transferler yapıldı. Son derece özellikle e, baktığınız zaman 9 aylık bir süreç içinde 17-18'e yakın futbolcu transferi yapıldı. Yani geçen devre arasıyla bu yaz dönemi kapsadığınız zaman 8-9 ay içerisinde 17 tane futbolcu transferi yapıldı. Baktığınız zaman ee, bir hayli yüklü miktarda oyuncu transferi. E, ancak bir takım bir uçak kazası yapsa, bir otobüs kazası yapsa bu kadar transfer yapılır. Bu neyin aceleci davranışı, neden bu kadar transferler yapıldı? Akılsız erdiremiyorum. E, Franz Beckenbauer de e, tabii ki Galatasaray işlerine karışmaması gerekiyor. Bu tarz demeçler vereceğine de pek inanmıyorum ben ama e, Asay doğru bir yapılanma içinde olmadığı kesin. Onlar da Polonya'ya yenildi 2-0. Düşünebiliyor musunuz? Alman milli takımı 2-0 Polonya'ya yenildi. Demek ki olabiliyor. Evet. Futbolda böyle sonuçlar var. E tabii var. Bakın e, yani bir de ona bakarsanız 7-1 yenildi. En evet. son bir İngiliz takımı. Evet, 7-1 yeni yenildi doğru. Ee, Bayern evet Roma. Roma. Evet. Bayern Münih ne diyecek? Roma Bundesliga'da oynayacak bir takım değil mi diyecek? Yani e, açıkçası Sayın Duygun Yersu'a, Sayın Başkan, Çiçeği Burnu'nda Başkan bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Muhteşem, bir, muhteşem bir açıklama. Bunun bir yarası yani. var biliyor musun bunun? Franz Beckenbauer'in bir yarası Aynen Galatasaray'la öyle, ilgili bunun bir küçükken falan bir şey <laughs> olmuş buna Galatasaray'la ilgili. Ha. Hakikaten bunun bir yarası var Ertem. Yani ciddi söylüyorum. Ya bu <laughs> devamlı Galatasaray'la ilgili falan daha önceden de Droppa Galatasaray'dayken falan bile Böyle işine bak sen abi. Sana biz zaten saygı duyuyoruz. Sen büyük futbol adamısın. İşte aa. Almanya'nın imparatorusun falan filansın bilmem ne ama sen değil Galatasaray bu kadar kötü takım değil. Galatasaray kötü oynatılıyor. Kötü oynatılıyor. Sen Galatasaray takımına bu, bu içeri burumayı soktuğun zaman Sabri bir tarafta Hakan Balta falan filan yani e, ne o e, Engin Baytar'ı falan kadroya attığın zaman şimdi Engin Baytar Cemali'den kötü futbolcu mu? Sabri Tarık'tan veya Veysel'den kötü oyuncu mu? Aynen öyle. Öyle şey olur mu? Deverası bu takıma transferleri Abdurrahim Albayrak'ın en büyük yapacağı hizmet budur. Evet. Sayın Ünal Aysal, e, sevgili seyirciler, acısıyla tatlısıyla hatalarını bilemeyiz biz tabii. Bize düşmez ama kazandırdığı iki şampiyonluk ve çeyrek finalle e, Galatasaray'da kazandırdıklarıyla, amatörde başarılarıyla, amatörde yaptıkları, amatör branşlardaki başarılarıyla Galatasaray tarihinde yerini aldı ve görevinden ayrıldı. E, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden birisiydi. Bir klibimiz var. Galatasaray Başkanı, eski başkan diyelim Sayın Ünal Aysal ile ilgili olarak klibimizi izleyelim. Sonrasında e, bugünkü başkanlık seçimiyle ilgili artık konuşmaya başlayalım. Evet Sayın Ünal Aysal'a bundan sonraki yaşantısında e, başarılar diliyoruz. Allah sağlıklı, sıhhatli ömürler versin. E, sevgili seyirciler Galatasaray'da biliyorsunuz bugün başkanlık seçimi gerçekleşti. 35. Başkanı Sarı Kırmızıların Profesör Doktor Sayın Duygun Yer Suat ve ekibi oldu. Abdurrahim Albayrak, ee, tekrar döndü. Zaten yuvadaydı ama e, bu sefer aktif olarak, resmi olarak görev yapacak. Bir e, liste ekrana gelsin. Ben sevgili Buğra'dan, Korkut'tan rica etmiştim. Bir ekrana gelsin. Galatasaray'da Duygun Suat dönemi 1777 oyla kazandı. E, Sayın Alp Yalman'a teşekkür etti. Seçim daha henüz tamamlanmadan, daha doğrusu resmi açıklama yapılmadan Sayın Alp Yalman e, salonu, salondan ayrıldı. E, sevgili seyirciler, ekranda şu anda e, görüyorsunuz. Galatasaray'ın yeni listesi sevgili seyirciler. Ebru Köksal, Mete Hikiz, İsmail Sarıkaya, e, Ahmet Tunç, Akat, Mehmet İpek Doku, Yan Can Topsakal, Cem Kınay, Abdurrahim Albayrak, Dursun Özbek ve Hamdi Yasaman gibi isimler Galatasaray yönetiminin yeni yöneticileri sevgili seyirciler. E, Mayıs ayında Sayın Duygun Suat ne olursa olsun mayıstan sonra yokum diyor. E, Mayıs'a kadar e, mayısta kesin yokum diyor mayıstan sonra. Galatasaray'da olmayacağını belirtti. Duygun Bey'i tanır mısınız? Yok tanımıyorum. Yani tamamıyla duyuyorum tabii yıllardır. Adını duyuyorum Galatasaraylı, Galatasaray. Şimdi bu bu seçimi liseliler kazandı diyebiliriz. Yani lise, liseli olduğu için. Ama öteki tar Alp Yalman'ı da kazanabilirdi. Alp Yalman'da da yani liseliler var. Alp Yalman'ı da kazanabilirdi. Ama öyle tefeci göstermiş Galatasaray Kongre üyeleri. Duygun Bey'i. Duygun Bey dediğin gibi... Şeyi Aydın Merak röportajını verebilir misiniz bir daha? O bölüm var mı? Gelecek birazdan. A onu bir hazırlarsanız Gelecek yani birazdan. tamamıyla en azından hazırmış izleyelim İzleyelim hazırmış. <laughs> Özetliyor. Evet hazırmış bir izleyelim Sinan hocamın istediği. Ne söyleyeceksiniz efendim? Bu bu gaz soygunun sona erme tarihi. Çünkü gaz yıllardır soyuluyor. Parası çalınıyor. İnşallah benim bir tek bu yönetimden isteğim var. Hırsızlar son verecek. vermezse ben bunları mahkemeye veririm. Ben Kır. çok önemli açıklamalar yapıyorsun şu an. Ne anda. demek önemli? Gayet de normal. Senin borcu nereden kardeşim? 700 milyon. Nereden? Ha? Çalınıyor. Ben de duygunla anlaşmam şu. Hırsız daha son vereceksin. Vermezsen ben seni takip ederim. Kan kustururum. Yaparım da. Peki biraz açıklamak yani, tamam. ister misiniz kimlerden? Hayır. İsim yok. Evet. Yani şimdi bunu para çalma veya şey olarak falan düşün. Yani böyle o, akçeli işlerle ilgili söylemiyorum. En azından transferlerdeki yanlış transferler, israflar, bir takım şeyler. Böyle diyelim biz buna. Bunları düzeltecektir. Ya yani tamamen çok aklı başında bir insandır. Öyle kolay kolay bir kağıda imza atmaz futbolcu ile ilgili. Zaten Galatasaray'ın transfer ihtiyacı yok Ertem Ocak'ta. Ocak'ta zaten kendi futbolcuları var. Onlar affetsin en büyük transfer. Bitti. Onlar Bey'in onunla ilgili bir açıklaması var. Dinleyelim. Bir gelsin. Abdurrahim bir açıklaması var. E, kadro dışı kalan oyuncularla ilgili olarak özellikle. Dinleyelim. Ne anlaşma. Sayın Albayrak, İnan Bey'in tebrik etti. Evet, sağ olsun inan Kıraçpa yaradı. Tebrik etti. Herkes arıyor. Herkese arayan aramayan herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Güzel bir gündü. Güzel bir seçim geçti. Alman başkanıma da teşekkür ediyorum. O da kazansaydı ben onun yanında da olacaktım. Söz vermiştim. Galatasaray'a akşam bir seçim oldu. İşte biz Galatasaray'lıyız. Biz bir aileyiz. Peki efendim e, Florya'da e, neler değişecek? Brandelli'ye gözler çevrildi. Şimdi, şimdi bunları konuşmayalım. Bak bu gün hakikaten e, yoğun bir gün geçti. Hakikaten çok yoruldum bu gün. Şimdi onları bırakalım. Yarın bizim çok önemli bir maçımız vardı. Çok önemli bir seçimden çıktık. Şimdi seçim bitti ama çok önemli bir maçımız vardı. Maç çok önemlidir. Onun için bunları sonra konuşacağız arkadaşlar. Evet, e, sevgili Abdurrahim abiye diyeceğim. E, bizim camiamızın da spor camiasında abi diye itibar edildiğimiz bir isim. E, hayırlı uğurlu olsun. İyidir. E, Allah gönlüne göre versin. Çiçeği de çok yakışmış Futbolcuların, kırmızı. futbolcuların sevdiği bir insan, renkli bir insan. Biz de seviyoruz, hepimiz seviyoruz Fark eder ama... değil mi senin abi Efendim? Olması fark eder. Yani tabii önemlidir, önemlidir. Pozitif bir orada bir hava olacaktır ama dediğim gibi e, en önce şey yapacağı elindeki olan parasını ödediği futbolcuları tekrar affet kardeşim. Bir şans. Bir şans ver o çocuklara. Onlarda hataları varsa... Ama onları niye kadro dışı bırak? Onlar tamamıyla Mancini'nin raporuyla ilgili kadro dışı kalmış oyuncular. Ben evet doğru çok özür dilerim Sinan abi. Sözünüzü kesiyorum. Öyle anons ettim galiba. Bana öyle mi geldi arkadaşlar? Ne demişti Sabri'yi? Ebuyi ve bütün diğer futbolcularımızı kazanacağız diye bir açıklama ya, yapmış. Ocak ayında ya Burduzo'yu alıyorsun. Ontuvero'yu alıyorsun. Ebu en iyi sağ bekimiz demiş Sinan Bak, abi. bugün. bir şey anlatıyor bugün. Doğru söylüyor Ertem. Burduzo'yu, Ontuvero'yu aldın. Ya bu elindeki oyuncular bunlardan daha iyi ya. Ve sonra... Türk pasaportunun kıymetli olduğu bir ülke burası şu an. Yani Engin Baytar gibi önemli bir oyuncun var. Sabri gibi bir oyuncun var. Gökhan Zan var, stoperin yok başka. Dolayısıyla bunlar affet kardeşim sen yapacağın başka bir şey yok. En önemli transferin bunu. Bir de paralarını ödüyorsun. Onun için <laughs> burada göreceğim ben yöneticilik ustalıkları. Hayırlı olsun. Çok e, ciddi bir insanlar geldi. O Duygun Bey dediğin gibi çok ciddi bir insan belli. A, aklı başında çok akıllı. E, Ünal Aysal Allah'a var sportif olarak başarılıdır ama mali olarak son dönemlerde transferlerde çok yanlışlar yapılmıştır. Ünal Aysal'ı yanlış yönlendirmişlerdi transferlerde. Orada ee, sıkıntı var. Onun yani bazı transferlerle evet. Sıkıntı var. Yanlış transferler olmuştur ama sportif olarak ben 3 senede 2 tane şampiyon olan bir başkana başarılı başkan derim. Başarılıdır başkanlık evet. ama kötü bir dönemde Galatasaray'ı bıraktı gitti. Futbolu herkesten daha iyi biliyormuş. Baktı bu Galatasaray'dan dedi bir şey olmaz dedi. Teknik olarak Prandelli'yi de gördükten sonra. Hı hı. Abi bir Galatasaray takımı Dortmund'a karşı böyle oynar mı ya? Biz burada anlattık nasıl oynayacağını ya. Allah aşkına şu maçı koy bir yer ya. ya. E, koyacağım Sinan abi. Bir Duygun Yarsubat'ın e, röportajından önce klibi var. Galatasaraylılar niye sayın başkanımıza, mevcut başkanımıza klip yok dediler. Bir onu bir ekrana getirelim. Sonrasında da röportaj ekrana gelecek. Sevgili seyirciler, ardından Borussia Dortmund maçından bazı detaylar, noktaları konuşacak Sinan Engin. Çok çok önemli hassas noktaları bu arada hashtag'imiz Beyaz Futboldayım. Onu hatırlatalım. Fotoğraflarınızı, resimlerinizi bekliyoruz. Ekrana gelsin klip ve röportaj. Genel <laughs> 30 Herkes şunu merak ediyor. Öncelikle tebrik ederim. Teşekkür ee, ederim. Yarın ilk işiniz ne olacak? Sizi 3 ay içinde 10 milyonluk bir 10 milyon Euro'luk bir ödeme beklendiği yazılıyor basında. Ee, bir sıkıntı var mı? Şimdi yarın için. yarın ilk işim buraya gelip e, kulübün kuruluşunu kutlamak olacak. Diğer şeyleri de söylenenleri rivayetler beni bağlamıyor. Ben gideceğim, açacağım, göreceğim, ne olduğunu anlayacağım ondan sonra. Karar vereceğiz. Peki, Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım'a buradan bir çağrınız olacak mı? Kendisi de size adım attı Alp Alman'dan sonra sizin buradan kendisine söylemek istediğiniz bir şey var mı? Herbaşcı Aziz tarafı... Yıldırım'a ben niye Te mikrofondan bir şey söyleyeyim? Hayır, yani gerekirse kaç... gerekirse karşı karşıya geliriz, or bir düşüncelerimizi teati ederiz. Ama şu anda Aziz Yıldırım'a medya aracılığıyla ne diye ben mesaj bırakayım? Evet. Bir de Prandelli'yi soracağım. Prandelli kalacak mı, gidecek mi efendim? Evvelce de söylediğim gibi benim açımdan Prandelli'nin gitmesi söz konusu değil. Ancak teknik komite kurduk. Ali Dürüst, Abdurrahim Albayrak ve onların seçeceği birkaç kişi daha. Onlar bu konuda fikir beyan ederlerse, onlar gidip zaten Prandelli ile konuşursa ki ben de konuşacağım. Ondan sonra bir karar verebiliriz. Ama şu anda öyle bir niyetim yok. Bunu kesin olarak söylüyorum. Evet hoş geldin Bahar eşliğinde. Galatasaray'da artık yeni bir sayfa açılıyor. Mayıs ayına kadar, Mayıs'tan sonra ne olur bilmiyorum ama... E, ...biraz önce size VTR'yi izlerken de söyledim. Ne konuşacak Prandeyli'yle? Çok net bir insan. Çok. Bak ben sana söyleyeyim Çok, çok, çok şeker. Net, hani tonton ton yani, ya e, Çok net, çok aklı başında... Doğuştan Galatasaraylı derler ya, Doğuştan Galatasaraylı, liseli, ömrü belki... Evet, kimdir bir grafik? 50-60 senesi Galatasaray'da geçmiş bir insan. Ee, şu ortamda gelecek ne yapacak biliyor musun? Bir hesap uzmanı gibi düşün Ertem. Ertem, bir hesap uzmanı gibi düşün. Evet. Geldi Galatasaray'a bir müfettiş gibi düşün. Geldi Galatasaray'a bakacak, hesabını, kitabını düzenleyecek, düzeltecek. Yanlış ne oldu, ne etti ve yol gösterecek. Muhtemelen de muhtemelen de yeni dönemde onun seçeceği bir insan. Evet, özgür faruk, faruk Süren olabilir. Devrim bugün sabahtan akşama kadar seçimdeydi. Evet. Şu ne demişti Devrim? Bir daha söyler misin? Beni başkan olarak görmeyin. Ben hepinizin abisiyim. Bitti. Ben başkan değilim. İşte Camiyanın abisiyim demiş. Geldi bir müfettiş gibi geldi. verelim öyle devrim Devrim'e. Ertemciğim geldi bir müfettiş gibi geldi. Denetleyecek, bakacak, hesap kitap nerede ne var, bakacak, edecek. Muhtemelen de Ondan sonra işaret edeceği insan muhtemelen bu Faruk Süren olabilir veya Ali Dürüst olabilir. Bence Ali Dürüst. Belli değil. Bak yine ben söylüyorum. Ali abi sevmiyor. Yani birinci adamlığı pek düşünmüyor. Daha önce belki değişir fikri bilmiyorum Ali Dürüst. Ama muhtemelen Faruk, Faruk, Dürüst, Ali, Faruk e, Süren Ali Dürüst veya ama Şimdi Galatasaray için bir şanstır buradaki. sadece başkan mı değişir, yönetim devam eder mi? İç içinden birkaç kişi olabilir. O ay bilemiyorum. Ama burada Abdurrahman Bayrak, <laughs> Ali Dürüst bunlar bir bir şanstır şu an. Bu yönetimin şanstır ve bu kulübün şans. Ama bunların da söyleyeceğim. Prandelli'nin ne konuşacağız? Prandelli'nin önce yanına bir adamınızı koyun. Bir Türk koyun. Bu Türk'ü yetiştirin. İki sene sonra deyin ki bizim hocamız olacak deyin. Abi kim var Galatasaray'da hoca? Yani Fatih Terim'den başka çalacağınız kapı yok ya. Ya yetiştirin birini ya. Peki şu isimler... Beş taşta ben sana kaç tane isim sayarım? Peki şu isimler olamaz mı? Sinan abi özür diliyorum. Prandelli ile konuşacaklar. Ee, Prandeili... Biz isim vermeyelim. Bak. Prandelli olmaz. Yok yok şu anda gazetelerde de yazıyor Türk ya. Türk isim vermeyelim. Yanlış Hikmet yanlış Karaman, Ersin, hayır, 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 Bunların hiçbirisi. Ama Hikmet Hoca olsun artık ya. Hayır hayır. Hikmet Hoca, Hikmet Hoca, Prand... Hikmet Hoca... Ya, yardımcı değil. Ya, hayır ya. Hikmet Hoca bak Galatasaray. Hikmet Hoca'yı mesela Sportim Bugün Prandelli'den anlamda, daha başarılı olabilir Sinan abi. Yüzde yüz daha başarılı Ne Prandelli'si? Olur. Prandelli'si... Yemin ediyorum bak, daha Prandelli başarılı Prandelli Prandelli İtalya'da, İtalya'da başarılı olabilir kendi liginde. Ama Türkiye'de Hikmet'in falan eline falan su dökemez. Kesinlikle yüzde yüz Hikmet Hoca. Hikmet Hoca'nın eline. Hikmet Hoca'yı bak ha şöyle yapabilirsin Hikmet Hoca'yı. Sportif direktör gibi getirebilirsin. Koyarsın ama Prandelli ile beraber Prandelli'ye bağlı. Sonra Prandelli'yi yollarsın Hikmet devam ettiririz. O ayrı bir şey. Ama Hikmet Hoca Prandel'in yardımcısı falan olmaz. <laughs> kendi eşyanın tabiatına aykırı yani öyle bir şey yok. Ama bunlar değil. Ama burada böyle bir şey yapmasa bir Türk seçmesi lazım Ertem. Bir Türk yetiştirmen lazım. Bir Türk ya kendi. Beş yaşta ben sana sayayım. Beş yaşta sayayım. Çok Bugün pek. bir ilişkisi bir sürü var. Galatasaray'da saysana sen bana. Galatasaray'lı hoca. İşte Hamza Hasan var diyorsun milli takıma gitti. Hasan Şaş var. Hasan Şaş. Al abi Hamza koy birini. Hamza bir gelebilir. Bak. Koy bir. Tugay Kerimoğlu'nu getir. Mesela hayır. İşte koy bir. birini. getir. Aynen arkadaş, öyle. Arkadaş koy birini yetiştir. Yani bu yönetimi yapacağı ileriye dönük düşünüyorsan bunları yapması lazım. Aynen öyle. Siz... Yapacağı iki şey var. Bir Türk antrenör oraya koyacak bir de affedecek. çocuklar affedecek. Yapacağı bir şey Onları yok. affedeceklermiş zaten. Kesinlikle affetsinler. Evet. Sinan abi. E, Prandelli de geç kalmaz mı Galatasaray? Eğer Hani ben olsam yeni yönetimle beraber yani hafta, derim, Fenerbahçe "Güle güle derim. Fenerbahçe'yi yendikleri zaman yerim. aynen öyle. Fenerbahçe yendikleri zaman 4 hafta sonra Prandelli'yi bu taraftar yollar." Çünkü Taraftarlar çok koptu. çelişkili konuştu, çelişkili Taraftarla bağ koptu. Hayır, bunu öyle söylemişler. Şimdi bak, sen şimdi Prandelli'ye kızma. Prandelli'yi transfer ederken bizim için 4 yıldız önemli demişlerdir. Bizim Avrupa'da halimiz Hı. nereye kadar gideceğimiz bellidir Ertem'ciğim Güzel soru. Anladın mı? Yani bizim bizim için bu. Yani bizim için Türkiye'de 4 yıldız. Demişlerdi Prandelli alırken de Prandelli onu söylemişlerdir. Yok Prandelli ondan döndü. Birazdan söyleyeceğim de Sinan abi. Ahmet Demirci diyor ki yönetmenimiz <laughs> yarın Sinan abi Galatasaray'da olsa Flor'da yapacağı ilk işi ne olurdu bu yönetimle gelseydi? ilk işi ne olurdu? Giderdim ben Prandelli'ye önce konuşurum. Hoca gel bakalım buraya. Sen takımı, karşı takımları kimden öğreniyorsun? Kimden tanıyorsun? Hmm. Nasıl analiz ediyorsun? Sana rakibi kim anlatıyor? Bir tane Türk birinci. Demin söyledim, bir tane Türk hoca koyarım yanına. Güvendiğim futbol bilgisine güvendiğim Türk hoca koyarım. Öteki futbolcuların hepsini affettiririm. Af yaparım. Bir şans tanırım onlara. Ve bu yönetimden bunu bekliyorum. O i̇ş Ocak'ta falan da bir lira para harcamayacaksınız. Vurmayı sorar mısın? Vurmanın kulağını ısırmıştım. Bak ne geldi şimdi Sinan abi. Mike Tyson'ın ee o görüntüsü var yani kulak ısırma. Burada kulağını ısırıyor. Aynı işte buna benzer olmuş. Aynı buna benzer. Bu kadar fazla ısırmamış. Sert ısırmamış. Ama buruma mancini itiyor. Yarmalara bak. Vay hayvan be. Ne o yarmalara. Bak herkes şimdi mancini buruma yapmışlar. <laughs> yani. Mancini. Ee, onun için tamamıyla Galatasaray bunu yapacaktır. Evet, bunu düşünüyorlar. veren arkadaşlar. Dürüste, bunu Abdurrahim Albayrak da ve oradaki yöneticiler bunları düşünüyorlardır yani. Kesinlikle. Bu arada Beyaz Futboldayım. Dünyada TT listesinde şu anda sevgili seyirciler. Dünyada mı? Evet, dünyada TT listesinde Türkiye'den girmişti. Şu anda da dünyada TT listesinde. Çok teşekkür ediyoruz izleyicilerimize Beyaz Futboldayım Hashtag ile e, soruları, yorumları var. Hakan Bargın, Ufuk Dede, Faruk Güneş, Murat Er, Taner, e, Osman Fehmi Özel, Bekir Erbil bu ne? Uyduyu kafasına almış? Ne? Anten ne o? Uyduyu kafaya almış. Ziko Mustafaev, Beşiktaş. Bu arada Azerbaycan'dan çok izleyenlerimiz var. Azerbaycan'a kardeş ülkeye Bakü'ye. Çok selamlar. Bütün şehirlere buradan kucak dolusu e, sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz Sinan abi. Gece gece bütün herkes birbirinin kulağına ısırıyor. Öyle bir <laughs> istihbarat Ama doğru anladım. bu ya. <laughs> herkes Ertan birbirinin kulağına ısırıyor. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Yarın basın mensupları bunu Buruma'ya sorsunlar. Buruma'da eğer inkar ederse o zaman ben de derim ki ya takım arkadaşlarım var orada 15 tane kardeşim. Allah Allah. Ufuk dedi Ayhan Karpuz, Cihan Yılmaz, İsmet Akçay, Samet Turgut, Burak, Çınar, Baha Taşkaya, Kaan Erdoğan, Fatih Olgun, Masun Yıldız, Gazi Çalışır, Hakan Dişli. Yaten e, bunlar Demir kim ya? Bol, Gel bakayım BTG. Ahmet Geri'ye. Hakem mi bunlar? TFF ne bunlar? Türkiye Futbol Federasyonu'nun... Efendim? Genç hakemler, genç hakemlerimize Hayır. kucak dolusu. Aman çocuklar ya. Cesaretli maç yolluyoruz. yönetin. Cesaretli olun, Cesaretle korkmayın abi Bak bugün Arkanızdayım bakıyorum. De. Arkanızdayım de. Hayır. Bugün bakıyorum. Şey yapıyor. Bir uğultu yapıyorlar türbinler Hemen özgür gidiyor bayrak şeyine o kart çekiyor? Yapmayın abicim. Hakem ki Gördün mü maklavaları? Os, kuzu mu? Kuzu mu? Ha. Köpek değil mi o ya? Ya evde kuzu olur mu ya? Şafak Sezer. Kuzu. <laughs> Evde kuzu. Sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Devam edelim. Devam edelim. Beşiktaş. o oh, Sinan abi. Fotoğraf güzel. Beşiktaş. He. Bir Beşiktaş evinden geliyor. Ee, özellikle Sinan Engin'e geliyor bu Beşiktaş fotoğrafları. Bu arada Furkan Yakut, e, Ahmet Dinç, Bahadır Yazgı. Devam ediyor. E, Olcay Seçkin, Yavuz Kukul, Cüneyt Acır, Gökhan Çelik, İsmet Akarçay. Bu ne abi? Çiçek Çok güzel ya. Nasıl? Bak çiçek veriyorlar. Taner Yılmaz, e, Sedat Kotan. E, çok teşekkür ederim Aa, Sedat Kotan. Aa bak. Olacaksın şu anda Caner. Oo güzel. Vay vay vay. Sinan vay, abi vay. Sedat Kotan diyor ki. Sedat Kotan. Diz bağlarımda çok büyük sıkıntı var. Diz kapağımda kime gidebilirim? <laughs> Sedat'a sonra söyleriz. Sinan abiyle sonra söyleriz. Mancini buruma. Ya bu fotoğraf çok efsane olmuş. Evet, Şimdi, Beyaz Futbolda yemeşteki BJK-FB derbisine 4 bilet izlerken resminizi çekin, paylaşalım. Sinan abi Dortmund maçının görüntüsünü istedi. Onu istedim. Birazdan da haftaya beşiktaş fenerbahçe maçı ne olur? Onu söyleyeceğim. Onu da söyleyeceğiz. Bir ekrana gelsin. Maç hazır. Maç ekrana bir gelsin. E, maçın görüntüsünü ortaya bir alalım. Bizim Beşiktaş maçı da var mı? Partizan edeceğiz. maçı da Ertem. Efendim? Var var var. Onu da arkasına bağlar mısın Ahmetçim? Var. Bizi evet. al. Gündüz Kılıç, Metin Oktay. Bizi al istersen. E, a, Ali Samiye. Efendim bize alsın. DSP. anlatım yok ha, senin pardon. abi. Evet, e, ama isterseniz anlatabiliriz. Gelsin üzerine anlatalım, üzerine anlatalım. E, Türk Telekom Arena'da İspanyol hakem ilk düdüğü çalıyor. Maç başlıyor. Brandelli bu karşılaşmada çok şey bekliyor. Galatasaraylı futbolculardan, tribünler çok şey bekliyor. İlk dakikalarda defansın arkasına atılan topta Muslera kalesine doğru dönüyor. Obameyan topu ağlara gönderiyor. 6. dakikada Borussia Dortmund 1-0 öne geçiyor Galatasaray karşısında. Mustera çok üzgün. Bakın burada çizgi halinde savunma. Offside taktiğini başaramıyor. Sol taraftan pas geliyor Aubameyang. 1-0 öne geçiriyor. Galatasaray sağ taraftan geliyor. Orta ceza sahası içine. Kafa vuruşu Selçuk'tan penaltı beklentileri ama hayır diyor İspanyol. Hayır diyor. Pozisyon bu. Sol kol açık. Tartışmaya açık bir pozisyondu. Bir Arapası daha. Sağ taraftan geliyor Borussia Dortmund. Penaltı noktası üzerinde iki Dortmundlu. Vuruş topalarda İki oldu Aubameyang. Galatasaray umutları yavaş yavaş tükenmeye başlıyor. İşte burada Galatasaray savunması çok sıkıntılı. Defans darmadağın oluyor. Mustera'nın yapacağı hiçbir şey yok. Prandelli iki elini beline koyuyor. Büyük bir öfke var İtalyan teknik adamdan. Selçuk'tan mükemmel bir pas. Öncesinde defans Burak'tan daha hızlı. Top reklam panolarına gidiyor korner. Burak güzel olan pası alkışlıyor sadece. 2-0'dan sonra Dortmund daha da etkili. Mustera çıkıp çıkmamakta tereddütlü. Burada Semih Ağlar'a gidiyor. Top direkten dönüyor Aubameyang. Borussia Dortmund takımı 3. gol için geliyor. Galatasaray savunması bakın 2, 4, 6, 7 kişi. O 7 kişiye rağmen Royce bakıyor orayı nasıl geçerim diye uzaktan vuruyor topu ağlara gönderiyor. Baktı geçemeyeceğini anladı. Tek bir şey geçer o da top dedi. Mustera havada seyrediyor. Savunma seyrediyor. Tribünler seyrediyor maalesef. İlk yarı 3-0 Borussia Dortmund. Görüntüler ikinci yarıdan. 3-0 mağlup durumda Galatasaray Yürgen Klopp oturmak bilmiyor sürekli ayakta goller bekliyor. Uzaktan vuruş dışarıya reklam panolarına kaptan iyi düşündü ama Royce gibi vuramıyor orada. Borussia Dortmund dördüncü istiyor. İlkay sonradan oyun demem belirtelim. Kagawa, Japon Kagawa burada vuruyor. Sonuç gelmedi. Galatasaray savunması çok zor durumda Ramos ve Mkhitaryan burada vuran futbolcu Ermeni futbolcu Mkhitaryan günün en çalışkan ismiydi Borussia Dortmund'da 3-4 futbolcudan birisiydi diyelim takım halinde çok iyiydi Borussia Dortmund burada dördüncü gol böyle geliyor 4-0 oluyor sevgili seyirciler Ramos oyuna sonradan girdi İlkay ve Ramos skor 4-0 Galatasaray Türk Telekom Arena'da Perdeyi bu golle kapatıyor. Yasin oyuna sonradan girdi. Top yere düştüğü anda İspanyol hakem maç bitti diyor. Skor 4-0. Partizan maçı geliyor Belgrad'da. Belgrad tribünlerinde Partizanlı taraftarlar takımlarından puan ya da puanlar bekliyor. Yağmurlu bir havada oynanıyor. Beşiktaş karşılaşması. Marko Nikolic ekrana geldi sevgili seyirciler. Uzun bir top defansın arkasına. Beşiktaş savunması yerini almaya çalışıyor. Kaleci Tolga kalesinden çıkmadı. İyi ki de çıkmadı. Sonuç gelmedi. İlk dakikalarda Partizan biraz daha etkiledi. Sivok ekrana geldi. Gökhan Töre maçın yıldızlarından birisi. Mükemmel vuruyor. Partizan kalecisi izin vermiyor. Bu dakikadan sonra Beşiktaş oyunda ağırlığı koymaya başlıyor. Sol ayak mükemmel iyi çıkarıyor kaleci. Beşiktaş'ın dalga dalga geldiği dakikalar bunlar. Çok etkili geldiği dakikalar. Son anda direkt dibinde yine partizan kalecisi. Beşiktaş oyunu 3. bölgeye yıktı. 25 metrede oynanıyor oyun. Ve işte 25-30 metreden mükemmel bir gol. Veli Kavlak bakın. Nefis bir şut çıkarıyor. Top havada yön değiştiriyor. Partizan bu golden sonra dağılıyor. 1-0. Oyunda hakimiyet iyice Beşiktaş'ın eline geçiyor. İşte bakın Gökhan Töre. Gökhan bıraktı. Nefis bir vuruş. Dışarı gitti. Düşünce daha güzel diyelim Olcay'dan. Gökhan 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 sola çekti. Sol ayağıyla vurdu, direkten döndü. Gökhan Belgrad'ı sallıyor adeta oynadığı futbolla. Nadir gelişen Partizan atakları. Dakika 36. Ters bir vuruş. Tolgan'ın üzerine. Pozisyon bu. 6 pas içinde. Beşiktaş ikinciyi arıyor ısrarla. Demba Ba. 2-0. İşte sevinci. Golden sonra direkt teşekküre gidiyor Demba Ba. Skor 2-0. Beşiktaş 2-0 önde Partizan karşısında Belgrad deplasmanında. İlk yarı 2-0 görüntüler ikinci yarıdan. Yine Gökhan verdi pasını. 3-0. Oğuzhan Öz Yakup topu ağlara böyle gönderiyor. Kaleci terste. Beşiktaş nefis bir top oynuyor. Orta alanda müthiş baskı. Defansın arkasına atılan top. Beşiktaş 4'e gidiyor. Beşiktaş 4'ü buluyor. Maçın yıldızı Gökhan Töre ile. Beşiktaş işte bakın Partizan'ı bu golle darmadağın ediyor. Güzel futbolunu golle süslüyor. Gökhan Töre. Ceza sahası içine kafa vuruşu. Kaleci Tolga. Oyunun kontrolü her şeyi Beşiktaş'ın elinde. 5 Beş diyor Beşiktaş, 5'i beşi istiyor. Disiplinden kopmayan bir Beşiktaş. Sevgili seyirciler, siyah beyazlar çok etkili bu karşılaşmada. Beşiktaş seyircisi, Beşiktaş taraftarı, milyonlarca Beşiktaşlı büyük coşku yaşıyor. Gel. Biliş maçın kahramanlarından biri şüphesiz. Tabii tabii biliş teknik direktör ama Beşiktaş takımı Beşiktaş futbolcularında müthiş bir coşku var Ertem. Beraber düşünüyorlar, beraber hissediyorlar, yaşıyorlar. Yani anormal derecede yani anormal bir istek var. Evet. Ve etkili. Yani Gökhan, Olcay, topu kaptı <laughs> mı falan bunları tutman çok zor hele açık alan. Şimdi, şimdi Partizan'la Dortmund aynı takım değil. Ama Beşiktaş inan ki bu Galatasaray'ın düştü pozisyona düşmez Dortmund karşısında falan. Galatasaray düşmez böyle olmazdı. Doğru oynasa. Doğru diziliş değil. Galatasaray'ın yediği gollere <laughs> baksana yediği gollere. Doğru. Bu kadar kanatları açar mısın? Açma dedik kanatlarını. Şimdi birazdan Ahmet. Dortmund maçına gösterelim. Abi Galatasaray takımı Galatasaray yani Dortmund takımı çok etkili bir takım. 8 kişi falan atak yapıyorlar. Galatasaray ileride 3 veya 4 oluyor. Olamıyor bile o kadar. Evet. Çoğalamıyor. Onun için Beşiktaş'ta müthiş bir coşku istek var. Yani Dembaba hep ne dedik? Beşiktaş'ın böyle bir kaliteye, fark yaratan oyuncuya ihtiyacı var. İşte Dembaba. Dembaba 30 maçın bak 30 en az 30 maç oynaması lazım. 30 32 maç oynarsa Beşiktaş şampiyonun bir no'lu adayıdır. Bilic'in bir açıklaması var. Bir ekrana e, gelsin. Bir grafik, grafik olarak ekrana gelecek Sinan abi. Bir e, grafik olarak ekrana gelsin. Bir de Kagawa'nın şutunu istiyorum. O pozisyon önemli. Melo'yu ben orada Sinan abi özellikle göstereceğim. Dembaba 20 gol atsın şampiyon oluruz. Yeni dedi daha Bilic. Ama 2 ay öncesinde Dembaba 30 maç oynasın. Beşiktaş şampiyon olur sözünü Sinan Engin 2 ay önce söylemişti. Dembaba geldiğinde. Şimdi ben Dembaba 30 maç ortalama oynadığı zaman Kaka 30 bari, maç, istedim. 30 maç ortalama oynadı. Sosa Susturayım. ve Oğuzhan. Bak Oğuzhan'ın partizan maçında müthiş bir temposu vardı. Fizik olarak da çok iyi gördüm. Şimdi Gökhan Töre zaten kendine çok iyi bakıyor. Çok iyi yaşıyor Gökhan Töre. Zaten kuvvetli, iyi yaşıyor. Bir takım şeylerden de derslerde çıkarmış artık kendini tamamıyla futbola veriyor. Olcu'ya söyleyecek bir şey yok. Veli'ye söyleyecek bir şey yok. Yaşantıları, kendilerine bakmaları. Aynı Atiba. Bunlar tamamıyla. Buna, bunlara Mustafa Pek demek ilave yapacağız. Yarın işte takıma baktım mı işte bugün Pedro ile şey oynuyor, Sivok yarın Ersan hep zorlayan orayı beraber oynuyorlar. İşte Serdar Kurtuluş fena değildi, sakatlandı. İşte ama ne oluyor? İşte Necip oraya giriyor. Şimdi Beşiktaş'ta bir tempo var. Beşiktaş takımı tempolu, iki yönlü, çok yönlü. Bir de üç yönlü oynuyorlar. Demba Bay ile nedir? Havadan. O da bir şans var. Üç yönlü. Evet. Havadan da bir şans var. Dolayısıyla ben kesinlikle kesinlikle Beşiktaş'ın bu tempoda bu istekte oynarsa bu arzuyla bu istekte oynarsa Beşiktaş'ın çok zor yenileceğini düşünüyorum. Mesela bu hafta Fenerbahçe'de hiç kusura bakmasınlar. Beşiktaş Fenerbahçe maçı. Heh, ne olur? Bak ben sana söyleyeyim Ertem. Fotoğraflar da gelsin. Yani Beşiktaş var bir tutturursa 3-4 yapar. Ben sana söyleyeyim. Bak hiç söylemem eğer olimpiyatta Beşiktaş bu partizandaki istek azmi oyunu tutturursa Beşiktaş bu tempoyla kötü yapar bak. olarak verelim Olimpiyatta arkadaşla. yani üçlük dörtlük yapabilir Fenerbahçe'yi. Bu temposu oynarsa. Bu partizandaki tempoyla oynarsa üçlük dörtlük yapar. Yani hele Fenerbahçe açılırsa yani Fenerbahçe üstüne falan da gelirse Olcay'ı Gökhan'ı falan tutamazsın. Yani Göbek'te Dembaba'yı nasıl tutacaksın ya? Evet. Tutamaz yani Beştaş. Beştaş ben sana söylüyorum. Beştaş Fenerbahçe'yi e farklı yenebilir. Olympiyat Fenerbahçe da. daha hırslı gelebilir mi? Ya hırslı gelebilir ama Beşiktaş'a gücü yetmeyebilir Ertem. Şu anda Beşiktaş daha iyi, değil mi? Şu an Beşiktaş hepsinden iyi. Galatasaray'dan. Şu an Fenerbahçe ile Galatasaray şeyini çıkar, birleştir. Birleştir Beşiktaş ancak yenebilirler. Ben o sana söyleyeyim ortaya alalım arkadaşlar. Ancak ee, ben sana söylüyorum, Beşiktaş Fenerbahçe'yi farklı yenebilir. Farklı evet, yenebilir. Yani. engin derbi tahminini yaptı. Beşiktaş tutturursa dörtlük yapar yapabilir. Dedi Beşiktaş Fenerbahçe. Yapabilir. Ben sana söyleyeyim. Bu dursun yapabilir. Olarak. Ben bu Beşiktaş çünkü bu Beşiktaş iki yönlü oynuyor, hızlı oynuyor, çabuk oynuyor. Şut atıyor. Araya pas atıyor. Çok rahat adam geçiyorlar. Havadan var, yerden her türlü var. İyi de savunma yapıyor. İyi de savunma yapıyor. Sıkıntı var. Yani Fenerbahçe'nin işi çok zor. Fenerbahçe'nin işi çok zor. Bir de Beşiktaş yani. Hashtag'imizi koyalım arkadaşlar. Yok onun e, sakatlığı var bilmem nesi var hafif ve gidene bir de Avrupa oynuyorsun. Partizan'da öyle deyip de geçmesen partizan takımı Eskiden yıl sembol takımlarda Partizanlar, Kızıllılar. Tabii. Sen bakma sen biraz boşluk versen Partizan falan seni affetmez. Zayıf falan diyebilirsin. Ya yok senin Partizan da? öyle zayıf bir takım ne değil. Fizik gücü çok tek bir takım aslında Pilzen, bilmem neyi yeniyor. karşı tutturamadı. Ay, Victoria Pilsen bilmem neyi yiyor. Polonya'nın bilmem ne takımı neyi yeniyor falan filan yani bir sürü var bunun böyle sonuçları Ertem. Aynen Onun öyle. için yani küçümsenmesin. Beşiktaş'ın kazandığı bu maç. Yani yok işte şu şöyle oynuyor bu, böyle oynuyor. 3-3'te işte. <laughs> işte Arsenal çok güçlü, Dortmund çok Dortmund çok güçlü. Sen böyle açarsan, kanatları açarsan çok güçlü olur. Attığı bir gol var. Futbol severler göz önüne getirsin. Hangisi? Dördüncü golü getirir. Dördüncü Ağabey, gol. Ramosun, ver, Ramos'un attığı gol. İlkay'ın araya getir. Evet. İlkay'ın Ağabey, Bir ara, bir ara, ara verelim. Ramosun. Bir ara verelim. Fotoğraflara bir ara verelim. Ee, bir gelsin dördüncü gol. Ramos'un golü. Bir de ben Kagawa'nın pozisyonunu da soracağım. Melo'nun pozisyonunu soracağım size ısrarla. Melo'nun durduğu duruşu, Melo'nun Melo Kagawa'yı karşılayışı. Melo bana anlatmasın yani, arkadaş. Bana e, Melo, çok enteresan bir şekilde. Ertem'ciğim Anadolu takımı ismi vermek istemiyorum. Bir futbol adına yapılmaması gereken her şeyi yaptı Kagawa'nın. Anadolu üstünde. takımı, bir dakika durdur Ahmet orada. Anadolu Hı. takımı ismi vermek istemiyorum. Bana Anadolu takımını Melo'yla yensen ne olur abi? Burada oynayacaksın Melo'ysa. Aynen abi. öyle. Melo'nun aldığı parayı burada bir tane oyuncu almıyor biliyor musun? Anderlet maçında yok. Bak dinle dinle. Arsenal maçında yok. Ligde iki maçta yok. Burada yok. yok. Iki, i̇ki maçta, maçta Şurada Melo'nun aldığı parayı yarısına oynuyorlar biliyor musun? 2 buçuk lira en fazla. Bak en pahalı oyuncusu 2 2,5 milyon eurodur. Buyurun. Buyurun arkadaşlar futbol bu. Buyurun. Kal. Dur. Onur diyor ki en çok Royce alıyor 2.1 milyon euro. Buyurun işte Royce. Melo alıyor 5. Buyurun. Kal burada Ahmetçim. Arkadaş, buyurun futbol bu. Bu tamamıyla fizik gücüyle alakalı olan bir şeydir. Fizik olarak iyi öne gidersin geri gel işte Beşiktaş bunu yapıyor şu an Ertem. Beşiktaş bunu yapıyor. Niye yapıyor? Beşiktaş'lık futbolcular daha agresif daha atletik. İleriye çok rahat gidiyorlar. Çabuk dönüyorlar, hızlılar. Bak, buyurun arkadaşlar. Sinan abi. Bi, bi, bi bir durdur sana, bir durdur sana. Gaziantep Ekmet Karaman, Hikmet Hoca'yı ziyaret etmiştim. Beni çalışma odasında tahtaya davet etti. Baktım tahtada böyle aynen böyle bir defans kurgusu yapmış. Aynı bu söylediğin şeylerin hepsini bana söylemiş dosyama. Dedi ki Böyle böyle böyle. Aynen söylediğim gibi. Fizik gücü böyle karşılaman lazım. Böyle yapman lazım. Bu Hikmet Karaman. Gaziantep spor yapıyor. Ve ben iddia ediyorum. Bugün Galatasaray'ın başına geçse yani, yemin ediyorum bir bu şey tip görsene. felaket olmaz. Yani. Kazanır. Hikmet Hoca kazanır. abi Hepsinden daha iyi tanıyor Borussia Dortmund'u da şampiyonlar var. ligini de. Biz Aynen de, öyle. Bizde kompleks var. Hikmet <laughs> olur mu? İşte Yılmaz olur <laughs> mu? Niye olmasın aslan var. gibi hoca ya. ya? Türkiye'de artık şans vermemiz lazım. Arkadaş bakın Aziz Yıldırım'ı destekleyin İsmail Kartala şans verdi <laughs> abi. <laughs> Bugün İsmail Kartal ağlıyor çocuk abi. Sonra diyor ki Klop Okkabaz'ı. Diyor ki oradan. Klop Okkabaz. Okkabaz diyor ki ondan sonra evet. Diyor ki. Evet abi Okkabaz gibi tipi. Sihirbaz gibi tipi var Okkabaz. Klop Diyor ki ondan sonra. Başkan mantalitesi. Başkan mantalitesi değil arkadaş. Taraftar mantalitesi. Taraftar. Sinan abi. Bir de şu pozisyonu var pozisyonu sana İsmail, göstereyim. Kagabayı. İsmail, İsmail <laughs> Kartal'ın. İsmail Kartal'ın. Tamam Fenerbahçe teknik direktörü ağlamaz. Ama Fenerbahçe taraftarı da niye ağlamasın Sinan abi? Fenerbahçe taraftarı da teknik direktörünü içinden yetişen genç bir teknik yani genç derken antrenörlüğe birinci adamlığa yeni başlamış büyük takımda ağlatmaz. Sinan abi niye Size ağlamasın? Siz de kendi evladınızı ağlattınız. Yakışmadı. Var mı ağlayan resmi? Sinan abi. Vardır var dolaşıyordur. Bulacak varsa. arkadaşlar. Bulun varsa resmeni. yayıncı kuruluşu hani sıkıntı olmaz. Etmez, bir şey olmaz. söyleyeceğim. Niye ağlamasın Sinan abi ya? Hayır hayır. Duralım bir. Ağlamaz Ben Beşiktaş'ın ben Beşiktaş'ın teknik direktörü olacağım. Beşiktaş için gözyaşı da dökerim. Beşiktaş'ın bayılırım da Galatasaray Ağlam. için Fenerbahçe'nin. Ağlarım i̇şte ya. Çok seviyorsam bak, ağlarım. Aslan orada, gibi de İsmail Hoca'nın orada, gözyaşları. Klop. Yani olur mu ya kurban olsunlar biliyor ya. Klop'a teklif gelmediği için Türkiye'den başkanlara sistem ediyor herhalde. Gelmediği için. Klop bir milyon falan almıyordur. <laughs> hokkabaz dedi ya. Hokkabaz ya abi bir şey abi seyirbaz abi. bak bir şey söyleyeyim sana. Neden hokkabaz biliyor musun? Yanlış konuşuyor. Ben her şeyin sana cevabını veriyorum Erdem. Evet. Bugün 7. hafta İsmail Kartal'a yolla diyorlar değil mi? Evet. O kimin mantelitesi bu? Taraftar. Bizde taraftar sabrı Ya bugün 3 işte, Temmuz sürecinde öncesinde Şimdi, sonrasında kim vardı? İsmail Hoca vardı. Tane ayıp ya. Prandelli'ye mukavele yapabilir misin? Hiçbir şey yapmam. Örnek veriyorum. A2, Klub. takımın, A2 takımını vermem. Jean Kulop, Jean Kulop mu neydi? 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 Ne ismi? Jean Kulop muydu? Neydi? Kim? Kulop'un neydi Jean Klub. başı? Kulop. Jean Kulop neyse. Jürgen, Jürgen Klub. Jürgen, Klub. Jürgen, Klub. Neyse. Jürgen neyse. Işte. Jürgen. Bırak. Sinan abi. Dinle bir şey söyleyeceğim evet. sana. Prandelli çok deneyimli bir adam. Beşinci hafta, altıncı hafta e, kötü gidiyor. Daha Türkiye'yi tanıyamadı falan filan bilmedi diyelim. Sen şimdi beş sene, dört sene tutabilir misin Prandelli'yi? Bu taraftar müsaade eder mi Prandelli'ye? He? Prandelli'ye bu taraftar müsaade eder mi Ertemciğim? He? Etmez. E ne aynı, Nasıl başkan? Başkan değil abi. Bu arada Türkiye'de taraftar Emre Zabunoğlu beni uyarıyor şu anda. Diyor ki Ertem abi baktım şimdi diyor 4 milyon euro alıyor diyor. Borussia Dortmund'da Jürgen Klopp. 2 milyon vergi. İki evet. de vergi. 2. Ver 3 milyon euro bak nasıl Türkiye'ye geliyor. Ya 2 iki iki, iki, iki vergi. Bilmem ben 4 olduğunda zannetmem. Borussia Dortmund o kadar para vermez. 2 İk, 2'dir. Neyse. Beşe anlatıyorum Ertemciğim. Evet dinliyorum. Burada Prandelli'ye 5 sene yapabilir misin? Yapamazsın. Bu Galatasaray taraftarı Prandelli ilk Telekom'daki bay bay yapacak. İlk Telekom'daki beraberlik bay bay olur. Güle güle. Evet. Prandelli derler. Onun için Can Kalab'ın söylediği gibi şey, Yürgen Kalab'ın söylediği Yürgen. şey değil. Yürgen Kalab'ın söylediği o değil. Başkanlar değil. Hayır. Tamamıyla evet. taraftar mantelitesi. E, Sinan abi, Hikmet Hoca, Buyurun abi, Yılmaz Vural, Güvenç Kurtar, Giray Bulak, biz İsmail Kartal, Ersun Yanal, Ertuğrul abi Sağlam. Dayanmaz, taraftar dayanmaz. Biz kendi, kendi Başkanlar marka değerimizi oluşturamayan bir milletiz maalesef. Ertemciğim. Sinan abi çok özür dilerim. Moskova finaline gittik beraber. Paris finaline gittik beraber. Sizlerde de karşılaştık. Londra'da beraber bir Chelsea Barcelona maçı ben anlatırken. Hikmet Hoca yemin ediyorum size. Bakın sevgili seyirciler bütün samimiyetimle söylüyorum Sinan abi. Yanımda defter kalem. Yağmur ıslanıyor. Almış tek tek not notlarını alıyor böyle Galatasaray Arsenal'i çalışıyor. Chelsea'yi çalışıyor. Moskova'yı çalışıyor. Milan'ı çalışıyor. Kağıt üzerinde. Bak ben sana bir şey Artık Erten. hasta Erten. ediyordu beni hocam. Çok bırak bir kahve iç, bir yemek ya, ye. Nerede uyuz oldum ha. Devamlı çıkıyor. Bir e? şey sürüyorum bak. E, <laughs> çıkıyor, şuradan da kesilmiyor. Ertem'ciğim, dayanmaz. Yani burada... O zaman Yürgen biz böyle 4 yemelere, 8 yemelere, Yürgen elin Prandelli'si gelecek, Mançini'si gelecek, bilmem nesi, nesi gelecek. Yürgen Kolob'un dediği ki, başkan mantezi bizdeki taraftar manteltesi Al sen bir şey söyleyeyim sana, iki hafta sonra Prandelli ilk içerideki telekomda yenilgide, gel bakalım buraya Doğru. derler. Hemen bir operasyon olur. Onun için ben söylüyorum size, burada taraftar, bakın abi bunların hepsini söyledik. Bu gollerin hepsini söyledik, buyurun. Bunların hepsini söyledik. Ben Sinan abi ben Kagavaya gelsene bir Ahmet Kakava'yı rica edeceğim. Ben iddia ediyorum. Bugün şu teknik direktörlerde gelen yabancı teknik direktörlerden dörtte biri imkanı bizim yerli teknik direktörlere verilse. Abi bu ülkede bakın Ersun Yanal'a verdin. Yıllardır Anadolu takım çalıştırıyordu. Bir şey yapamadı değil mi? Evet. Büyük takım verdin. Fenerbahçe şampiyon yaptı. Şimdi bizim bu bizim bazı yerli hocalarımız var. Ertuğrul Sağlam bir şans verdim Bursa'yı yaptı. Evet. Bizim bazı yerli antrenörlerimize hep küme düşmeye oynayan işte can çekişirken falan veriliyor çocuklara. Doğru. Adamlar anladın mı bu? Ver bakalım Fenerli Galatasaray'ı Beşiktaş'a teslim et arkadaş. Doğru. Teslim et. Bir geri gelsene Ahmet biraz daha geri gel. Bu pozisyonun başına kakaba vurmadan önce gel 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 Melo'nun pozisyonuna bakacağız burada. Sinan abi ne demek istediğimi daha iyi anlayacak. Burada başlatalım evet buradan başlatalım şimdi. Melo'ya dikkat edelim. Nerede Melo? Melo'ya dikkat edelim. Bak şimdi Sinan abi. Bak. Kaçırdı. Nasıl çalamadı? Gördü bakıyor. Kaçırdı bak, gördün bak, gördü mü? Bakıyor bak. Bak hala duruyor. Gel dur. bir geri. Ahmet dur. geri gel. Dur. Geri dur. gel. Dur dur. Nerede Melo Al, Sinan Ahmet abi? Ahmet orada. Gel çalımı yedikten Kal, bitti sonra mi? dur. Orada duruyor bak. Ya alsana yuvalı Ahmet'i alabiliyor musun? Hop burada dur. Alamıyor. Bak şimdi. Bak Sinan abi çalımı yedi. Hop çalımı yiyen bak. Yedi Melo çalımı. Durdu. Bak bak bak. Israrla bak. bu pozisyonu Arkadan ben söyleyecektim. Bak. Evet. bak seyrediyor bak. Hala orada bak. Yürüyor. Nerede Melo? Yürüyor yok. Ya abi. Abi bir şey diyemezsin bak. Galatasaray taraftara. Ben sana söyleyeyim mi? Ya Melo ile ilgili hiçbir şey söyleyemez. Anlatamıyoruz abi. Ama Melo, 31 numara gelsin. Anadolu maçında gitsin Melo oynasın. Anadolu maçını kazandırsın. Sana ben daha iyi bir şey söyleyeceğim abi. Sinan abi. Dunga teknik direktör. Brezilya milli takımı 13 Kasım'da İstanbul'da. Kimle oynuyor? Milli takımda. Brezilya. Türkiye'ye karşı Türkiye. oynamayacak. Kadroyu almadı biliyor musun Melo'yu? İstanbul'da. Abi niye alsın? Yani ya hayır normalde o alınmaz abi, mı? Hani dersin abi. ki Türkiye'de İstanbul'da oynuyor yok bu adam. abi Galatasaray'da oynatıyorsun. Öyle üst düzey bir oyuncu değil ya Ertem ya. İşte kaybetme sebebi. Öyle üst düzey oyuncu değil abi yok böyle bir şey. Yazık ya şurada yani Yazık. milli takıma alınmıyor. Koca Galatasaray, Koca Galatasaray'da abi bu adam mecburen birinci adam olarak geçiyor. 12 Kasım. 13 Kasım dedim özür dilerim. 12 Kasım'da. Bu arada hemen bir Beşiktaş klibini bir kez daha ekranlara getirelim. Beşiktaşlılar ısrarla bu klibi istediler. Bir izleyelim sonrasında fotoğraflarınızı izlemeye devam edeceksiniz sevgili seyirciler. Beşiktaş klibi ekranda. Evet sevgili seyirciler hemen bu klibin arkasına 35 numara rica ediyorum. Fikret Orman Beşiktaş grubu başkanı bir başkan yıllar sonra ilk defa çıktı. Feda sezonu bitti. Şampiyon olacağız. Hatta UEFA Kupası'nı <laughs> alacağız dedi. Ya Ertem'cim be sakalımız yok ki. 3 sene önce söyledik feda meda olmaz dedik. 3 sene önce söyledik ya. Ne fedası dedik kardeşim feda falan. Beştaş feda falan etmez abicim. Beştaş çıkar. Her zaman yarışır. Evet dinleyelim başkanı. Ne o burada? Dinlenecek bir şey yok. Ha UEFA Grafik. Kupası'nı alacağız onu Evet evet. İnşallah. Yani... İnşallah. Ama önce pazartesi her değil mi? Evet. Erciz ondan sonra da Fenerbahçe maçı var. Çocuklar beni muhacip etmezsiniz. Yani ben en az 3-4'lü olur dedim bu öyle oynarsa. 3 4 fark atar diye düşünüyorum Beşiktaş'ın. Allah'ın izniyle Beşiktaş bu temposuyla bu isteğiyle. Ee, Emre Zabunoğlu Klopp 9. Evet. sırada kazananlar arasında işin ilginç işi Mancini Galatasaray'la 15. sıradaymış dünyada en çok kazananlar listesinde. Yani ne alakası var olur mu ya? Mancini'nin bir kere en kaşesi belli 3-4 milyon euro yani Emre. E. Olur mu öyle şey ya? Yok, Mancini şu anda Manc Manc şeyden çıkarttı. O bir football olur mu? managers e, yok, çıkarttı. abi alakası yok ya Mancini... Dünyada Mourinho falan aynı o, bir altında geliyor onların kaşelerin altında. Yani şey olarak. Sana bütün samimiyetimle söylüyorum senin abi. Bugün hani Emre Türkiye'de bu işte uzman. Biliyorum Emre uzmanı da ama, ama e, Galatasaray'dan Emre kaç para aldı? Kim? Şey, şey, şey mancini. <laughs> Emre keşke Emre alsın. Bir dakika Emre değil mancini kaç var? 3 milyon 4 milyonun aşağı alma evet, satma. tabii ama. tabii. E ee, nasıl oluyor? 15. In sırada yani şeyde ee, reklam ee. gelirleriyle beraber Başka hani diyorsun Borussia Dortmund'un sponsorları var ya onlarla beraber ama işte BJK FB derbisine 4 bilet izlerken resminizi çekin ve paylaşın. Geliyor mu fotoğraflar? İnşallah Sayın Başkan inşallah Beşiktaş UEFA kupasını UEFA Avrupa Ligi kupasını inşallah alsın bu sezon. Hep beraber bayraklarımızı alalım. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş battaniyelerle beraber, şu battaniyelerle beraber bu minik yavrularla beraber UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldırmaya beraber gidelim. İşte fotoğraflar gecenin ilginç fotoğrafları geliyor. Sinan ee, Sinan abi bak bir vücutçu arkadaşımız sana selamlarını gönderiyor vay buradan. Bistidin bu benim be baklavalar falan da şahane aslanım benim. İşte ha. bir minik yavru kartal bizi izlerken daha doğrusu fotoğraf için poz verirken burada. ...gerçekten de çok teşekkür ediyoruz... ...izlediniz, izliyorsunuz, izlemeye devam ediyorsunuz... ...siz izlerken... ...ben şu anda birkaç tweet okuyayım... ...daha doğrusu isimlerinizi okuyayım... ...o kadar çok sayısız tweetler geliyor ki... ...Gökhan İşbaşar, Ufuk Dede, Eyüp Koçak... ...Serhan Bildirici, Onur İyi... ...ve Bedri 1982, Nebil Altınsoy... ...neden hicri yılı kutlamıyorsunuz diyorsunuz... ...kutluyoruz... ...yürekten kutluyoruz... ...hicri yeni yılınız kutlu olsun... ...Rock Reis... Rock reis Rasim Ozaykutay ya reis Rock isminde reis. birisi var. Sinan Cem Arslan, Selçuk, ee, Ufuk Dede yine. Ufuk Dede Engin Baytar'dan forma istemişti. Devrim Zengin'e bir mesajı var. Furkan Sayımoğlu, ee, Osman Fehmi Özel, Aykut Temel, Henry Çiller, e, İsmet Akarçay Furkan Sayımoğlu, Enes Olga, Aytaç Şen. Devam ediyor e, tweetler. Sinan abi nasıl hapşurmuştu Rasim bütün hafta boyunca onu söyleyelim. Allah Otur. onu kahretmesin. Rasim deyince. <laughs> Rasim ya. deyince. Evet Trabzonspor'da divan kurulu gerçekleşti. Allah Allah. olmuş ee, olmuş, evet Sayın Özkan Sümer konuşurken bir olay yaşanıyor. Bir önce biz konuşurken üstüne bir ekrana daha doğrusu bir gelsin ekrana sonrasında dönelim. Bugünkü Trabzonspor'un divan kurulunda yaşanan kavga görüntüsü çok ilginç bir izleyelim sonrasında dönelim stüdyoya. Trabzonspor Divan kurulunda pek istenmeyen bir görüntü, Sayın Özkan Sümer konuşurken arkada bir tartışma çıkıyor ve böyle evet, biraz bir olay sert, sert konuşmuş galiba Özkan Hoca. Hı -hı. Bilmiyorum yani inşallah ne bileyim yani zor Trabzon'da biraz sıkıntılar var ama iyi bir takım kurdu yani Trabzonspor İyi bir takımı var iyi bir kadro kurdu yani iyi futbolcular transfer edildi. Bak hatırlarsan iki ay evvel bir şey söyledim Trabzon'a gelen oyuncu altın olarak geliyor sonra bronz olarak dönüyor. Evet. Çok iyi geliyorlar. Alınan futbolcular kaliteli oyuncular. kötü oyuncular değil. Bu hafta Avrupa'da da başarılılardı. Tek tek Yürek baktığın zaman tutuyoruz. iyi oyuncular var. İyi oyuncular var. Ben Halilose'yi seviyorum biliyor musun? Sempatik geliyor bana. Yani enteresan bir adam biliyor kenara musun? Kenara bir ruh getirdi Sinan abi ya. Ay, kenara bir, bir ruh de, getirdi biliyor musun? Yani enteresan bir adam, enteresan bir yapısı var biliyor musun? Yani yaşıyor. Yani Halilose yaşıyor. Olayı yaşıyor. Yani öyle bir Yapmacıklığı yok. Yaşıyor. Başarılı olmak için kendini parçalıyor. Onun için çok sinirleniyor. Yaşıyor. İnşallah Trabzon işte Lokare maçına da baktım. Yani Beşiktaş şey Beştaş aynı şekilde bu gruptan çıkarlar. O yafadan gruptan de İnşallah keşke ama Trabzon iyi bir futbolcu topluluğu var Trabzon'da. Önemli olan Trabzon'u iyi motive edip iyi oynatmak. Evet. Bunu için yapacağını düşünüyorum. Ben seviyorum. Bir sempatim var ona karşı. Çünkü olayları yaşıyor. Aslında tipine de baktım mı Laz gibi daha görüntüsü. Yani biz o tabii, bölgenin insanı çok de, de, benziyor. Ben de, Laz olduğum için yani baktığın zaman ben de Laz olduğum için Laz oluyor. Yani Laz gibi tipi de yani şey Bosnalı değil mi o esasıyla? Ama görüntüye baktığın gibi Laz gibi falan. Laz oluyor yani bizden. <laughs> Evet, çok teşekkür ediyoruz. Duygun Suat başkanı tebrik ediyoruz. Tekrar sözlerimizin başında, yine arada sırada güldük, kahkahalar ettik ama... ...üç tane şehidimiz var başımız sağ olsun. O şerefsizlerin Allah belalarını versin inşallah. İnşallah bunun öcünü alacaklardır oradaki arkadaşlarımız da. Onun için... Ee, tabi burada önemli olan şu Sinan abi, ee, halkımızın biraz sağduyulu olması lazım ekonomizle sağda lazım ama bu konuda bu konuda hepimiz sistem yani, çözüm süreci provokasyona tamam. gelmememiz çözüm lazım. Çözüm dikkat etmemiz lazım. Çocuklar kesinlikle. çarşıya gidiyorlar. Arkalarında pusu kuruldu? Yani bu savaşta böyle bir şey yok. Böyle bir Aynen öyle. böyle ama kim Hainler, acaba? Yapan hainlik. kim bilmiyorum. Ama dediğim gibi Allah rahmet eylesin kardeşlerimizi. <laughs> başımız sağ olsun. Amin. Amin. İnşallah dediğim gibi bu işler sonlanacak. İnşallah bu işler kökünden hallolacak bu işi kökünden halledenin ellerini öpüyoruz. Allah razı olsun diyeceğiz inşallah. Aylardır, yıllardır bir yıl birkaç bir bir bir, bir seneden fazla oldu değil mi? Çok fazla önemli bir. 1,5 sene Şehit haberleri fazla gelmiyordu de, yani evet. pek gelmiyordu. Aynen öyle. Bu konuda eee Hocam hocam başıma sağ olsun. cumhuriyeti devleti elinden geleni yapıyor. Başımız sağ olsun diye yapacağız. Aynen bir şey yok. öyle. Hepimizin hepimizin kardeşi, hepimizin evladı diyelim. Kardeşlerimiz bugün üç şehidimiz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına demiyorum. Türk ulusuna, Türk milletinin başı sağ olsun. Yakınlar abi yakınlar. Abi. Hepimizin. Ateş düştüğü yaka, yeri yakar. Anası, babası, çocuğu, çocuğu, abisi, kardeşi. Ertemciğim. Biz buradan sadece başı... Şimdi orada yanıyor ya orada evler. Yanıyor. Yani orada yangın var. Ateş düştü diyorsun. Aynen öyle. Onlar abicim. Biz buradan başımız sağ olsun deriz. Bilmem işte işte onlara şerefsizlere bilmem ne dersin falan filan ama burada öyle değil. Öyle değil abi. Onlar orada, onlar, onlar. Şimdi ağlıyor, sızlıyor orada. Evladı gitmiş. Allah kimseye böyle acı göstermesin. Amin, amin. Evet sevgili seyirciler bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. Biz bugün diyeceğiz artık pazar günü saatler 23'ü gösterdiğinde efsane kadroyla Sinan Engin, Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdülkerim Durmaz hocamızla Karşınızda olacağız yine sevgili seyirciler gece yine çok uzun olacak çok özel görüntülerimiz yayınlamadığımız bantlarımız var yine yarına sarkan bantlarımız var yine çok uzun bir gece sizleri bekliyor bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz iyi bir pazar günü diliyorum herkese hoşçakalınız.